Ponty. Jean-Paul Sartre. Tarihsiz sayfa. En iyisi olayları günü gününe yazmak olacak. İpin ucunu kaçırmamak için bir günlük tutmalı. Hiç önemleri yokmuş gibi görünseler bile ayrıntıları, küçük olayları gözden kaçırmamalı ve asıl sınıflamalı onları. Şu masayı, sokağı, insanları Tütün paketimi nasıl gördüğümü söylemem gerek. Değişmiş olan bu çünkü. Bu değişikliğin kapsamıyla niteliğini tam tamına belirtmek gerek. Örneğin, işte bir mukavva kutu. İçinde mürekkep şişem duruyor. Onu eskiden nasıl görüyordum, şimdi ise nasıl? Burada bir söz eksik kalmış. İşte, paralel yüzlü bir dikdörtgen. Şeyin üzerinde belirli bir halde duruyor. Enayilik bu. Söyleyecek söz yok onun için. Kaçınılması gereken bu işte. Hiçbir şeyin bulunmadığı yerde acayip şeyler söylemeye kalkışmamalı. İnsan bir günlük tutarsa karşılaşacağı tehlike bu diye düşünüyorum. Her şeyi gözünde büyütür, kulağı kirişte olur, boyuna gerçeği zorlar durur. Öte yandan şu da kesin ki ben her an tam da şu kutuya da herhangi başka bir nesne yüzünden o önceki gün izlenimiyle yine karşılaşabilirim. Hiçbir şeyi bir söz çizilmiş. Belki zorlamamalı ya da uydurmamalı olsa gerek. Bir başka sözde onun üzerine yazılmış ama okunamıyor. Fakat bütün olup bitenleri özenle en ince ayrıntılarına dek not etmeli. Cumartesiyle önceki gün olup biten işler üzerine artık belirli hiçbir şey yazamam tabii. Onlardan şimdi çok uzaktayım. Çünkü yalnız diyebileceğim şu ki ne şu ne de bu durumda öteden beri bir olay diye adlandırılan hiçbir şey olmadı. Cumartesi günü çocuklar taş sektirmece oynuyorlardı. Ben de onlar gibi denize bir taş atmak istiyordum. O sırada durdum. Taşı yere attım, çekip gittim. Şaşkın bir halim vardı herhalde. Çocuklar arkamdan gülüştüler çünkü. İşin dış yönü bu. Benliğimde olup bitenler ise belirli bir iz bırakmadı. Gördüğüm bir şey bende tiksinti uyandırmıştı ama denize mi bakıyordum, taşa mı bilemiyorum. Taş yassıydı. Bir yanı kuru, öbür yanı ise nemli. Çamurluydu. Kirletmeyeyim diye parmaklarımı iyice açmış, taşı kıyılarından tutuyordum. Önceki gün işler çok daha çapraşıktı. Sonra o birbirini kovalayan rastlaşmalar, aldanmalar da oldu. Anlam veremedim bunlara. Fakat bunları kağıt üzerine dökmekle oyalanacak değilim. Kesin olan şu ki korktum ya da buna benzer bir şey duydum. Neden korkmuş olduğumu bile bilseydim bu bile büyük bir şey olurdu. Tuhafı şu ki hiç de kendimi deli sanmaya niyetli değilim. Deli olmadığımı da açıkça görüyorum hatta. Bütün bu değişiklikler nesnelerle ilgili. Bundan emin olmak istiyorum hiç değilse. Saat on buçuk. Belki ufak bir delilik bunalımıydı bu. Kim bilir. Hiçbir izi kalmadı artık. Geçen haftaki o acayip duygularım bugün çok gülünç görünüyor bana. Onlara girmiyorum artık. Bu akşam çok rahatım. Kendi halinde bir insan gibi herkesin içindeyim. Burası benim odam kuzeydoğuya bakıyor. Aşağıda Mutlis Sokağı ve Yeni Garın yapı alanı var. Penceremden bakınca Victor Noy Caddesi'nin köşesinde Demir Yolcular Köşesi'nin kırmızı beyaz ışığını görüyorum. Paris direni az önce geldi. Yolcular eski garajdan çıkıp sokaklara dağılıyorlar. Ayak sesleri konuşmalar işitiyorum. Birçok kimse son tramvayı bekliyor. Tam penceremin altında, hava gazı fenerinin çevresinde İç karartıcı bir küçük grup halinde olsalar gerek. Daha birkaç dakika beklemeleri gerek. Tramvay saat 10:45'ten önce gelmeyecek çünkü. Umarım bu gece gezici satış memurları gelmez. Canım öylesine uyumak istiyor. Eksik kalmış o kadar uykularım var ki, şöyle iyi bir gece, tek bir gece, bütün bu öyküleri silip süpürü verecek. Saat 11'e çeyrek var. Korkacak bir şey kalmadı artık gelselerdi gelirlerdi şimdiye dek. Meğer ki bugün fondan gelen o adamın günü olsun. Her hafta geliyor. İki numaralı odayı ayırıyorlar ona. Birinci katta. içinde bir bide olan odayı. Yine de gelebilir pekala. Yatmadan önce çoğu zaman demir yolcular köşesinde bir duble bira içiyor. Fazla gürültü yaptığı da yok ya hoş. Ufacık tefecik, temiz pak bir adam. Briyantinli kara bıyıkları, perukası var. Ha, geliyor işte. Bir şey söyleyeyim mi? Onun merdivenden çıkışını duyunca yüreğim hop etti. Öylesine güven verici bir şeydi bu. Böylesine düzenli bir çevreden korkacak ne var? İyileştim galiba. Şimdi de yedi numaralı mezbaha büyük havuzlar tramvayı geliyor. Büyük bir hurda demir gürültüsü çıkararak ilerliyor. Yine kalktı. Şimdi bavullarla, uyuyakalmış çocuklarla tıklım tıklım dolu, büyük havuzlara, fabrikalara, karanlık doğu semtine doğru gömülüp gidiyor. Sondan bir önceki tramvay bu. Sonuncusu da bir saate kadar geçecek. Gidip yatacağım. İyileştim artık. Küçük kızların güzel, yepyeni bir deftere yazdıkları gibi izlenimlerimi günü gününe yazmaktan vazgeçtim. Yalnız bir tek durumda insanın anılarını günü gününe tutması ilginç olabilirdi. Eğer... Tarih taşımayan sayfadaki yazı burada sona eriyor. Günlük 29 Ocak 1932 Pazartesi. Bir hal oldu bana. Bundan kuşku edemem artık. Olağan bir kesinlikle, apaçık olarak değil de bir hastalık gibi geliverdi. Sinsi sinsi, yavaş yavaş yerleşti içime. Kendime az buçuk acayip, az buçuk sıkıntılı hissettim. Hepsi bu kadar. Bir kere de yerine yerleşince kımıldamadı artık. Sessiz ve rahat öylece durdu. Ben de hiçbir şeyim olmadığına, boşuna telaşlandığıma inandım. Şimdi ise genişlemeye, yayılmaya başlıyor. Tarih yazarlığının insanda psikolojik çözümlemeler yapma eğilimi yaratacağını sanmıyorum. Biz işimizi görürken ancak birer bütün halindeki duyguları ele alırız. Üzerlerine de yükselme hırsı Çıkar gibi yaftalar yapıştırırız. Fakat kendi benliğim hakkında en ufak bilgiye sahip olsaydım bunu kullanmanın tam sırasıydı. Örneğin ellerimde yeni bir şey. Pipomu ya da çatalımı tutuşumda başka bir hal var. Ya da şimdi çatal mı kendini başka tarza tuturuyor bana bilmiyorum. Az önce odama gireceğim sırada birden durdum. Avucumda bir çeşit kişilikle dikkatimi çeken bir nesne duyuyordum. Avucumu açıp baktım. Kapının topuzunu tutuyormuşum sadece. Bu sabah kitaplıkta kendini yetiştiren adam yanıma gelip "Günaydın." dediği zaman onu tanıyabilmem için on saniye geçmesi gerekti. Tanımadığım bir yüz vardı karşımda. Yüz bile değildi bu. Sonra avucumda deli vardı. İri beyaz bir solucan gibi. Elini hemen bıraktım. Kolu gevşek gevşek indi aşağıya. Sokaklarda da sürüklenip giden bir sürü şüpheli gürültü var. Bu son haftalarda bir değişiklik oldu demek. Ama nerede? Hiçbir şeye dayanmayan, soyut bir değişiklik bu. Değişen ben miyim yoksa? Ben değilsem bu oda, bu kent, bu doğa değişti. İkisinden biri. Değişen benim galiba. En yalın çözüm şekli bu. En de hoş olmayanı. Fakat sonunda kabul etmem gerekir ki böyle ani değişikliklerin etkisi altında kalıyorum. Şu var ki çok seyrek düşünüyorum. O zaman ben farkında olmadan benliğimde bir sürü küçük başkalaşmalar birikiyor. Derken günün birinde gerçek bir devrim veriyor. Yaşantıma bu sarsıntılı, birbirini tutma hali veren de bu işte. Örneğin Fransa'dan ayrıldığım sırada birçok kimse aklına esti de gitti dediler. Altı yıl gezip dolaştıktan sonra birdenbire Fransa'ya döndüğüm zaman yine aklına esti diyebilirlerdi pekala. Geçen yıl petrol meselesi yüzünden işinden çekilen o Fransız memurun odasında Mercier ile birlikte bulunduğum sıradaki halim gözümün önüne geliyor. Mercier arkeolojik bir görevle Bingali'ye gidiyordu. Ben de Bingali'ye gitmeyi arzulamıştım hep. Kendisiyle gideyim diye başımın etini yiyordu. Neden acaba diye düşünüyorum şimdi. Portal'dan emin değildi de onu göz altında tutmak için bana güveniyordu galiba. Olmaz demek için bir neden göremedim. Hatta o sıralarda portal ile ilgili o küçük dalavereyi sezmiş olsaydım, öneriyi seve seve kabul etmem için bu da ayrı bir neden olurdu. Gel gör ki elim ayağım tutulmuştu. Tek söz söyleyemiyordum. Yeşil masa örtüsünün üstünde Telefonu yanında duran küçük bir hımer heykelciğine dikmiştim gözlerimi. İçim lenfa ile ya da ılık sütle doluymuş gibime geliyordu sanki. Altında az buçuk öfke de gizli bir melek sabrıyla Mercer şöyle diyordu bana. Resmen ve kesin olarak bilmem gerek. Değil mi ya? Sonunda evet diyeceksiniz. Biliyorum. Hemen kabul ederseniz daha iyi. Kırmızıya çalan, burcu burcu kokan bir sakalı vardı. Başını her kımıldatışında içime biraz koku daha çekiyordum. Sonra altı yıllık bir uykudan uyanıverdim birden. Heykel çirkin, aptalca göründü gözüme. Sıkıntıdan patladığımı hissettim. Neden Çin Hindi'de bulunduğumu anlayamıyordum. Ne işim vardı orada? Ne diye konuşuyordum bu adamlarla? Niçin böyle acayip bir kılıktaydım? İçimdeki tutku ölmüştü. Bu tutku yıllar yılı her yanımı kaplayıp beni sürüklemişti. Şimdi ise bomboş buluyordum kendimi. Fakat iş bu kadarla kalmıyordu. Karşımda gevşek gevşek duran koskocaman, yavan bir düşünce vardı. Ne olduğunu pek bilmiyordum ama bana öylesine bulantı veriyordu ki bakamıyordum ona. Bütün bunlar benim için Mercy'nin sakalındaki koku ile eşale geliyordu. Ona karşı aşırı bir öfkeyle dolu olduğum halde silkindim. Ters ters karşılık verdim. Teşekkür ederim ama epey yolculuk ettim galiba. Şimdi de Fransa'ya dönmem gerek. İki gün sonra Marsilya'ya giden vapura biniyordum. Eğer aldanmıyorsam, eğer bütün bu biriken belirtiler yaşantımın yeniden altüst olacağını haber veriyorlarsa korkuyorum doğrusu. Yaşantımın ne zengin ne de ağır yahut değerli oluşundan değil. Fakat ortaya çıkacak, beni kavrayacak ve kim bilir nereye sürükleyecek. İşte bundan korkuyorum. Araştırmalarımı, kitabımı, her şeyimi yüzüstü bırakıp yine yola çıkmam mı gerekecek acaba? Birkaç ay, birkaç yıl sonra düş kırıklığı içinde ve bitkin, yeni yıkıntılar ortasında mı uyanacağım? İş işten geçmeden benliğimde olup bitenleri açıkça görmek istiyorum.'' 30 Ocak pazartesi. Yeni bir şey yok. Saat 9'dan 1'e kadar kitaplıkta çalıştım. 7. bölümü ve Robolyo'nun 1. Paul'ün ölümüne kadar Rusya'da kalışı ile ilgili her şeyi tamamladım. Bitti bu iş. Temize çekinceye kadar da düşünmeyeceğim onu artık. Saat 1.30. Mol bir kahvesindeyim. Sandviç yiyorum. Her şey aşağı yukarı yolunda. Kahvelerde her şey her zaman yolundadır zaten. Mabli kahvesinde ise özellikle böyledir bu. Kahveyi işleten Mösyö Faskül'ün yüzünde gayet olumlu, güven verici bir hergelilik havası vardır da ondan. Birazdan öğle uykusuna yatacak, gözleri pembeleşmiş bile. Ama tavırları çevik ve kararlı kalmış. Masalar arasında dolaşıyor, müşterilere yaklaşıp gizlice, nasıl, memnun musunuz efendim, diye soruyor. Onu böylesine canlı görerek gülümserim. Kahvesinin boşaldığı saatlerde kafası da boşalır. Saat 2'den 4'e kadar kahve tenhadır. O zaman Mösyö Faskül aptallaşmış bir tavırla birkaç adım atar. Garsonlar ışıkları söndürürler. Adam da kendinden geçiverir. Yalnız kaldı mı uyur bu adam. Kahvede 20 kadar müşteri daha var. Bekarlar, küçük mühendisler, memurlardır bunlar. Bizim lokanta dedikleri aile pansiyonlarında öğle yemeklerini çabucak yerler. Biraz da lükse gereksinmeleri olduğu için yemekten sonra buraya gelirler. Bir kahve içip zar atarlar. Azıcık da gürültü yaparlar. Ama zararsız bir gürültüdür bu. Beni rahatsız etmez. Var olabilmek için onların da birkaçının bir araya gelmesi gerek. Bense yalnız, yapayalnız yaşıyorum.'' Hiçbir zaman hiç kimseyle konuşmuyorum. Ne bir şey alıyorum ne de bir şey veriyorum. Kendini yetiştiren adamı saymayalım. Sonra François da var. Demir yolcular köşesinin patronu olan kadın. Ama onunla konuşuyor muyum kimi zaman? Akşam yemeğinden sonra bana bir duble bira getirdiğinde bu akşam vaktin var mı diye soruyorum ona. Hiçbir zaman hayır demiyor. Ben de peşine takılıp birinci katta bir saatliğine ya da bir günlüğüne kiraya verdiği büyük odalardan birine dalıyorum. Para vermiyorum ona. Sevişince karşılıklı ödeşiyoruz. Hoşlanıyor bundan. Her gün bir erkek gerek ona. Elinin altında benden başka birçokları daha var. Ben de böylece nedenlerini iyice anladığım bazı efkarlardan kurtulmuş oluyorum. Fakat birkaç söz ya ediyoruz ya etmiyoruz. Hem neye yarar ki? Herkes kendi işini görüyor. Zaten onun gözünde ben her şeyden önce kahvesinin bir müşterisiyim. Rubon'u çıkarırken soruyor. Kuzum, kat diye bir aparatif biliyor musun sen? Bu hafta iki müşteri benden bunu istedi de. Kız bilmiyormuş. Gelip bana sordu. İsteyenler yolcuymuş. Paris'te içmiş olsalar gerek. Ama niye düğünü bilmeden almak istemem doğrusu. Çoraplarımı çıkarmayayım istersen ha? Eskiden hatta beni bırakıp gittikten çok sonraları da en iyi düşünmüştüm. Şimdi ise kimseye düşündüğüm yok artık. Söyleyeceğim sözleri araştırmak zahmetine bile katlanmıyorum hatta. Bırakıyorum, ağzımdan az çok çabuk akıp gidiyor bunlar. Hiçbirini tutmuyorum. Çoğu zaman sözlere bağlanamadıkları için düşüncelerim birer sis halinde kalıyor. Belirsiz, hoş biçimler çiziyorlar. Sonra yok oluyorlar. Ben de hemen unutuyorum onları. Bu gençlere hayranım. Kahvelerini içerlerken belirli, akla yakın öyküler anlatıyorlar. Kendilerine dün ne yaptın diye sorulursa şaşırıp bocalamıyorlar. İki sözcükle aydınlatıyorlar sizi. Onların yerinde ben olsam kemküm ederdim. Şu da var ki ne zamandır kimsenin benim neyle vakit geçirdiğimi aldırdığı da yok artık. İnsan yalnız yaşadı mı anlatmanın ne olduğunu dahi bilemez. Akla yakın şeyler de arkadaşlarla birlikte yitip giderler. Olaylar da öyle. İnsan bırakır, akıp gitsinler diye. Derken birdenbire konuşan ve çekip giden kimselerin ortaya çıktıkları görülür. Başı sonu olmayan öykülere dalar insan. Tanıklık etmeye kalksa hiç beceremez. Fakat buna karşılık akla yatkın olmayan kahvelerde inanılmayacak türden şeyler de gözden kaçmaz. Örneğin cumartesi günü, öğleden sonra saat dörde doğru, garın yapı alanındaki tahta kaldırımın bitiminde açık mavi manto giymiş bir kadıncağız elindeki mendili sallaya sallaya geri geri koşuyordu. Tam o sırada da krem rengi yağmurluk, sarı iskarpin, yeşil şapka giymiş bir zenci ıslık çalarak sokağın köşesini dönüyordu. Kadın hep geri geri gittiği halde tahta perdeye asılı duran ve akşamları yakılan bir fenerin altına gelip zenciye çarptı. Orada ateş gibi yanan gökyüzünün altında aynı zamanda burcu burcu ıslak kereste kokan o tahta perde, o fener, bir zencinin kolları arasındaki o sarıçın kadıncağız vardı demek. Dört beş kişi olsaydık bu çarpışmayı bütün o yumuşak renkleri, kuş tüyü bir yorganı andıran güzelin mavi mantoyu, açık renk yağmurluğu, fenerin kırmızı dört köşe camlarını fark ederdik herhalde. Bu iki çocuksu yüzle beliren şaşkınlığa da gülerdik. Yalnız yaşayan bir adamın gülmeyi istek duyması seyrek görülür. Görüntünün tümü benim için çok güçlü, hatta haşin fakat katıksız bir anlam edini verdi. Sonra dağıldı. Kala kala fenerle tahta perde, bir de gökyüzü kaldı. Bu da oldukça güzeldi. Bir saat sonra fener yanmıştı. Rüzgar esiyordu. Gökyüzü kararmıştı. Hiçbir şey kalmamıştı artık. Bütün bunlar pek yeni değil. Bu zararsız heyecanları hiçbir zaman duymamazlık etmedim tersine. Bunları duymak için şöyle az buçuk yalnız olmak, tam sırası gelince gerçeğe benzerlikten sıyrılabilmeye yetecek kadar yalnız olmak yeter. Ben yalnızlığın sınırında İnsanların çok yakınında duruyordum ama tehlike anında onlar arasına sığınmaya iyice kararlıydım. Aslında bir amatör gibi davranmıştım o zamana değin. Şimdi ise şurada, masanın üzerinde duran bir bardağı gibi nesneler var her yanda. Onu görünce sayım suyum yok, oynamıyorum artık demek geliyor içimden. Çok uzağa gitmiş olduğumu iyice anlıyorum. İnsan yalnızlığı da hesaba katamaz gibime geliyor. Fakat bu demek değil ki yatarken karyolamın altına bakıyorum ya da gecenin yarısında oda kapımın birden açılıvereceğinden korkuyorum. Yalnız kaygılıyım ne de olsa. Yarım saat var ki şu bira bardağına bakmaktan kaçınıyorum. Yukarıya, aşağıya, sağa sola bakıyorum. Ama gözüm onu görmek istemiyor. Ve çok iyi biliyorum ki çevremi saran bütün o bekarların bana hiçbir yardımları dokunamaz. İş işten geçti artık. Aralarına sığınamam. Belki onlar gelecekler. Omuzuma hafif hafif vurarak peki ama nesi var bu vira dublesinin diyecekler. O da ötekiler gibi. Kesme camdan yapılmış sapı var. Üzerinde kürek resimli bir arma var. Armaya Spaten Brau yazılmış. Bunları biliyorum ama başka şey var. Onu da biliyorum. Hemen hemen hiçbir şey. Fakat gördüğümü anlatamam ki artık kimseye. Şu var işte. Yavaş yavaş suyun dibine, korkuya doğru kayıyorum. Bu neşeli, akıllı seslerin ortasında yalnızım. Bütün bu insanlar düşüncelerini birbirlerine anlatmakla, aynı görüşte olduklarını sevine sevine kabul etmekle vakit geçiriyorlar. Hep birden aynı şeyleri düşünmeye ne önem veriyorlar? Ya Rabbi, kendi içlerine bakar gibi bir halleri olan, o balık gözlü insanlardan birinin kimi kez onlar arasından geçtiği oluyor. Bu gibilerle anlaşmak hiçbir zaman olası değildir. İşte o vakit ötekilerin suratlarının ne hal aldığını görmek yeter. Henüz sekiz yaşımdayken Lüksemburg bahçesine oynamaya giderdim. Böyle bir adam vardı. Gelip Ağustos Kom sokağı boyunca uzanan parmaklığın dibindeki kulübenin içine otururdu. Konuşmazdı, ama ara sıra bacağını uzatır, korkmuş bir tavırla ayağına bakardı. O ayağında bir fotin vardı ama öbür ayağına terlik giymişti. Bekçinin amcama söylediğine göre bu adam eskiden bir lisede müdür yardımcısıymış. Sınıflara gelip üç aylık ders notlarını akademisyen üniformasıyla okudu diye emekliye ayırmışlar. Yalnız olduğunu sezdiğimiz için çok korkuyorduk ondan. Bir gün uzaktan kollarını uzatarak Robert'a gülümsedi. Robert Az kalsın bayılıyordu. Bizi korkutan ne bu adamın zavallı hali, ne de boynunda çıkmış olan ve yakasına sürtünen urdu. Kafasının içinde bir takım istakoz düşünceleri beslenebilsin, bizi korkuya bu düşürüyordu işte. Beni de bekleyen bu hal mi acaba? İlk kez yalnız olmaktan sıkılıyorum. Başıma gelen şeyi henüz iş işten geçmemişken, henüz küçük çocukları korkutmazken birine anlatayım istiyorum eni burada olsaydı. Tuhaf şey. Altı sayfa yazı yazdım ama işin doğrusunu söylemedim. Gerçeğin hepsini söylemedim yani. Tarihin altına yeni bir şey yok diye yazarken kötü niyetle yapmadım bunu. Aslında ne utandırıcı ne de olağanüstü bir küçük olay vardı ki ortaya çıkmak istemiyordu. Yeni bir şey yok. İnsanların aklı da kendilerinden yana ederek nasıl yalan söylediklerine hayranım. Bir bakıma yeni hiçbir şey olmadı kuşkusuz. Bu sabah saat sekizi çeyrek geçe Printani Oteli'nden çıkıyordum. Kitaplığa gidecektim. Yerde bir kağıt parçası sürünüyordu. Eğilip alayım dedim, alamadım. Hepsi bu. Bir olay bile değil bu hatta. Evet, ama doğruyu söylemek gerekirse üzerimde derin bir etki yaptı bu. Artık özgür değilim diye düşünüyorum. Kitaplıkta bu düşünceden kurtulmaya çalıştım. Ama yapamadım. Mabli kahvesinde de bundan kaçıp kurtulayım dedim. Işığı görünce bu düşüncede dağılıp gidecek sanıyordum. Fakat olduğu yerde içimde kala kaldı. Ağır ve acı. Bu sayfaları da onun etkisi altında yazdım. Niçin anlatmadım bunu? Kibirden sonra biraz da beceriksizlikten olsa gerek. Başıma gelenleri kendime anlatmak adetim değildir. Onun içinde olayların zincirlenişini iyice bulamam. Neyin önemli olduğunu ayırt edemem. Ama şimdi bitti bu. Mabli kahvesinde yazdıklarımı yeniden okudum ve utandım. Gizli kapaklı şeyler, ruh halleri, sözle anlatılamayacak nesneler olsun istemiyorum. Bakir ya da rahip değilim ki iç yaşantı oyunu oynayayım. Söyleyecek fazla şey yok. Kağıdı yerden alamadım. Hepsi bu işte. Kestaneleri, eski paçavraları, hele kağıtları yerden almaya bayılırım. Onları almak, avucumda tutmak hoşuma gider. Çocukların yaptıkları gibi ağzıma götüresim gelir onları neredeyse. Bazen ağır, lüks, fakat belki insan pisliğine bulaşmış kağıtları köşesinden kaldırdığım olur da en iyi dehşetli kızardı yazın ya da güz başında bahçelerde gazete parçaları görürsünüz. Güneşte pişmiş bunlar, hazan yaprakları gibi kırılgan ve kurudurlar. Öylesine sarıdırlar ki çiğnenmiş, ezilmiş, kirlenmiştir. Toprağa döner bunlar. Başka yepyeni, hatta parlak, bembeyaz, tiril tiril kağıtlar da yere kuğular gibi konmuştur ama toprak onları altlarından kavramaya başlamıştır bile. Kıvranırlar. Çamurdan kurtarırlar kendilerini. Ama az ileride gidip yamyazsa olurlar bütün bütün. İyidir bunları almak. Kimi zaman çok yakından bakarak sadece ellerim bunları. Kimi zaman uzun hışırtılarını duymak için yırtarım. Ya da çok nemliyseler yakarım. Ama kolay olmaz bu. Sonra da çamurlu ellerimi bir duvara ya da bir ağaç gövdesine sürüp temizlerim. Bugün de kışladan çıkan bir süvari sübayının sarı çizmelerine bakıyordum. Bakışımla bunları izlerken bir su birikintisinin yanında duran bir kağıt gördüm. Subay kağıdı ökçesiyle çamurun içinde ezecek sandım. Ama hayır, bir tek adımda kağıdı da su birikintisini de verdi. Yaklaştım. Çizgili bir kağıttı bu. Bir okul defterinden koparılmış olsa gerekti. Yağmurdan ıslanıp kıvrılmıştı. Yanık bir el gibi her yanı kabarıklar, şişliklerle kaplıydı. Kıyısındaki kırmızı çizgi eriyip pembe bir buğu haline gelmiş, mürekkep de yer yer akmıştı. Sayfanın alt yanı bir çamur kabuğu altında kayboluyordu. Eğildim. Bu yumuşak, taze hamuru parmaklarımla yuvarlayıp kurşuni topraklar haline koyacağım diye sevinmeye başlamıştım bile. Yapamadım. Bir saniye eğilmiş olarak kaldım. Yazdırı Ak baykuş diye okudum. Sonra ellerim boş doğruldum. Özgür değilim. İstediğimi yapamam artık. Nesneler canlı olmadıklarına göre insanda etki yaratmamaları gerek. İnsanlar bunları kullanır, yerine koyar, ortalarında yaşar. İşimize yararlar o kadar. Benim üzerimde ise etki yaratırlar. Dayanılır şey değildir bu. Onlara değmekten korkarım. Canlı hayvanlarmış gibi sanki. Şimdi ise görüyorum. Geçen gün deniz kıyısında o taşı elimde tutarken duyduğum şeyi daha iyi anımsıyorum. Bir çeşit yavan tiksintiydi bu. Ne de tatsız şeydi hani. Taştan geliyordu. Eminim. Taştan ellerimin içine geçiyordu. Evet tamam. Ta kendisi. Ellerin içinde bir çeşit bulantı. Perşembe sabahı. Kitaplıkta. Az önce otelin merdiveninden inliyordum. Lucy'nin bir yandan basamakları cilalarken, öbür yandan da belki yüzüncü kez hanımına yanıp yakıldığını duydum. Patron hanım henüz takma dişlerini ağzına yerleştirmediği için güçlükle ve lafı uzatmadan konuşuyordu. Sırtında pembe sabahlığı, ayağında terlikleriyle hemen hemen çıplaktı. Lucy de her zamanki gibi kirpas içindeydi. Arada bir yerleri olmaya ara vererek hanımına bakmak için dizleri üzerinde doğruluyordu. Aklı başında bir tavırla durup dinlenmeden konuşuyor. Karı peşinde koşsun. Yüz kez daha iyi diyordu. Kendisine zararı dokunmayacağına göre vız gelir bu bana. Kocasından söz etmekteydi. Bu kara kuru kız biriktirdiği paralarla 40 yaşına bastığı sırada çok yakışıklı bir delikanlı ile evlenmişti. Adam Le Conti fabrikalarında tesviyeciydi. Kadın evlilikte mutluluğa erişememişti. Kocası onu dövmüyordu, aldatmıyordu da. İçiyor, her akşam kör kütük geliyordu. Dokunuyordu da bu ona. Üç ayda sarardığını, eridiğini gördüm. Lucy bunun içkiden ileri geldiğini sanıyor ama bana kalırsa adam verem aldırmamak gerek, diyordu Lucy. Bu ise onu için için kemiriyordu, eminim. Ama yavaş yavaş, sabırla, aldırmıyordu. Ama kendini ne avutabiliyordu, ne de derdine bırakabiliyordu. Onu azıcık, ucundan kıyısından çok azıcık düşünüyor, sırtından geçiniyordu. Özellikle başkalarının yanında olduğu zaman kendisini avuttukları, sonra aldırmaz, ve öğüt verir gibi bir tavırla bundan söz edince biraz ferahladığı için böyle yapıyordu. Odalarda yalnız olduğu zaman bunu düşünmemek için bir şarkı mırıldandığını duyuyordum. Fakat bütün gün suratını asıyor, her şeyden hemencecik beziyor, somurtuyordu. Boğazına dokunarak, buradan geçmiyor işte diyordu. Cimrice acı çekiyordu. Zevklerinden yana da cimri olsa gerekti. Ara sıra bu tek düze acıdan, şarkı söylemeyi keser kesmez, yine başlayıveren bu homurdanmalardan kurtulmayı arzulamıyor mu? Bir seferliğine adam akıllı acı çekerek umutsuzluğa dalıp gitmek istemiyor mu diye düşünüyorum. Fakat ne olursa olsun olanaksız bu onun için. Buna saplanmış bir kere. Perşembe, öğleden sonra. Monsieur de Rebellion çok çirkindi. Kraliçe Maria Antoinette sevgili maymunum demekten hoşlanıyordu ona. Ama yine de sarayın bütün kadınlarını elde etmişti. Maymun suratlı boyusunun gibi soytarılık ederek değil de elde ettiği güzel kadınları sevginin en büyük aşırılıklarına götüren çekici bir güçle yapıyordu bunu. Entrikalar çevirdi. Kraliçenin gerdanlığı işinde epey kuşkulu bir rol oynadı. Mirabahu Tenau ve Nersiyat ile uzun zaman düşüp kalktıktan sonra 1790'da ortadan yok oldu. Derken Rusya'da yine ortaya çıktı. Çar birinci Paul'ün katlinde biraz olsun parmağı vardı. Oradan kalkıp çok uzak diyarlara, Hindistan'a, Çin'e, Türkistan'a gitti. Dalavereli işler yaptı. Entrikalar çevirdi, casusluk etti. 1813'te Paris'e döndü. 1816'da gücünün zirvesine erişti. Angulim düşüncesinin tek sırdaşıydı. Korkun çocukluk anılarına saplanıp kalmış bu kaprisli ve yaşlı kadın onu görünce yatışıyor, yüzü gülüyordu. Monsieur de Robelion ona dayanarak sarayda borusunu istediği gibi öttürüyordu. 1820 yılının Martı'nda Motmozel Rocleau adında 18 yaşında çok güzel bir kızla evlendi. Kendisi yetmişindeydi. Ününün doğruğuna ömrünün sonunda erişmişti. Yedi ay sonra ihanetle suçlanıp yakalandı. Bir zindana atıldı. Beş yıl mapus kaldıktan sonra davasının soruşturması yapılmadan orada öldü. German Berger'in bu notunu bir kez daha hüzünle okudum. Monsieur de Rebellion'u ilkin bu birkaç satırla tanımıştım. Nasıl çekici görünmüştü bana? ve şu birkaç söz yüzünden nasıl hemencecik sevmiştim onu. Onun yüzünden, o küçük ihtiyar yüzünden buradayım Yolculuktan döndükten sonra Paris'e de yerleşebilirdim. Marsilya'ya da. Fakat Marki'nin Fransa'da uzun süre kalışları ile ilgili belgelerin çoğu Beauville Belediye kitaplığında. Robelio'nun Maramosta şatosu vardı. Savaştan önce bu kasabada onun torunlarından birine rastlamak mümkündü. Rolebon Compoy adında bir mimardı bu. 1812'de öldüğü zaman Bovil kitaplığına çok önemli bir bağışta bulunmuştu. Markey'nin mektuplarıyla günlüğünden bir parçayı, her çeşit kağıtları oraya bırakmıştı. Bunların hepsini elden geçirmiş değilim henüz. Bu notları yeniden bulmuş olduğuma seviniyorum. On yıl var ki bir daha okumamıştım onları. Yazım değişmiş gibime geldi. Daha sıkı yazıyormuşum o yıl Mösyö'de Rolebon'u ne kadar seviyordum. Bir akşamı, bir salı akşamını anımsıyorum. Mazarin kitaplığında bütün gün çalışmıştım. 1789-1790'da yazdığı mektuplardan. Gece olmuştu. Meyin caddesinde ilerliyordum. Geyti sokağının köşesinde de kestane aldım. Nasıl mutluydum. Nörsiyot'un Almanya'dan döndükten sonra nasıl surat asmış olacağını düşünerek kendi kendime gülüyordum. Marki'nin yüzü de bu mürekkep gibi. Ben onunla meşgul olmaya başlayalı beri epey solmuş. İlkin, onun 1801'den beri olan tutumundan hiçbir şey anlayamaz oldum artık. Belge yokluğundan değil, mektuplar, anı parçaları, gizli raporlar, polis arşivleri tümen tümen. Tersine fazlasıyla belge var elimde. Bütün bu belgelerde eksik olan şey kesinlik, kararlılık. Çelişmiyorlar, hayır. Ama birbirlerini de tutmuyorlar. Aynı kimseyle ilgiliymiş gibi bir halleri yok. Oysa başka tarihçiler aynı türden bilgiler üzerinde çalışıyorlar. Nasıl yapıyorlar acaba? Kıl kırk mı yarıyorum yoksa daha mı az zekiyim? Ortaya böyle konulunca sorun beni hiç ilgilendirmiyor. Alt yanı ne arıyorum ben? Hiçbir şey bilmiyorum. Uzun zaman adamın kendisi, yani Rolhebon beni yazılacak kitaptan daha çok ilgilendirdi. Ama şimdi adam, adam sıkmaya başlıyor beni. Kitaba ilgi duyuyorum. Onu yazmaya gittikçe artan bir gereksinme duyuyorum. Yaşlandıkça böyle oluyorum galiba. Birinci Paul'ün öldürüşünde Rolhebon'un önemli rol oynadığı, sonra Çar hesabına doğuda büyük bir casusluk görevi kabul ettiği, Aleksandra'da Napolyon'un yararını olarak boyuna kalleşlik ettiği söylenebilir kuşkusuz. Aynı zamanda Artois Kontu ile sürekli olarak mektuplaşmak, bağlılığını inandırmak için de ona bir takım önemsiz bilgiler iletmek yolunu bulmuştu. Bütün bunların akla yakın olmayan hiçbir yanı yok. Aynı sıralarda Fushi de başka türlü çapraşık ve tehlikeli bir komedi oynamakla meşguldü. Marki, Asya'daki prensliklerle onun hesabına silah ticareti yapıyordu belki. Evet, tamam. Bütün bunları yapmış olabilir. Ama hiçbiri koşutlanmış değil. Hiçbir şeyin, hiçbir zaman kanıtlanamayacağına inanmaya başlıyorum artık. Olayları anlatan dürüst varsayımlar bunlar. Fakat benden geldiklerini ve sadece bildiklerimi bir çeşit birleştirme niteliği taşıdıklarını o kadar iyi anlıyorum ki bon tarafından tek ışık gelmiyor. Olaylar ağır, tembel, somurtkan bir tavır takınmışlar. Kendilerine vermek istediğim düzenin kesinliğine uyuyorlar. Fakat bu düzen onlara yabancı kalıyor. Tümüyle düşsel bir çalışma yaptığım duygusu var içimde. Sonra şuna da eminim ki söz konusu olan bir romanın kişileri olmalıydı. Bunlar daha gerçek edalı, ve muhakkak ki daha sevimli olacaklardı. Cuma. Saat 3. Saat 3. insanın yapmak istediği şeye göre ya çok geçtir ya çok erken. Öğle sonunun acayip bir anı. Bugün ise çekilir gibi değil. Soğuk bir güneş camlardaki tozu aklaştırıyor. Soluk gökyüzü beyazla karışık. Kaldırımların kıyılarından akan sular bu sabah donmuştu. Yediğim yemeği kaloriferin yanında ağır ağır hazmediyorum. Günün ziyan olduğunu şimdiden farkındayım. Doğru dürüst hiçbir iş yapamayacağım. Ama gece olunca o başka. Belki... Güneşin yüzünde bu yapı alanının üzerinde havaya asılı duran kirli beyaz sisleri belirsizce yaldızlıyor. Çok sarı, çok soluk bir halde odama akıyor. Masanın üstüne donuk ve sahte dört yansı seriyor. Pipomun üzerine yaldızlı bir cila kaplamış. İlkin bir neşe görünüşüyle gözleri üzerine çekiyor bu. Bakılınca cila eriyor. Kala kala bir tahta parçasının üstünde döküntü halinde donuk, büyük bir çizgi kalıyor. Ve her şey böyle. Ellerime varıncaya kadar her şey. Böylesi bir güneş çıktı mı en iyisi gidip yatmak. Ne var ki geceleyin hayvanlar gibi uyudum. Uykum yok. Dünkü gökyüzünü ne kadar sevmiştim. Yağmurdan kapkara, dar bir gök, gülünç ve dokunaklı bir yüz gibi gelip camlara yapışıyordu. Oysa bu güneş gülünç değil, tam tersi. Sevdiğim her şeyin üstüne, yapı alanının pasları üstüne, tahta perdenin çürümüş keresteleri üstüne cimri, uslu, akıllı bir ışık düşüyor. Bu ışık uykusuz bir geceden sonra bir gün önce coşkunluk duyarak alınmış kararlara ya da çala kalem yazılmış sayfalara çevrilen bir bakış andırıyor. Victor Noy bulvarında geceyi yan yana aydınlatan o dört kahve, kahveden çok akvaryumları, gemileri, yıldızları ya da iri beyaz gözleri andırırlar, ne üdüğü belirsiz inceliklerini kaybetmişler. İnsanın içine kapanması için bundan elverişli gün olmaz.'' Güneşin acımasız bir yargı gibi yaratıkların üzerine saçtığı bu soğuk aydınlıklar gözlerimden içime akıyor. Yoksullaştırıcı bir ışıkla aydınlanıyorum. Kendi kendimden tiksinmenin doğruğuna erişmem için 15 dakika yeter. Eminim. İstemem. Eksik olsun. Rolebo'nun St. Petersburg'da geçirdiği günler üzerine dün yazdıklarımı da yeniden okumayacağım. Kollarım iki yana sarkmış, oturup duruyorum ya da korka korka birkaç sözcük karalıyor, esniyor, gecenin gelmesini bekliyorum. Karanlık bastırınca nesneler de ben de tenlerimizden sıyrılacağız. Çerkof'a göre Kont Pelin ona para vermişti. Yine Çerkof'a göre düşmanları çarı tahttan indirip hapsetmekle yetineceklerdi. Alexander bunun en iyi çare olduğunu savunur gibi gözükmektedir. Ama Pehlin çarın işini bitirmek istemiş olmalı. Palun düşmanlarını cinayete kışkırtmak işi de Mösyö'de de verilmiş olabilir. Bu adamların her birini teker teker görüyor ve cinayetin nasıl gerçekleşeceğini şaşılacak bir ustalıkla canlandırıp içlerindeki öldürme hırsını körüklüyordu. Ama Çarkof'a güvenemiyorum. Aklı başında bir tanık değil. Yarı delinin eziyet etmekten hoşlanan büyücünün biri. Her şeyde şeytanca bir yan görür. Monsieur de bana, bu melodram rolünü hiç yakıştıramıyorum. Cinayetin nasıl gerçekleşeceğini canlandırmış, öyle mi? Hadi oradan. Heyecansız bir insandır o. Kolay kolay coşmaz. Açıkça anlatmaz, işmar eder. Şatavasız bir yöntemi vardır. Bu yöntem mantığa düşkün dalaverecilere, siyasilere, kendi kıratındaki kimselere uygulanınca başarı sağlar ancak. Madame de Cherrieris şöyle yazıyor. Atemar de Rolebon konuşurken tasvir yapmazdı. Sesini yükseltip alçaltmaktan, el kol hareketi yapmaktan da kaçınırdı. Gözlerini yarı kapalı tutardı. Kirpiklerinin arasından gri göz bebeklerinin kenarı zar zor görülürdü. Sınırsız bir şekilde canımı sıktığını kendi kendime itiraf edeli birkaç yıl oldu ancak konuşması papaz Mable'nin yazışını andırır gibiydi bu adam mı cinayetin nasıl gerçekleştiğini canlandıracak? Peki öyleyse kadınları nasıl baştan çıkarıyordu? Sonra Segur'un anlattığı şu acayip hikayede ne var? Doğru galiba. 1787'de Moulins yakınlarında bir handa filozofların etkisinde yetişmiş ve Didero ile arkadaşlığı olan bir ihtiyar ölmek üzereydi. Yöredeki papazlar ellerinden gelen her şeyi yapmışlardı ama çabaları boşa gitmişti. İhtiyar, dinin son gereklerinin yerine getirilmesini bir türlü kabul etmiyordu. Çünkü tüm tanrıcıydı. Hiçbir şeye inanmayan Monsieur de o yöredeydi. İhtiyarı iki saat içinde Hristiyan dinine döndüreceğini söyleyerek Mullins papazıyla bahse girişti. Papaz bahsi kabul etti ve kaybetti. Rolobon sabahın üçünde işe girişti. İhtiyar beşte günah çıkarttı ve yedide öldü. Papaz, tartışma sanatında ne kadar güçlüymüşsünüz, bizi bile geçtiniz dedi. Rolibon, onunla tartışmadım, cehennemden söz açıp içine korku saldım diye karşılık verdi. Şimdilik cinayete katılıp katılmadığı sorusu önemli. Cinayet gecesi arkadaşlarının gönderdiği biri onu kapısına kadar götürmüştü. Yeniden dışarı çıktıysa nasıl oldu da hiç korkmadan St. Petersburg'ü baştan öbür başa geçebildi? Yarı çıldırmış halde olan Paul, saat 9'dan sonra ebelerle hekimlerden başka sokakta gezen herkesin yakalanmasını emretmişti. Yoksa Rolebo'nun saraya ulaşmak için ebe kıyafetine girdiğini anlatan saçma hikayeye mi inanmalı? Doğrusu elinden bu da gelir. Ne olursa olsun cinayet gecesi Evinde olmadığı kanıtlanmış gibi görünüyor. Alexander ona iyice kuşkulanmış olmalı ki tahta çıkınca yaptığı ilk işlerden biri rolebonu bir bahaneyle uzak doğuya göndermek oluyor. Mösyö'de rolebon yüzünden içime hafakanlar bastı. Ayağa kalkıyorum. Solgun ışığın içinde kıpırdıyorum. Ellerimin, ceketimin kol ağızlarının üzerinde değişip durduğunu görüyorum ışığın. Beni öyle tiksindiriyor ki anlatamam. Esniyorum. Masanın üzerindeki lambayı yakıyorum. Gün ışığını ortadan kaldırır belki. Ama öyle olmuyor. Tam dibinde zavallı bir ışık lekesi beliriyor. Söndürüp ayağa kalkıyorum. Duvarda beyaz bir delik var. Ayna bu. Bir tuzak. Bu tuzağa düşeceğim biliyorum. Düştüm işte. Aynada gri bir şey beliriyor. Yaklaşıp bakıyorum kurtaramıyorum kendimi. Yüzümün yansısı bu. Yapacak işim olmadığı günlerde onu seyreder dururum. Gördüğüm bu yüzden hiçbir şey anlayamıyorum. Başkalarının yüzleri bir anlam taşıyor. Benimki öyle değil. Güzel mi yoksa çirkin mi? Bunu bile söyleyemem. Çirkin galiba. Çünkü böyle olduğunu söylediler. Bana dokunan bu değil. Yüzüme böyle nitelikler verilebilmesine şaşırıyorum aslında. Bir toprak parçasına ya da bir kayaya güzel ya da çirkin demek gibi bir şey bu. Yanakların yumuşaklığının ve alnın üzerinde öyle bir şey var ki yine de bu insanın gözünü okşuyor. Tatlı kırmızı alevden bir taç gibi süslüyor başımı. Saçlarım bu. Bakmaktan zevk alıyor insan. Ne de olsa net bir renk. Kızın saçlı olduğumdan hoşnutum. İşte karşıda, aynada, ışıyıp duruyor talihliymişim. Saçlarımın rengi sarıyla kestane arasında neydi belirsiz bir renk olsaydı yüzüm silik bir yüz olacaktı. Baş dönmesi verecekti bana. Bakışlarım sıkıntılı bir şekilde alından, yanaklardan yavaş yavaş aşağı iniyor. Sağlam bir şeye rastlamıyor. Kuma batıyor sanki. Karşımda bir burun, iki göz, bir ağız olduğu belli. Ama anlamı yok bunların insansal bir anlatımları da yok. Oysa hem eni hem Willness canlı bir alim olduğunu söylerdi. Belki de yüzüme fazla alışmışımdır. Küçükken Cicu İsalam bana şöyle derdi. Uzun zaman aynaya bakarsan orada bir maymun görürsün. Daha da uzun zaman bakmış olmalıyım. Çünkü gördüğüm maymundan beter. Bitkiler aleminin sınırında, ahtapotların hizasında. Evet, canlı tarafı olmasına var ama eninin düşündüğü canlılık bu değildi. Hafif ürperişler görüyorum. Kendimi gevşek gevşek koyu verip yayılan, seyiren, yavan bir ten. Hele gözler. Bu kadar yakından korkunç. Camlaşmış, yumuşak, kör, kıyıları kırmızı, balık pulu sanki mübarek. Olanca ağırlığımla çini pervaza dayanıyorum yüzümü aynaya değercesine yaklaştırıyorum. Gözler, burun ve ağız yok oluyor. İnsanca hiçbir şey kalmıyor. Dudakların hummalı şişkinliğinin her bir yanında esmer kırışıklıklar, yarıklar, kabartılar. Yanakların kocaman sarkıklarının üzerini beyaz, ipek gibi ayva tüyleri kaplamış. Burun deliklerinden iki tane kıl çıkmış. Kabartma bir jeoloji haritası. Ama ne de olsa ayın yüzeyini andıran bu alemin yabancısı sayılmam. Onun ayrıntılarını tanıyorum diyemem ama tümünün benim için zaten daha önce görülmüşlüğü var ki beni uyuşturuyor. Yavaş yavaş uykuya dalıyorum. Kendimi toparlamak istiyorum. Şöyle canlı, keskin bir duygu beni kurtaracak. Sol elimi yanağıma yapıştırıp deriyi çekiyorum. Kendi kendime bakıp yüzüme ekşitiyor, buruşturuyorum. Yüzümün yarısı olduğu gibi kendini bırakıyor. Ağzın sol yarısı bükülüp şişerek bir dişi meydana çıkarıyor. Göz yuvası ak bir yuvarlağın pembe ve kanlı bir etin üzerine açılıyor. Aradığım bu değildi. Güçlü bir şey. Katı hiçbir şey yok. Yumuşak, belirsiz, daha önce de görülmüş şeyler. Gözlerim açık uykuya dalıyorum. Yüzüm aynada büyüdükçe büyümeye başladı bile. Işığın içinde kayıp giden kocaman solgun bir hale bu. Beni birden uyandırı veren şey dengeyi yitirişim oldu. Kendimi ata biner gibi bir sandalyenin üstüne oturmuş buldum. Uyuşukluğum hala geçmemişti. Başka insanlar da yüzleri için bu denli zahmetle mi yargı yürütüyorlar acaba? Öyle gibime geliyor ki ben kendi yüzümü, tıpkı vücudumu hissettiğim gibi gizli, organik bir duyguyla görüyorum. Ama ötekiler, ama Rolebon örneğin, Madame de Genlis'in gizlemek için ne denli uğraşırsa uğraşsın, dikkati çeken bir muziplik anlatımına sahip, o temiz bak, çiçek bozuğu ve buruşuk küçük bir yüz dediği şeye aynada bakınca uyumak geliyor muydu Rolebon'un içinden? Madame de Genlis şunları da ekliyordu saçına başına çok özen gösteriyordu. Hiç peruksuz görmedim onu. Fakat yanakları karaya çalan bir mavilikteydi. Çünkü sık bir sakalı vardı. Kendisi tıraş olmak istiyor, bunu da hiç beceremiyordu. Grim gibi o da yüzüne üstü beş sürmeyi adet edinmişti. Monsieur de Dungeville, bütün bu beyazlar, bu mavilerle Rockford peynirini andırıyor diyordu onun için. Çok hoş adam olsa gerek gibime geliyor.'' Ama alt tarafı Madame de Chirier'sa böyle görünmemiş, bu kadın onu geçkin buluyordu galiba. İnsanın kendi yüzünü anlaması olanaksızdır belki de. Yahut belki yalnız bir insan olduğundan mı böyle bu acaba? Toplum içinde yaşayan insanlar kendilerini aynalarda, dostlarına göründükleri gibi görmeye alışmışlardır. Benimse dostum yok. Bunun için mi tenim bu kadar çıplak acaba? İnsansız doğa. Evet, İnsansız bir doğa sanki. Çalışmaya hiç isteğim yok. Geceyi beklemekten başka bir şey yapmayacağım. Saat beş buçuk. İyi değilim. Hiç iyi değilim. Yine o pis şey geldi bana. Bulantı geldi. Hem bu seferki yenisi. Bir kahvede geldi bu iş başıma. Şimdiye dek kahveler tek sığınağımdı benim. Kalabalıktırlar. İyi aydınlanmışlardır da ondan. Şimdi bu bile yok artık. Odama tıkılıp kalınca nereye gideceğimi dahi bilemeyeceğim. Kadın hayatmaya gelmiştim ama daha ben kapıdan girer girmez garson kız Madeline. Patron yok, kente alışverişe gitti diye bağırdı. Erkeklik organımda güçlü bir düş kırıklığı, hoş olmayan uzun bir gıdıklanma duydum. Aynı zamanda gömleğimin memelerimin başına sürttüğünü hissediyordum. Ve renkli, yavaş bir anafora kapılmış, onunla çevrelenmiştim. Bir sis anaforuydu. Duman içindeki, aynalar içindeki ışıklardan oluşan bir anafordu bu. Dip tarafta da peykeler vardı. Onlar niçin oradaydı? Bu iş neden böyleydi? Hiçbir şey bilmiyorum. Kapının önündeydim. Ne yapacağımı bilemiyordum. Derken bir kaynaşma oldu. Tavandan bir gölge geçti ben de ileriye itildiğimi hissettim. Dalgalanıyordum sanki. Aynı zamanda her yanımdan içeriye giren ışıklı sislerden sersemlemiştim. Medlin de dalgalana dalgalana geldi. Pardesümü çıkardı. Saçlarını ensesinde topladığına, kulaklarına küpe takmış olduğuna dikkat ettim. Tanıyamıyordum onu. Kulaklarına doğru gidip de bitmek bilmeyen kocaman yanaklarına bakıyordum. Yanakların çukurluğunda elmacık kemiklerinin altında apayrı duran iki pembe leke vardı. Bu sıskaten üzerinde sıkıntıdan patlıyorlardı sanki. Yanaklar kulaklara doğru gidiyorlar, gidiyorlar. Medlin de gülümsüyordu. Ne içeceksiniz Monsieur Antoine? İşte o zaman bulantı yakama yapıştı. Kendimi peykenin üstüne bıraktım. Nerede olduğumun bilincinde bile değildim. Çevremde renklerin ağır ağır döndüklerini görüyordum. Kusmak geliyordu içimden. İşte o gün, bugün bulantı yakamı bırakmadı. Avucunun içinde tutuyor beni. Parayı ödedim. Medlin tabağımı kaldırdı. Bardağımın dibinde, mermerin üzerinde ufak bir bira birikintisi var. Üzerinde bir kabarcık yüzüyor. Banketin üzerinde oturduğum kısmı çökmüş. Kaymamak için ayaklarımı yere sıkı sıkıya basmam gerekiyor. Hava soğuk. Sağımda bir yün örtü, üstünde kağıt oynuyorlar. Girerken onları görmemiştim. Yarısı banketlerde, yarısı dipteki masada bulunan ve ellerini kollarını sallayan bir topluluk sezinlemiştim sadece. Bu arada Medlin tahta bir tabak içinde kartları, örtüyü, fişleri getirmiş. 3-5 kişi olmalılar. Bakmaya bile cesaretim yok. Gövdemde bir sakatlık var. Gözlerimi çevirebiliyorum ama boynumu oynatamıyorum. Başım yumuşacık, lastik gibi. Sanki boynumun üstüne oturtulu vermiş. Çevirsem düşecekmiş gibime geliyor. Ama kesik bir soluma duyuyorum. Göz ucuyla, beyaz tüylerle kaplı, kırmızım tırak bir parlama görüyorum ara sıra. Bir el bu. Patron alışverişe gidince tezgaha kuzeni geçer. Adı Adolf. Yerime otururken ona bakmıştım. Başımı çeviremediğim için hala bakıp duruyorum. Sırtında bir gömlek var. Eflatun rengi askılarını takmış. Mavi gömleğin üstünde askılar pek göze çarpmıyor. Mavinin içine gömülmüş gibiler. Ama düzmece bir alçak gönüllülük bu. Unutulmaya razı olacak gibi değiller. Koyunca dik kafalılıkları canımı sıkıyor. Menekşe rengini almak isterken yarı yolda kalmışlar. Ne var ki bu isteklerinden de vazgeçmişe benzemiyorlar. İnsanın, hadi menekşe rengini alın da bu hikaye sona ersin diyeceği geliyor. Ama ne gezer. Sonu gelmeyen çabaları içinde kala kalmışlar. İnat ediyorlar. Çevrelerindeki mavi kimi zaman kaplıyor onları. İyice kaplıyor. Bir an gözden kaybediyorum. Ama bu gelip geçiyor mavi renk yer yer soluklaşıyor. Birleşerek askıyı yeniden ortaya koyan eflatun renkli kararsız lekelerin belirdiğini görüyorum. Adolf'un gözleri yok. Şişkin ve devrik göz kapaklarının arasından gözlerinin akı azıcık görünüyor. Uykulu bir yüzle gülümsüyor. Düş gören bir köpek gibi ara sıra ürküyor, çemkiriyor ve depreşiyor. Ardındaki çikolata renkli duvar üstünde Mavi pamuk gömleği göz kamaştırıyor. Bu da, evet bu da bulantı veriyor insana. Daha doğrusu bulantının kendisi bu. Bulantı bende değil. Onu orada, duvarda, askıların üstünde, dört bir yanımda duyuyorum. Kahveyle özdeşleşiyor. O bende değil. Ben ondayım. Yanımdaki topluluk gürültü etmeye, elini kolunu sallamaya başladı. Al bakalım kozunu. Koz ne? kağıtlara eğilen kapkara kalın bir ense. Ha ha ha, görüyor musun? Şimdi oynadı. Bilmiyorum, görmedim. Demin oynadım canım. Ha, peki. Demek kos görmüş. Şarkı söyler gibi. Kos görmüş, kos görmüş, kos görmüş. Yeniden konuşuyor. Bu ne beyim? Aldım. Yeniden sessizlik. Damağımda havanın şekerimsi tadını duyuyorum kokular, askılar. Adolf yerinden kalktı. Birkaç adım attı, ellerini arkasında kavuşturuyor, gülümsüyor, başını kaldırıp topuklarının üzerinde geriye doğru yaylanıyor. Uyukluyor bu durumda. Sallanıp duruyor karşımda. Vire gülüyor. Düşecek neredeyse. Arkaya kaykılıyor, kaykılıyor. Yüzü tavana çevrili tam düşeceği sırada tezgahın kenarını ustaca yakalayıp dengesini sağlıyor. Sonra yeniden başlıyor. Bıktım artık. Garson kızı çağırıyorum. Madeline, bir plak çalar mısın lütfen? Hani şu benim sevdiğimi, Some of These Days'i. Olur. Ama belki şu beylerin hoşuna gitmez. Oyun oynarken müzik istemezler. Sorayım bir kere. Başımı güç bela çevirebiliyorum. Dört kişiler. Madeline, Kara çevreli kelebek gözlüğünü burnunun ucuna iliştirmiş mor suratlı ihtiyarın kulağına eğiliyor. İhtiyar kartlarını göğsüne siper edip gözlüğünün altından bana bakıyor. Rica ederim. Karşılıklı gülümSüyoruz. İhtiyarın dişleri çürük. Kırmızı el onun değilmiş. Yanında oturan siyah bıyıklı adamın bıyıklının mağara gibi burun delikleri var. Yüzünün yarısını kaplıyor. Ama yine de hafifçe soluyarak ağzından soluyor. Yanlarında köpek başlı bir delikanlı da var. Dördüncüyü seçemiyorum. Kartlar yün örtünün üstüne döne döne düşüyor. Sonra yüzüklü eller. Tırnaklarıyla örtüyü kazıyarak topluyor onları. Eller örtünün üstünde beyaz lekeler gibi görünüyor. Şişirilmiş tozlu nesneleri andırıyor. Kartlar durmadan düşüyor. Eller gidip geliyor. Ne garip iş. Oyuna da, gülüşe de, Alışkanlığa da benzemiyor bu. Zaman öldürmekten başka bir amaç gütmüyorlar sanırım. Ama zaman çok geniş, tüketilemiyor. Zamanın içine sokulan her şey yumuşuyor, uzuyor. Kartları toplayan elin şu hareketini göz önüne alalım. Pelte gibi bir hareket bu. Söküp içeriden biçmek gerek. Medlin gramofonu kuruyor. Şaşırıp da geçen seferki gibi Cavaliere Rustica'nın aryasını koymasa bari. Tamam, doğru koydu. Bu havayı hemen tanırım. Nakaratı şarkılı, eski bir ragtime'dir bu. La Rochelle sokağında Amerikalı askerlerin bu havayı ıslıkla çaldıklarını duymuştum. Yıl 1917. Ama plak çok daha sonra doldurulmuş. Yine de kahvedeki plaklar arasından en eskisi safir iğneyle çalınan peti markalı bir plak. Nakarat birazdan başlayacak. Bu nakaratı ve dik kayalıkların denize uzanışı gibi ansızın ortaya çıkışını seviyorum asıl. Henüz sıra cazın, melodi yok, notalar var yalnız. Binlerce küçük titreyiş. Durup dinlemiyorlar, eğilip bükülmez bir düzen onları ortaya çıkarıyor ve yok ediyor toparlanmalarına, kendileri için var oluşmalarına zaman bırakmıyor. Koşuyor, acele ediyor. Yanımdan geçerken bana sertçe çarpıyor ve yok olup gidiyorlar. Onları durdurmak isterdim. Ama birini durdursam, elimde yavşak ve kötü bir sesten başka bir şey kalmayacağını biliyorum. Ölümlerine katlanmam gerek. Hatta istemem gerekiyor bunu edindiğim izlenimlerin pek azı bu kadar acı ve güçlüdür. Canlanmaya ve mutluluk duymaya başlıyorum. Şaşılacak bir şey değil bu. Bulantının küçük bir mutluluğu. Yapışkan bira birikintisinin, bizim çağımızın, mavi askılar, çökük banketler çağının dibinde uzayan mutluluk. Bu mutluluk, yağ lekesi gibi genişleyen, kocaman, yumuşak anlardan kurulmuştur. Doğar doğmaz eskiyi verir. Onu 20 yıldır tanıdığımı sanıyorum. Başka bir mutluluk da var. Dışımızda şu çelik şerit, yani çağımızı yer yer geçen ve onu kupkuru, keskin uçlarıyla paralayan, yatsıyan müziğin daptaracak süresi de var. Başka bir zaman var. Bayran Dukör oynuyor, sen de beyi. Adamın sesi hafifleyip duyulmaz hale geliyor. Çelik şeride hiçbir şey işlemiyor. Ne açılan kapı ne dizlerimin arasından geçen soğuk hava, ne de Baytar'ın küçük kızıyla birlikte içeri girişi. Müzik bütün bu belirsiz şekilleri delip geçiyor. Küçük kız oturur oturmaz kaptırdı kendini. Kaskatı kesildi. Gözleri fal taşı gibi açılmış, yumruğunu masaya sürüp dinliyor. Birkaç saniye kaldı. Zenci kadın şarkıya başlayacak. Kaçınılmaz bir şey bu. Müziğin zorunluğu öylesine güçlü ki kimse durduramaz onu. Dünyanın içine atılmış olduğu şu zamandan gelen hiçbir şey bu işi yapamaz. Düzeni gereğince kendi kendine sona erecek. Bu güzel sesi sevişimin asıl nedeni bu. Yoksa tok ve içli oluşu değil. Bir yığın notanın önceden ölerek onun ortaya çıkışını hazırlaması hoşuma gidiyor. Ama yine de tedirginim. Gramofonun durması için önemsiz bir olay bile yeter. Bir yay kırılabilir ya da kuzana Adolf'un uysuzluğu tutar. Bu sağlamlığın bunca dayanıksız olması heyecanlandırıyor insanı. Onu hiçbir şey durduramaz ama her şey kırabilir. Sonuncu akorda bitti. Ardından gelen kısa sessizlik boyunca bir şeyin gerçekleştiğini, bir şeyler olduğunu iyiden iyiye duyuyorum. Sessizlik. Some of these days you'll miss me honey. Gerçekleşen şey şu. Bulantı ortadan kayboldu. Kadın sessizlik içinde şarkıya başlayınca gövdemin katılaştığını, bulantının ortadan kaybolduğunu duydum. Birden oldu bu. Böyle kas katı ve pırıl pırıl kesilmek kolay, dayanılır şey değil. O ara müziğin süresi bir hortum gibi genişliyor, şişiyordu yürekler acısı çağımızı duvarlara vurup parçalayarak kahveyi madenimsi saydamlığıyla dolduruyordu. İşte müzikteyim. Aynalarda ateş yuvarlakları dönüyor. Dumandan halkalar onları kuşatıyor, çeviriyor ve ışığın sert gülüşünü bir saklayıp bir gösteriyor. Bir abardağım küçüldü. Masaya yapışıyor. Yoğun bir hali var. Gerekli bir nesne sanki avucumu alıp tartmak istiyorum. Elimi uzatıyorum. Tanrım, hareketlerim hepsinden fazla değişmiş. Kolumun hareketi yüce bir melodi gibi gelişti. Zenci kadının şarkısı boyunca uzandı. Dans ediyor sandım kendimi. Adolf'un yüzü şurada. Çikolata rengi duvarın üstünde. Elimi uzatsam dokunacağım sanki. Bardağı kavradığım sırada başı gözüme ilişti. Mantıksal sonuçlar gibi apaçık ve zorunlu bir baştı bu. Bardağı sıkıca kavruyorum. Adolf'e bakıyorum. Mutluyum. Al bakalım. Bir ses ötekileri bastırıyor. Konuşan yanımdaki kupkuru ihtiyar. Yanakları kahverengi banketin üzerinde menekşe rengi bir leke halinde. Masaya bir kart atıyor. Karonun beyi. Köpek başlı delikanlı gülümsüyor kırmızı yüzlü rakibi masaya eğilmiş, onu gözlüyor. Çulanmaya hazır. Al öyleyse. Delikanlı Neli karanlıktan çıkıyor. Üşengeç ve bembeyaz. Bir an havada süzülüyor ve sonra bir şahin gibi dalıp tuttuğu kartı masaya yapıştırıyor. Kırmızı yüzü iri herif havaya sıçrıyor. Vay namussuz, kesti. Kasılmış parmakların arasından körün papazı görülüyor. Sonra kartı tersine çevirip oyuna devam ediyorlar. Kaybolmuş nice hareketle, nice düzenle ortaya çıkarılan ta uzaklardan gelen güzelim papaz. Başka düzenler, başka hareketler, saldırılar, karşılamalar, talih dönüşleri. Bir yığın küçük serüven ortaya çıksın diye bu kez o kaybolup gidiyor. Heyecanlanıyorum. Gövdem dinlenme halinde bir ince makine sanki. Başımdan gerçekten serüvenler geçti. Ayrıntıları aklıma gelmiyor ama olayların şaşmaz bir biçimde art arda gelişini unutmadım. Denizler açtım. Ardımda denizler bıraktım. Irmakların kaynaklarına ulaşmaya çalıştım. Ya da ormanlara daldım. Görmediği kentlere yöneliyordum hep. Kadınlarla yatıp kalktım. Heriflerle dalaştım. Geriye dönmek elimden gelmiyordu bir plan geri dönmemesi gibi. Bütün bunlar beni nereye götürüyordu? Şu ana, müzikle kaynaşan şu aydınlık yuvarlağın içindeki şu bankete. And when you leave me. Ben ki Roma'da Tiber nehrinin kıyısında oturmaya, akşamları Barcelona'nın gezilerinde yüz defa bir aşağı bir yukarı gezilmeye bayılıyordum. Ben ki Angor yakınındaki Brahkan'daki Bray adacığında bir Hint incirinin köklerini Nagaların tapınağına doladığını gördüm. Şimdi buradayım. Şu kağıt oyuncularıyla aynı anın içinde yaşıyorum. Dışarıda cılız gece kol gezerken, şarkı söyleyen bir zenci kadını dinliyorum. Plak durdu. Gece çekine çekine yavaşçacık içeriye girdi. Görünmüyor. Ama işte orada. Lambaları örtüyor. Havadaki koyu bir şey ciğerlerine çekiyor insanı. Havadaki koyu bir şeyi ciğerlerine çekiyor insan. Bu o işte. Soğuk var. Oyunculardan biri iskambilleri karma karışık halde bir başkasının önüne sürdü. O da onları topluyor. İskambillerden biri geride kaldı. Görmüyorlar mı onu? Kupanın dokuzlusunu. Sonunda biri onu aldı. Köpek kafalı delikanlıya verdi. Ha, kupanın dokuzlusuymuş. Tamam, gideceğim artık. Mora çalan suratlı ihtiyar bir kurşun kalemin ucunu diline değdirdikten sonra bir kağıdın üzerine eğildi. Medlin berrak ve boş bir gözle ona bakıyor. Delikanlı kupanın dokuzusunu parmakları arasında evirip çeviriyor. Aman Rabbi, güçlükle kalktım. Veterinerin kafası üstündeki aynada insanlıktan çıkmış bir suratın geçip gittiğini görüyorum. Birazdan sinemaya gideceğim. Açık hava iyi geldi bana. Ne şekerli bir tadı ne de vermut anımsatan o şarap kokusu yok onda artık. Ama nasıl da soğuk var ya Rabbi. Saat yedi buçuk. Karnım aç değil. Sinemada dokuzda başlıyor. Ne yapacağım? Isınmak için hızlı yürümem gerek. Tereddütteyim. Arkamdaki cadde kentin göbeğine, bol ışıklı işlek sokaklara, Paramount Sarayı'na, Imperial'e, Büyük Cihan mağazalarına gidiyor hiç canım çekmiyor. Aperatif saati çünkü. Canlı nesneler, köpekler, insanlar, kendiliklerinden kımıldanan bütün yumuşak yığınlar. Şimdilik yeterince gördüm bunları. Sola saptım. Şu ileride sıra sıra hava gazı fenerlerinin bitimindeki deliğe daldım. Noy bulvarından Galveni Caddesi'ne kadar yürüyeceğim. Delikten buz gibi bir rüzgar geliyor. İleride taş topraktan başka şey yok taş dediğinde katıdır, kımıldamaz. Sağdaki kaldırımda gidip gelen ışıklarıyla gaz halinde kurşuni bir yığın, bir gürültü çıkarıyor. Eski istasyon burası. Onun orada oluşu Noi bulvarının redot bulvarından Paradis sokağına kadar olan ilk yüz metrelik parçasını canlandırdı. Buraya 10 tane kadar sokak fenerinin dikilmesine ve dört tane kahvenin, demir yolcular köşesiyle üç başka kahvenin açılmasına neden oldu. Bu kahveler bütün gün sinek avlar ama akşamları lambalarını yakıp sokağa dikdörtgen biçimi ışıklar saçarlar. Üç sarı ışık banyosu daha yaptım. Hem bakkaliye hem tuhafiye eşyası satan Rabah mağazasından yaşlı bir kadının çıktığını gördüm. Eşarbını başına örttü, başladı koşmaya. Bitti artık bu iş. Paradis sokağının kaldırımının kıyısında son sokak fenerinin yanındayım. Asfal şeridi birden bitiverdi. Sokağın öbür yanı zifiri karanlık, çamur içinde. Paradis sokağının bir kaldırımından öbürüne geçtim. Sağ ayağım bir su birikintisine girdi. Çorabım ıslandı. Gezinti başlıyor. Noy bulvarının bir kesiminde kimse oturmuyor. Havası çok sert. Toprağı çok kısır olduğundan canlanıp gelişemiyor burası. Soleil kardeşlerin üç tane bıçkı fabrikası batıda uzayıp gidiyor. Bütün kapıları ile bütün pencereleri sessiz Jean Bertie Corey sokağına açılıyor ve cızırtılarla dolduruyor burasını. San Cecil de Kilisesi'nin kubbesindeki tahta kaplamaları Soleil kardeşler yaptılar. Yüz bin franka mal oldu. Bu üç fabrika duvarlara bitişik sırtlarını Victor Nui bulvarına vermişler yapıları sol koldaki kaldırımın üzerinde 400 metre boyunca uzayıp gidiyor. Tek pencere yok. Kömürlük penceresi kadar olanı bile. Bu kez iki ayağımla birden sulara daldım. Yolun bir kıyısından öbürüne geçtim. Öbür kaldırımın üzerinde tek bir hava gazı lambası var. Bir kara parçasının bitimindeki fener gibi yer yer çökük, yıkık bir tahta perdeyi aydınlatıyor. Tahtalardan hala duvar ilanlarının parçaları sarkıyor. Yıldız biçimi yırtık yeşil zemin üzerinde güzel bir yüz, hınçla buruşmuş, burnun altına birisi kurşun kalemle akrep bıyıklar çizmiş. Afişin bir başka yırtık parçasında beyaz harflerle yazılmış "Temizimse" sözü seçilebiliyor. Bundan da kızıl damlalar, kan damlaları belki dökülüyor. Yüzle söz aynı afişin parçasıdır ihtimal. Şimdi afiş paramparça. Bu parçaları bir araya getiren, istenerek yapılmış basit bağlar yok olmuş. Ama çarpık ağızla kan damlaları, beyaz serfler ve imsi eki arasında bir başka birim meydana gelmiş. Durup dinlenmek bilmeyen bir kana susamışlık. Bu gizemli işaretlerle kendini açıklamaya çalışıyor sanki. Bu gizemli işaretlerle kendini açıklamaya çalışıyor sanki tahtaların arasından demir yolunun ışıklarının parıldadığı görülebiliyor. Tahta perdeden sonra uzun bir duvar başlıyor. Hiçbir delik deşi, kapısı penceresi olmayan bir duvar. 200 metre ileride bir eve ulaşıp sona eriyor. Sokak fenerinin aydınlattığı alandan çıktım. Karanlık deliğe giriyorum. Gölgemin ayaklarım altında karanlığa karışıp eridiğini görerek buz gibi bir suya daldığımı sanıyorum sanki. Karşımda, ta dipte, kat kat karanlıkların ardında soluk bir pembelik seçiyorum. Galvani Caddesi orası. Dönüyorum. Hava gazı fenerinin ardında, çok uzaklarda, belirsiz bir aydınlık var. Orası da istasyonla dört kahve. Önümde ardımda, birahanelerde içen, iskembil oynayan insanlar var. Burada ise karanlıktan başka şey yok. Rüzgar ara sıra kulağıma çok uzaklardan hafif bir zil sesi getiriyor. Evlerin gürültüleri, otomobillerin omurtuları, bağrışmalar. Havlamalar aydınlık sokaklardan hiç uzaklaşmıyor. Hepsi de sıcak yerde kalmaktan hoşlanıyor. Fakat bu zil sesi karanlıkları delip buraya dek geliyor. Öbür gürültülere göre daha sert, az insanca. Onu dinlemek için duruyorum. Üşüyorum. Kulaklarım ağrıyor. Kıpkırmızı olsalar gerek. Fakat kendi benliğimi duymuyorum artık. Çevremdeki şeylerin artı beni etkisine almış. Hiçbir şey yaşamıyor. Rüzgar ıslık çalıyor. Katı çizgiler gecenin içinde kaçıp gidiyor. Orta halli sokaklar gelip geçenlere gülüp göz süzerler. Noy bulvarında onların bu utanma hali yok. Hiç kimse onu süslemek için uğraşmamış. Sadece bir şeyin arka yüzü burası. Jean Berthe Correur sokağının. Galveni Caddesi'nin arka yüzü. İstasyon dolaylarında bu villiler biraz bakıyorlar ona. Yolcular yüzünden ara sıra temizliyorlar. Ama hemen sonra kendi haline bırakıyorlar. O da körü körüne dost doğru gidip Galveni Caddesi ile birleşiyor. Kent onu unutmuş. Ara sıra toprak rengi kocaman bir kamyon gök gürültüsünü andırır patırtılar çıkararak var hızıyla onun üzerinden geçiyor. Adam bile öldürmüyorlar orada. Ne katil var, ne kurban. Noir bulvarının insanlıkla ilgisi yok. Maden gibi, üçgen gibi. Moyville'de böyle bir bulvarın bulunuşu şans doğrusu. Böyle caddeler öteden beri başkentlerde bulunur. Berlin'de, Neukölln taraflarında ya da Friedrichshain'a doğru. Londra'da da Greenwich arkasında. Ağaçsız, geniş kaldırımlarıyla, hava akımlarına açık, düz ve pis geçitler. Bunlar hemen daima belediye sınırlarının dışında, kentlerin imal edildiği acayip mahallelerdir. Yükgarlarının, tramvay garajlarının, mezbaaların, hava gazı depolarının yakınlarında bulunurlar. Sağnaktan iki gün sonra bütün kent güneş altında nemliyken ve rutubetli bir sıcaklık saçarken bunlar hala soğuk soğuktur. Çamurları, su birikintileri olduğu gibi durur. Bütün yıl boyunca Ağustos ayı dışında hiç kurumayan su birikintileri vardır. Bulantı orada, sarı ışığın içinde kaldı. Mutluyum. Öyle temiz bu soğuk, bu gece öyle temiz ki kendim de buzlu bir hava dalgası değil miyim zaten? İnsanın ne kanı, ne lenfası, ne eti olmalı. Şu uzun kanalın içinden karşıdaki soluk ışığa doğru akmalı. Soğuktan başka şey olmamalı. İşte birileri İki gölge. Ne diye geliyorlar buraya sanki? Ufak tefek bir kadın. Bir erkeği kolundan çekiştiriyor. İnce bir sesle hızlı hızlı konuşuyor. Söylediklerini anlayamıyorum. Rüzgar yüzünden. Erkek, kes artık be dedi. Kadın habire konuşuyor. Erkek birden onu itti. Çekingen bir tavırla bakıştılar. Sonra erkek ellerini ceplerine soktu. Ardına bakmadan çekip gitti. Adam gözden kayboldu. Kadınla aramda beş adım var yok. Birdenbire kalın, boğuk seslerle sarsıldı. Ondan yükselen bu sesler bütün sokağı olağanüstü bir yamanlıkla doldurdu. Charles, yalvarırım. Biliyorsun ne dedim sana. Gelme Charles, bıktım artık. Çok perişanım. O kadar yakınından geçtim ki ona değecektim neredeyse. Bu kadın, ama kim der ki bu ateş kesilmişten, bu acıyla kasılmış yüz onundur. Eşarbını, mantosunu, sağ elinin üstündeki iri, kırmızı lekeyi tanıdım yine de. Bu o, Lucy. Otelde temizlik yapan kadın yani. Sana yardım edeyim mi demeye çekiniyorum ama gerekirse o bunu benden isteyebilmeli. Ona bakarak ağır ağır önünden geçiyorum. Gözlerini üzerime dikiyor. Ama beni görmez gibi bir hali var. Çektiği acı içinde şaşkın, çevresini görmüyor sanki. Birkaç adım attım. Geri döndüm. Evet, bu o. Lucy. Ama değişmiş. Çileden çıkmış. Delice bir renginlikle acı çekiyor. İmreniyorum ona. Çarmıhtaki İsa'nın yaralarını kendilerine de açsınlar diye bekleyen Hristiyan azizleri gibi kollarını açmış, dimdik duruyor orada ağzı açık, tıkanacak neredeyse. Sokağın iki yanındaki duvarlar büyüyüp büyüyüp birbirlerine yaklaşmışlar. Kadın da bir kuyunun dibindeymiş gibime geliyor. Birkaç saniye bekliyorum. Pat diye düşüvereceğinden korkuyorum. Bu alışmadığı acıya dayanamayacak kadar cılız çünkü. Fakat kımıldamıyor. Çevresindeki her şey gibi o da taş kesilmiş sanki. Bir an, hakkında aldandım mı acaba?'' asıl huyu, ahlakı bu da ben de birden bunu mu gördüm diye düşünüyorum. Lucy hafifçe inledi. Gözlerini şaşkın şaşkın açarak ellerini boğazına götürdü. Hayır. Böylesine acı çekme gücünü kendi benliğinden almıyor. Dışarıdan geliyor ona bu. Perşembe saat on bir buçuk. Okuma salonunda iki saat çalıştım. Sonra pipo içmek için aşağıya avluya indim zemin gül rengi tuğlalarla döşelidir. 18. yüzyıldan kaldığı için bu villiler bu avluyla övünürler. Şamat ve Suspedart sokağının başına yerleştirilmiş eski zincirler yüzünden otomobiller içeri giremez. Köpeklerini gezdirmeye çıkmış siyah elbiseli kadınlar duvarlar boyunca kemerlerin altında dolaşırlar. Aydınlığa çıkmazlar pek. Ama genç kızlarınki gibi kaçamak ve hoşnut bakışlarını Gustav Impetras'ın heykeline çevirir, onu göz ucuyla süzerler. Bu bronz evin adını bilmezler herhalde. Ama redingotuna ve silindir şapkasına bakıp seçkin bir kişi olduğunu anlarlar. Gustav Impetras şapkasını sol elinde tutuyor, sağ elini bir kağıt tomarının üzerine dayamış. Sanki büyük babaları bronz haline getirilip bu kaidenin üzerine yerleştirilmiş gibi gelir onlara. Her konu üzerinde kendileri gibi hem de tıpkı kendileri gibi düşündüğünü anlamak için uzun boylu bakmak zorunda değildirler. Bu adam elinin altında ezilen kağıt tomarlarından edindiği uçsuz bucaksız bilgeliğini ve yetkisini bu hanımların minnacık ve kaskatı düşüncelerinin yararına kullanmıştır. Siyahlar giyinmiş hanımlar bir iç rahatlığı duyar, ev işlerine yönelir, köpeklerini gezdirirler. Çünkü babalarından kalan o kutsal, o güzelim düşünceleri savunmak sorumluluğu onlara düşmez. Bronzan bir adam bu işi üzerine almıştır. Büyük Ansiklopedide bu zatla ilgili birkaç satır var. Geçen yıl okumuştum. Kitabı pencerenin kenarına koymuştum. Bulunduğum yerden Impetraz'ın yemyeşil kellesini görebiliyordum. 1890 yıllarına doğru kendini gösterdiğini öğrendim akademi müfettişiymiş. Sevimli resimler yapmış. Üç tane de kitabı var. Eski Yunanlılarda ün kazanma üzerine. 1887. Bolil'in eğit bilimi. 1891. Ve 1899'da yazdığı bir şiirsel vasiyet. 1902'de de yurttaşlarını ve zevk sahibi insanları acılar içinde bırakarak ölmüş. Sırtımı kitaplığın duvarına dayadım. Sönmeye yüz tutan pipomu çekiştiriyordum. Kemerlerin altından korka korka çıkıp impedraza gözünü kırpmadan kurnazca bakan ihtiyar bir kadın görüyorum. Birden yüreklenip avluyu dört nala geçiyor. Heykelin önünde bir an duruyor. Geviş getirir gibi çenelerini oynatıyor. Sonra basıp gidiyor. Ve duvarın çatlaklarından birinin içinde gözden kayboluyor. 1800 yıllarına doğru pembe tuğlaları ve evleriyle bu alan belki de neşeli bir yerdi. Oysa şimdi kurumuş, kötülemiş, tiksinti veriyor insana. Kaidenin üzerinde duran şu adamcağızdan ötürü bu. Bronza dökülünce bu üniversite öğretmeni bir sihirbaz haline girmiş. İmpedraza tam karşıdan bakıyorum. Gözleri yok. Burnu pek belirgin değil bir ilçedeki bütün heykellere bulaşıcı hastalık gibi ara sıra musallat olan o acayip cüzzam sakalını kemirmiş. Selam veriyor. Yeleğinde kalbinin üzerine gelen yerde açık yeşil renkli bir leke var. Hastalığa tutulmuş sanki. Canlı değil ama büsbütün ölü de sayılmaz. Çevresine sessiz bir güç yayıyor. Bir rüzgar gibi itiyor gövdemi. İmpetras beni avludan dışarı atmak istiyor. Pipomu bitirmeden hiçbir yere gitmem. Sıska bir gölge beliriyor ardımda. İrkiliyorum. Başlayın efendim. Sizi rahatsız etmek istemiyordum. Dudaklarınızın kımıldadığını gördüm de kitabınızın cümlelerini tekrarlıyordunuz herhalde. Gülüyor. On iki dizeler peşindeydiniz belki. Kendini yetiştiren adama şaşkın şaşkın bakıyorum. Fakat onun benim şaşkınlığıma şaşmış bir hali var düz yazıda 12 eceli dizelerden bucak bucak kaçmak gerek. Değil mi efendim? Bana olan saygısı biraz azalmış gibi. Bu saatte burada ne yapıyorsunuz? diye sordum. Patron izin verdi. Ben de doğru kitaplığa geldim, dedi. Öğle yemeği yemeyeceğim. Kapanış saatine de kitap okuyacağım. Onu dinlemiyorum artık. Ama ilk ele aldığı konudan az buçuk ayrılmak zorunda kalmış olacak ki birden şunları söylediğini duyuyorum. Sizin gibi bir kitap yazmanın mutluluğuna erişmek, benim de bir şeyler söylemem gerek. Kuşkucu bir tavırla mutluluk diyorum. O ise yanıtımı yanlış anlıyor, Hemen cecik düzeltiyor. Değerliliğine demem gerekiyordu efendim. Merdivenden çıkıyoruz. Canım çalışmak istemiyor. Birisi Bazak'ın Ejoni Grande adlı romanını masanın üstüne bırakmış, Kitap 27. sayfada açık. Makine gibi bir tavırla kitabı alıp 27. sayfayı sonra da 28. sayfayı okumaya başlıyorum. Başından başlamaya cesaretim yok. Kendini yetiştiren adam sert adımlarla duvardaki raflara doğru ilerledi. İki cilt aldı, kemik bulan bir köpek edasıyla getirip bunları masanın üstüne koydu. Ne okuyorsunuz? Bunu bana söylemek istemiyor gibime geliyor biraz duralıyor, şaşkın, iri gözlerini sağa sola çeviriyor. Sonra zoraki bir tavırla kitapları bana uzatıyor. Bunlar Lerberetri'nin Turba ve Turba Yatakları adlı kitabı. Ne var ki? Onu utandıran şey nedir anlayamıyorum. Çok aklı başında kitaplar gibi görünüyor bunlar bana. İçimi rahatlatmak için Hitopedasa'yı şöyle bir karıştırıyorum. İçinde de yüksek nesneler buluyorum ancak. Saat 3 Ejoni Grande'yi bıraktım. Çalışmaya başladım. Ama isteksiz isteksiz. Yazı yazdığımı görünce kendini yetiştiren adam saygılı bir imrenişle bana bakıyor. Ara sıra başımı biraz kaldırıyorum ve piliç boynunu andıran boynunun çıktığı geniş, dik yakalığını görüyorum. Eski püskü giysileri var ama çamaşırları kar gibi beyaz. Gidip aynı raftan başka bir cilt aldı. Ters Duran Kitabın Başlığını Görebiliyorum Kadübek'in Çankulesi Normandiya Tarihinden Sayfalar Yazarı Matmazel Jolie Lavert Kendini Yetiştiren Adamın Okuduğu Şeyler Beni Hep Şaşırtır Son Olarak Yapıtlarını Okuduğu Yazarların Adları Hatırıma Geliyor Birden Lombe, Longlua, Laberlert, Lastek, Lavert İş Aydınlandı Kendini yetiştiren adamın yöntemini anladım. Alfabe sırasıyla okuyup öğreniyor. Bir çeşit hayranlıkla bakıyorum ona. Böylesine geniş çapta bir planı yavaş yavaş bıkıp usanmadan gerçekleştirmek için ne büyük bir irade gerek ona. Yedi yıl önce bir gün yedi yıldır okuyorum demişti bana. Çok resmi bir tavırla bu salona girmişti. Duvarlar boyunca dizili duran kitaplara göz gezdirmiş, Bazak'ın ünlü tipi Rastignac gibi o da aşağı yukarı. Gel bakalım bilgi hazinesi. Baş başa kaldık seninle demiş olacaktı. Sonra gidip en sağdaki ilk rafta duran ilk kitabı almıştı. Sarsılmaz bir karara eklenen bir saygı ve korku duygusu ile kitabın ilk sayfasını açmıştı. Bugün L'deydi. J'den sonra K, K'dan sonra L. Kın kanadlıları okuyup incelerken birdenbire kuantum teorisine Timurlenk ilgili bir eserden Darwinizme karşı yazılmış bir Katolik yergisine geçivermiş, bir an bile bıkıp usanmamıştı. Her şeyi okumuş, Parhenogenesis üzerindeki bilgilerin yarısını, diri hayvanlar kesilerek yapılan deneyler aleyhindeki kanıtların yarısını kafasına depo etmişti. Ardında ve önünde bir evren vardı. En soldaki sonuncu rafın sonuncu cildini kapatırken de kendi kendine, ''Ee, şimdi ne yapacağız?'' diyeceği gün yaklaşıyordu. İkinci kahvaltısını yaptığı saat gelmişti. Bön bir tavırla bir dilim ekmek, bir parçada da çikolata yiyordu. Gözleri yarı kapalı olduğundan kıvrık, güzel kirpiklerini rahat rahat seyredebiliyordum. Kadın kirpikleriydi bunlar. Üstüne tütün kokusu sinmişti. Soluk verdiği zaman da ona çikolatanın tatlı kokusu karışıyordu. Cuma, saat üç. Az kalsın aynaların tuzağına düşüyordum. Kurtardım kendimi ama bu kez de pencereye yakalandım. Ellerim iki yanıma sarkmış, kararsız pencereye yaklaşıyorum. Şantiye, tahta perde, eski gar. Eski gar, tahta perde, şantiye. Çenem düşecek gibi esniyorum. Gözlerim yaşarıyor. Pipo musa, tütün paketimi sol elimde tutuyorum. Pipoyu doldurmak gerek. Ama bu işi yapacak gücüm yok. Kollarımı iki yanıma bırakmışım. Alnımı cama dayıyorum. Şu ihtiyar kadın canımı sıkıyor. Bomboş gözlerle inatçı inatçı sekip duruyor. Arada bir, sanki görünmez bir tehlikeyle karşılaşmış gibi korkuyla duraklıyor. İşte penceremin altına geldi. Rüzgar etekliğini dizlerine yapıştırıyor. Durup atkısını düzeltiyor. Elleri titriyor. Uzaklaşmaya başladı. Sırtını görüyorum şimdi. Sağ, Noy bulvarına sapacak galiba. Daha yüz metre yürümesi gerek. Bu yürüyüşle on dakika sürer. On dakika boyunca alnım cama dayalı, onu böyle seyredip duracağım. Belki kırk kere duracak. Yeniden yürüyecek, yine duracak. Geleceği görüyorum. Şurada, sokakta işte. Şimdiden biraz daha solgun. Gerçekleşecek de ne olacak sanki? Gerçekleşmekten ne kazanacak? İhtiyar kadın topallayarak uzaklaşıyor. Sonra duruyor, atkısından çıkan aklaşmış bir tutam saçı çekiştiriyor. Yürüyor. Demin oradaydı, şimdi başka yerde. Anlayamıyorum bunu. Hareketlerini görüyor muyum yoksa önceden kestiriyor muyum? Şimdiyi gelecekten ayıramıyorum artık. Ama sürüp gidiyor bu. Yavaşça gerçekleştiriyor kendini. Yani ihtiyar kadın ısı sokak boyunca ilerliyor. Ayağındaki koca erkek ayakkabılarını sürüyüp duruyor. Zamanın ta kendisi bu. Hem de çırılçıplak zaman. Ağır ağır var oluyor. Bekletiyor insanı. Ama ortaya çıktığı zaman canınızı sıkıyor. Çünkü çoktan beri orada bulunduğunu anlıyorsunuz. İhtiyar, sokağın dönemecine yaklaşıyor. Ufacık kara bir kumaş yığınından başka bir şey değil artık. Buna diyeceğim yok doğrusu. Biraz önce ihtiyar orada değildi. Ama bu insanı şaşırtmayan tatsız ve solgun bir yenilik. Köşeye dönecek, işte dönüyor. Bu dönüş sanki sonsuz bir süre. Pencereden çekip alıyorum kendimi. Sallana sallana odanın öte yanına gidiyorum. Aynaya yakalandım. Bakıyorum. Tiksinmek geliyor içimden. İşte sonsuz bir süre daha. Aynadaki görüntümden kurtulup yatağın üzerine yığılıyorum. Tavana bakıyorum. Bir uyuyabilsem. Sessizlik, sakinlik, zamanın deyip geçişlerini, kayıp gidişlerini duyumsamıyorum artık. Tavanda imgeler görüyorum. Önce ışıktan halkalar, sonra haçlar pırpır ediyorlar. Sonra gözlerimin derinliğinde başka bir imge beliriyor. Çökmüş koca bir hayvan bu. Ön ayaklarını ve sırtındaki semeri görüyorum. Gerisi bulanık ama yine de tanıyorum. Marakeş'te gördüğüm bir deve bu. Taşa bağlıydı. Altı kere çöküp kalkmıştı. Çocuklar gülüyor ve bağırarak kızdırıyorlardı onu. İki yıl önce ne hoştu. Gözlerimi kapadığımda başım bir arı kovanı gibi uğuldamaya başlayıverirdi. İnsan yüzleri, ağaçlar, evler, bir fıçıda çırılçıplak yıkanan kama işli Japon kadını. Mağara gibi açılmış yarasından akan kanların birikintisinde yatan ölü bir Rus görürdüm. Kuskusun tadını, öğlü üstleri Burgos sokaklarını dolduran zeytinyağı kokusunu, Tiyotan sokaklarını kaplayan rezene kokusunu, Rum çobanlarının ıslık seslerini yeniden duyar, heyecanlanırdım. Bu neşe çoktandır eskidi bugün yeniden ortaya çıkacak mı acaba? Yakıcı bir güneş kafamın içinde büyülü lamba gibi dimdik kayıp gidiyor. Ardından bir parça mavi gökyüzü geliyor. Güneş bir iki sallandıktan sonra duruyor. İçim baştan başa yaldızlanmış gibi. Bu parıltı Fas'ta, belki Cezayir'de, belki Suriye'de geçirdiğim hangi gündüzden kopup geldi Geçmişe kapıp koyu veriyorum kendimi. Magnus. Berlin Camisi ile bir dut ağacının gölgelediği o ok güzelim alanın arasındaki daracık sokakta bizi ürküten dağlıyı gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Üstümüze gelmişti. Eni sağımdaydı. Yoksa solumda mıydı? O güneşte, o gökyüzü de birer aldanıştan başka şey değildi. Belki yüzüncü kez aldanışımın önüne geçemiyorum. Anılarım şeytanın kesesindeki paralara benziyor. Keseyi açınca içinde kurumuş yapraklardan başka şey bulamıyorsunuz. Dağlının körelmiş, koca bir beyaz oyuk haline girmiş gözünü hatırlıyorum yalnız. Bu göz gerçekten onun mu? Bakü de bana resmen çocuk düşürmenin ilkelerini açıklayan doktorda kördü. Ne zaman yüzünü hatırlamak istesem hep o beyazımsı yuvarlak geliyor gözümün önüne. Bu iki adamın da Nornlarınki gibi sırayla ödünç aldıkları bir tek gözleri var. Macnes o her gün gittiğim alana gelince iş daha kolaylaşıyor. Onu hiç hatırlamıyorum. Bu alanın güzel olduğunu belirten yarım yamalak bir duygu var içimde. Bir de birbirinden ayrılması olanaksız şu dört sözcük. Mekneste güzel bir alan. Gözlerimi kapar ya da tavana rastgele bakarsam o durumu yeniden kurabilirim kuşkusuz uzakta bir ağaç. Üzerime yürüyen tıkız, esmer biri. Ama bütün bunları iş olsun diye uydurmuş olurum. Bu faslı, uzun boylu ve zayıf bir kimseydi. Zaten bana dokunmadan önce görmemiştim onu. Demek ki uzun boylu ve zayıf bir kimse olduğunu hala biliyorum. Bazı kısa bilgilerin belleğimde kaldığını gösteriyor bu. Ama gözümün önüne gelen hiçbir şey yok. Geçmişi ne kadar yoklasam İmge kırıntılarından başka şey bulamıyorum orada. Onların neyi canlandırdıklarını iyice bilmiyorum. Birer anı mı yoksa kuruntu mu olduklarını da bilmiyorum. Zaten birçok durumlar var ki bu kırıntılar da yitip gittiler. Kala kala sözler kaldı sadece. Hala öyküler anlatabilirim. Çok da iyi anlatırım hem. Deniz subayları ile işin erbabı olanlar dışında fıkradan yana kimseden korkum yoktur. Ama bunlar birer iskeletten ibaret kalmış artık. İçlerinde şunu ya da bunu yapmış bir adamın sözü geçer. Ama o ben değilimdir. Onunla ortak hiçbir şeyim yoktur. O adam, sanki hiç gitmediğim için haklarında hiçbir bilgi sahibi olmadığım diyarlarda gezer durur. Ara sıra hükümü anlatırken atlaslarda rastlanan o güzel atları söylediğimde olur. Aranjuez, Canterbury gibi hiç yola çıkmamış insanların zihinlerinde okudukları kitaplar yüzünden nasıl bir takım imgeler belirirse bu adlar da yepyeni imgeler uyandırırlar bende. Sözler üzerine düşler kurarım. İşte bu kadar. Ölmüş yüz öyküye karşı yine de bir veya iki öykü canlı kalır. Yıpratmaktan korktuğum için bunları pek sık değil, ara sıra üzerlerine titreyerek anlatırım. Bir tanesini elime alır, dekoru, kişileri, davranışları yine gözümün önüne getiririm. Derken birden dururum. Bir yıpranma hissetmiş, duyuların dokusu altından bir sözcüğün sivriliğine çıktığını görmüşümdür. Çok geçmeden o sözcüğün sevdiğim birçok imgelerin yerini tutacağını sezerim. Hemen durur, çabucak başka bir şey düşünürüm. Anılarımı yormak istemem de ondan. Ama boşuna. Gelecek sefer onları anlattığım zaman büyük bölümü bu yüzden donup kalacaktır. Yerimden kalkmak, masamın altına sürdüğüm sandığın içinden Meknes'teki resimlerimi almak için şöyle bir davranıyorum. Ama neye yarar? Bu uyarıcıların artık hiçbir etkisi yok belleğim üzerinde. Geçen gün kurutma kağıdının altında küçük, sararmış bir resim buldum. Bir kadın bir havuzun yanında gülümsüyordu. Kadının resmini bir an seyrettim. Ama tanıyamadım. Sonra resmin arkasında şunları okudum. Eni, Portsmouth, 7 Nisan 27. Gizli bir fikir beslemeden kendimi yalnız bedenime ve ondan hava kabarcıkları gibi yükselen hafif düşüncelere adadığım yolunda bir duyguyu bugünkü kadar güçlü olarak hiçbir zaman hissetmedim. Anılarımı bu günümle meydana getiriyorum. Bugünün içine fırlatılmış, orada yüzüstü bırakılmış durumdayım. Düne erişmek için boşuna uğraşıyorum. Ama kaçamıyorum ki. Kapıya vuruldu. Kendini yetiştiren adam bu. Unutmuştum onu. Yolculuk resimlerimi gösteririm diye söz vermiştim ona. Şeytan görsün yüzünü. Bir sandalyeye oturdu. Gergin kaba etleri sandalyenin arkalığına değiyor, kas katı gövdesi öne eğik. Yatağımdan kalktım, ışığı yaktım. Niçin zahmet ettiniz efendim? Pekala oluyordu işte dedi. Resimlere karanlıkta bakılmaz ki. Şapkasını ne yapacağını bilemiyordu. Elinden aldım. Sahi mi efendim? Gösterecek misiniz onları bana? Göstereceğim tabii. Hesaplı bir iş bu. Onlara bakarken sesini çıkarmaz herhalde. Masanın altına daldım. Sandığı onun pırıl pırıl ayakkabılarına doğru ittim. Dizlerinin üstüne de bir kucak dolusu kartpostalla fotoğraf yığdım. İspanya ve İspanyol fası ile ilgili. Fakat açık ve güleş tavırlarından anlıyorum ki onu sessiz durmak zorunda bırakacağımı hesaplarken aldanmışım. San Sebastian'ın Igualdo tepesinden çekilmiş manzarasına şöyle bir göz attıktan sonra resmi yavaşça masanın üstüne koydu. Bir süre durdu. Sonra içini çekerek. Ah efendim, şansınız var doğrusu. Söylenenler doğruysa yolculuk en iyi okulmuş.'' Size böyle mi düşünüyorsunuz efendim? dedi. Belirsiz bir hareket yaptım. Bereket versin sözlerini bitirmemişti. Çok büyük bir değişiklik olsa gerek bu. farz muhal bir yere gidecek olsam öyle gibime geliyor ki huyumun, ahlakımın en küçük yanlarını bir yere yazayım isterdim. Giderken nasıldım, dönüşte nasıl oldum diye kıyaslayabilmek için. Bir yerde okumuştum. Bazı yolcular hem beden hem huy ahlak bakımından öylesine değişirlermiş ki dönüşlerinde en yakın ısımları bile kendilerini tanıyamazmış. İri bir resim destesini almış, dalgın dalgın evirip çeviriyordu. İçinden bir resim aldı. Bakmadan masanın üzerine koydu. Derken gözlerini bir sonraki resme sert sert dikti. Sen Ioronimo'nun Burgos Katedrali'nde bir kürsüye oyularak yapılmış bir heykeldi bu. Burgos'ta hayvan postundan yapılmış İsa tasvirini de gördünüz mü? diye sordu. Hayvan derisinden, hatta insan derisinden yapılmış bu heykellerle ilgili çok meraklı bir kitap var efendim. Ya Kara Meryem, Burgos'ta da bir tane vardır ama hacılar öpüyorlar onu değil mi? Zaragoza'dakini demek istiyorum yani. Döşeme taşlarından birinin üzerinde de ayağının izi varmış değil mi?'' Bir delin içindeymiş de, anneler çocuklarını bunun içine iterlermiş ha? Kas katı durarak iki eliyle sözde bir çocuğu itiyordu. Pers kralı Ardeşir'in armağanları karşısında istemem der gibi bir hali vardı sanki. Ah ah! Gelenek, töre denen nesneler çok, çok meraklı efendim. Biraz soluk soluğaydı. Eşek çenesi gibi iri çenesini benden yana doğrulttu. Tütün ve durgun, bayat su kokuyordu. Şaşkın, güzel gözleri ateşten yuvarlaklar gibi ışıldıyor, seyrek saçları kafasında buğdan bir ayla gibi duruyordu. Bu kafatasının içinde Samoyedler, Niyam Niyamlar, Madagaskarlılar, Ateş Adalılar, en acayip hainleri yapıyorlar, yaşlı babalarını, çocuklarını yiyorlar, tam tam seslerini ayak uydurarak, bayılıncaya dek oldukları yerde dönüyorlar. Kendilerini amokun cezbesine kaptırıyorlar, ölülerini yakıyorlar, bunları damların üstlerine seriyorlar. Bir meşalenin aydınlattığı kayaya koyup suyun akıntısına bırakıyorlar. Ana ile oğul, baba ile kız, erkek kardeşle kız kardeş rastgele çiftleşiyorlar. Kendilerini sakat ya da iğdiş ediyorlar. Tepsiler takıp dudaklarını geriyorlar bellerine canavarları andırır hayvan resimleri yaptırıyorlardı. Pascal gibi törenin ikinci bir huy olduğu söylenebilir mi acaba? Kara gözlerini benimkilere dikmiş, yalvarırcasına bir yanıt bekliyordu. Yerine göre, dedim. Rahat bir soluk aldı. Ben de böyle düşünüyordum efendim, dedi. Ama kendime de hiç güvenim yok. Her şeyi okumuş olması gerek insanın. Fakat daha sonraki resmi görünce Adam akıllı coştu. Bir sevinç çığlığı kopardı. Segovia, Segovia, bir kitap okudum Segovia üzerine, diye bağırdı. Sonra az buçuk soylu bir tavırla ekledi. Yalnız efendim, yazarın adını anımsayamıyorum. Ara sıra böyle unutkanlık geldiği oluyor bana. Ne, no, no, hemen atılıp, olamaz dedim. Henüz Laverç'tesiniz siz, fakat çabucakta pişman oldum. Bu okuma yönteminden hiç söz etmemişti bana. Gizli açıklık olmalıydı bu onda. Gerçekten de şaşırıp bocaladı. İri dudakları ağlamaklı bir tavırla ileriye doğru uzandı. Sonra başını eğip tek söz söylemeden on tane kadar kartpostala baktı. Fakat yarım dakika sonra içinin güçlü bir coşkuyla kabardığını, konuşmazsa patlayacağını görüverdim. Dokunaklı bir sesle. Hele öğrenimimi bitireyim. Daha altı yıl gerek buna hesapça. Bir yolunu bulursam her yıl yakın doğuda bir gezi yapan öğrencilerle profesörler arasına ben de katılacağım, dedi. Bazı bilgileri elle tutulur hale sokmak istiyorum. Sonra başımdan beklenmedik yeni şeyler, kısacası bir takım serüvenler geçsin istiyorum. Sesini alçaltıp çapkın bir tavır takınmıştı. Şaşırarak, ne gibi serüvenler? dedim. Her çeşidinden efendim. İnsan yanlış trene biner, bilmediği bir kente iner. Cüzdanı kaybeder, yanlışlıkla tutuklanır, geceyi hapiste geçirir. Serüvenin tanımlanabileceğine inandım ben efendim. Olağanlıktan çıkan, fakat yine de olağanüstü olmayan bir olaydır bu. Serüvenlerin büyüsünden söz edilir. Doğru görünüyor mu bu deyim size? Bir şey sormak istiyordum. Neymiş? Kızardı, gülümsedi. Zararı yok söyleyin. Belki saygısızlık olacak ama... Bana doğru eğildi ve gözleri yarı kapalı sordu. Çok serüven geçirdiniz mi siz efendim? Makine gibi cevap verdim. Eh, birkaç tane. Pis kokulu soluğunu duymamak için de kendimi geriye çektim. Evet, düşünmeden. Makine gibi bir tavırla söyledim bunu. Aslında ise bunca serüven geçirmiş olduğum için böbürlenirim doğrusu. Fakat bugün daha bu sözleri söyler söylemez kendime karşı büyük bir öfke duydum. Yalan söylüyormuşum, ömrümde hiçbir serüven geçirmemişim yahut daha doğrusu bu sözün ne anlama geldiğini dahi bilmiyormuşum gibime geldi. Aynı anda da dört yıl kadar önce Hanoi'de duyduğum o bezginlik omuzlarıma verdi. Hani Mercier bana birlikte gidelim demişti de ben gözlerimi bir hamer heykelciğine dikip hiç yanıt vermemiştim. O zaman beni çok tiksindiren düşünce o iri beyaz yığın karşımdaydı. Dört yıl var ki bir daha görmemiştim onu. Kendini yetiştiren adam, ''Bir şey rica edebilir miyim sizden?'' dedi. ''Tamam, şu ünlü serüvenlerden birini kendisine anlatmamı isteyecek. Ama ben bu konuda tek söz söylemek istemiyorum artık.'' Dar omuzlarının üstünden eğilip parmağımı resimlerden birinin üstüne koyarak ''Burası Santillana'' dedim. İspanya'nın en güzel köyü. Ünlü roman kahramanı Cilbilas'ın Santillana'sı mı? Böyle bir yer var sanmıyordum. Ah efendim ne kadar yararlı oluyor sizinle konuşmak. Çok gezdiğinizi hemen görüyor insan. Ceplerine kartpostallar, gravürler, fotoğraflar doldurduktan sonra kendini yetiştiren adamı sepetledim. Hayatından memnun çıkıp gitti. Ben de ışığı söndürdüm. Şimdi yalnızım. Büsbütün yalnız değil. O düşünce de var karşımda. Bekliyor. Toz toparlak olmuş, iri bir kedi gibi orada duruyor. Bir şey anlattığı yok. Kımıldamıyor. Yalnız, hayır demekle yetiniyor. Hayır. Serüven geçirmedim ben. Pipomu doldurup yaktım. Bacaklarımın üzerine bir palto örtüp yatağa uzandım. Kendimi bu denli yorgun, bu denli bezgin hissedişime şaşıyorum. Hiç sürüven geçirmediğim doğru bile olsa, ne zararı dokunur bana bunun? Her şeyden önce öyle gibime geliyor ki tümüyle laftan ibaret bu. Örneğin, Meknes'teki şu sorun, biraz önce aklıma gelmişti hani. Bir faslı üstüme atılmış, büyük bir sus dalı ile beni vurmak istemişti. Ama ben ona bir yumruk savurmuştum. Yumruk da şakanın üzerine inmişti. O zaman Arapça bağırıp çağırmaya başlamış, bir sürü hırpani ortaya çıkmış, Atarin sokağına kadar beni kovalamışlardı. İnsan buna ne ad verirse versin, ne de olsa şu var ki başıma gelmiş bir olaydı bu. Karanlık iyiden iyiye bastırdı. Pipom yanıyor mu bilemiyorum pek. Bir travma geçiyor. Tavanda kırmızı bir şimşek çaktı. Sonra da ağır bir araba evi titretti. Saat altı olmalı. Serüven geçirmedim. Başıma bir takım şeyler geldi. Hadiseler, olaylar, vakalar. Ne isterseniz öyle değil. Ama serüven gelmedi. Bir laf sorunu değil bu. Başlıyorum anlamaya. Bir şey var ki kendim de farkında olmaksızın her şeyden çok önemsiyordum. Sevgi değildi bu. Yo, ne münasebet. Ün de değildi zenginlik de. Bu şeydi. Yani yaşantımın eşsiz, değerli bir nitelik edineceğini ara sıra düşler olmuştum. Bunun için de olağanüstü koşullar gerekli değildi. Şöyle azıcık kesinlik istiyordum sadece. Şimdiki yaşantımın hiçbir parlak yanı yok. Ama zaman zaman, örneğin kahvelerde müzik çalarken ben de eski günleri anımsıyor, eskiden Londra'da, Meknes'te, Tokyo'da hoş vakitler geçirmiş, serüvenler yaşamıştım diyordum içimden. İşte şimdi benim elimden alınan şey bu. On yıldır kendi kendime yalan söylemiş olduğumu görünürde bir neden olmaksızın birden biri öğrenmiş bulunuyorum. Serüvenler kitaplardadır. Ve doğal olarak kitaplarda anlatılan her şey sahiden olup bitebilir. Ama aynı tarzda değil. En çok da bu oluş tarzına önem veriyordum ben işte. Her şeyden önce başlangıçların sahici başlangıçlar olması gerek. Ne yazık. Ne istemiş olduğumu şimdi o denli iyi görüyorum ki, tıpkı bir trompetin çalınışı, bir caz parçasının ilk notaları gibi birden ortaya çıkıp can sıkıntısına son veren, sürekliliği pekiştiren sahici başlangıçlar. Akşamlar arasında bir akşam ki, sonradan şöyle der insan. 1 Mayıs akşamıydı. Gezmeye çıkmıştım gezersiniz ay yeni doğmuştur işiniz gücünüz yoktur az buçuk hoşsunuzdur derken şöyle düşünürsünüz birden bir şey oldu herhangi bir şey karanlıkta hafif bir çıtırtı sokan bir yanından öbürüne geçen hafif bir gölge fakat bu küçük olay öbürlerine benzemez hemen görürsünüz ki o büyük bir şeklin ön kısmıdır Şeklin tümü ise sisler içinde yok olmaktadır. O zaman bir şey başlıyor da dersiniz içinizden. Bir şey bitmek için başlar. Serüven kendisine ek yapılsın istemez. Öldüğü zaman anlam edinir ancak. Belki de benimki olacak olan bu ölüme doğru geriye dönmemecesine sürükleniyorum. Her an ancak peşinden gelen anları getirmek için ortaya çıkar. Her ana da canı gönülden bağlıyım. Onun tek olduğunu, yerine konmayacağını biliyorum. Ama yok olmasını önlemek için bir hareket yapacak halde değilim. Şu kadına önceki gün rastlamıştır. Berlin'de, Londra'da, onun koynunda geçirdiğim şu son dakika, tutku derecesinde sevdiğim o dakika. Neredeyse sevecek olduğum o kadın. Bitecek biliyorum. Birazdan bir başka diyara gideceğim. Ne bu kadını bir daha bulacağım, ne de hiçbir zaman bu geceyi her saniyenin üzerine eğiliyor, onu tüketmeye çalışıyorum. Hiçbir şey geçmiyor ki yakalamayayım. Ben Nime sonsuza dek hapsetmeyeyim. Hiçbir şey, ne o güzel gözlerdeki gelgeç sevgi, ne sokağın gürültüleri, ne tan yerinin yalancı aydınlığı. Ama o dakika yine geçip gidiyor. Ben de onu alıkoymuyorum. Geçsin istiyorum. Derken bir şey çat diye kırılıyor birden. Serüven bitmiştir. Zaman her günkü gevşekliğine yine bürünüyor. Dönüp bakıyorum. Arkamda o güzel melodik şekil olduğu gibi geçmişin içine gömülüyor. Ufalıyor, yok olurken büzülüyor. Şimdi de son, başlangıçla tek vücut haline geldi. Bu altın noktayı gözlerimle izlerken ölmek pahasına, bir serveti yahut bir arkadaşı yitirmek pahasına da olsa, her şeyi aynı koşullar içinde baştan başa yeniden yaşamaya razı olduğumu düşünüyorum. Fakat bir serüven ne yeniden başlar ne de uzayıp gider. Evet, evet bunu istiyordum ve ne yazık hala da bunu istiyorum. Bir zenci kadın şarkı söyledi mi öylesine mutluyum ki kendi öz yaşantım bu melodiye konu olsaydı ne doruklara ulaşacaktım kim bilir. Düşünce hala orada ama atsız sansız sakin sakin bekliyor şimdi de şöyle der gibi bir hali var ya istediğin buydu demek hiçbir zaman elde edemediğin tam da bu işte hatırlasana laflarla aldatıyorsun kendini yolculuk sırasında olmuş pestenkerani şeylere yosmalarla sevişmelere kavga dövüşlere encik boncuklara serüven adını veriyordun ve hiçbir zaman ne sen elde edeceksin bunu ne de başka biri fakat niçin? Niçin? Cumartesi öğleyin. Kendini yetiştiren adam okuma salonuna girdiğimi görmedi. Dipteki masanın alt başına oturmuş, önüne de bir kitap koymuştu. Ama okumuyordu. Sağ yanındaki komşusuna bakıyordu gülümseyerek. Kirloz bir kolejlidir bu. Kitaplığa sık sık gelir. Çocuk bir zaman kendini seyrettirdi. Sonra yüzünü korkunç biçimde ekşitip puruşturarak birden dilini çıkardı ona. Kendini yetiştiren adam kızardı. Hemencecik kitabının üstüne kapandı, okumaya daldı. Dünkü düşüncelerimi bir daha gözden geçirdim. Gaye soğukkanlıydım. Serüven olmuş ya da olmamış, umurumda değildi. Yalnız serüven olamaz mıydı acaba? Bunu merak ediyordum. Şöyle düşündüm en bayağı olayın serüven haline gelebilmesi için onu anlatmaya başlamak gerektir. Ve bu kadarı yeter. İnsanları aldatan budur. Bir insan daima bir öykü anlatıcısıdır. Kendisinin ve başkalarının öyküleriyle kuşatılmış olarak yaşar. Başına gelen her şeyi onların ardından görür ve ömrünü de sanki onu anlatıyormuş gibi yaşamak çarelerini arar. Fakat birinden birini seçmek, ya yaşamak ya anlatmak gerek. Örneğin şu Erner ile birlikte ki ben ondan çekiniyordum, o benden korkuyordu. Hamburg'da acayip bir ömür sürmekteydim ama işin içindeydim. Düşündüğüm yoktu onu. Derken bir akşam St. Pauli'deki küçük bir kahvede tuvalete gitmek için yanımdan ayrıldı. Yalnız kaldım. Kahvede bir gramofon vardı. Blue Sky adlı plağı çalıyordu. Buraya gelişimden beri olup bitenleri kendi kendime anlatmaya başladım. İçimden şöyle dedim. Üçüncü akşam Mavi Mağara adlı dansinge girdiğim sırada uzun boylu, çakır keyif bir kadın gördüm. İşte Blue Sky dinlerken şu anda o kadını bekliyorum. Gelecek, sağıma oturacak, kollarını boynuma dolayacak. O zaman bir serüven geçirmekte olduğumu iyice hissettim. Erna geri geldi. Yanıma oturdu, kollarını boynuma doladı ama ben de Nedenini iyice bilmek sizin ondan tiksini verdim. Şimdi anlıyorum. Yaşamaya yeniden başlamak gerekti. Serüven izlenimi ise silinip yok olmuş bulunuyordu. İnsan yaşadı mı başına hiçbir şey gelmez. Dekorlar değişir, insanlar girerler ve çıkarlar. Hepsi bu kadar. Başlangıçlar olması hiçbir zaman. Günler ipsiz sapsız biçimde birbirine eklenir. Bitmek bilmez, monoton bir hesap pusulasıdır bu. Ara sıra pusulanın hepsinin değil de bir parçasının toplamını yaparsınız. Üç yıldır yoldayım, üç yıldır Boyville'deyim dersiniz. Sonu da yoktur bunun. Bir kadını, bir arkadaşı, bir kenti tek bir kez bırakıp gitmez insan hiçbir zaman. Her şey birbirine benzer sonra. Aradan on beş gün geçti mi Şangay'da, Moskova'da, Cezayir'de tıpa tıpa aynıdır. Ara sıra, seyrek olarak insan şöyle bir bilanço yapar: bir kadını metres tuttuğunu, pis bir işe karıştığını sezer. Şimşek kadar kısa bir an. Ondan sonra geçit yeniden başlar. Saatlerce, günleri yeniden toplamaya başlarsınız. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Nisan, Mayıs, Haziran, 1924, 1925. 1926 Yaşamak budur işte. Ama insan yaşantısını anlattığı zaman her şey değişir. Yalnız kimsenin fark etmediği bir değişikliktir bu. Kanıtı da şu ki, söze edilen öyküler gerçektir. Gerçek öyküler de olabilirmiş gibi sanki olaylar bir yönde olup biter. Biz başka yönde anlatırız onları. Başından başlarmış gibi bir halimiz vardır. 1922 yılının sonbaharında güzel bir akşamdı. Mormus'ta noter katipliği yapıyordum. Gerçekte ise sonundan başlamışızdır. Son oradadır. Gözle görülmez ama yine de vardır. O birkaç söze, bir başlangıcın şatafatını, değerini veren odur. Geziniyordum. Farkında olmaksızın köyden dışarı çıkmıştım. Çektiğim para sıkıntılarını düşünüyordum. Bu sözler olduğu gibi alınınca demektir ki herif dalgındı. Asık yüzlüydü. Bir serüvenden fersah fersah uzaktaydı. Yani insanın olayların geçişini göremeyeceği bir ruh hali içindeydi. Fakat son orada. Her şeyde de veriyor. Bize kalırsa herif öykünün kahramanı olmuştur bile. Asık suratlılığı, para sıkıntıları bizimkilerden çok daha değerlidir. Yarınki tutkuların ışığı ile yaldızlanmıştır bunlar. Sonra öykü sonundan başına doğru sürüp gider. İçindeki anlar rastgele, üst üste yığılmamaktadır artık. Öykünün sonu onları kendine çeker. Her anda kendinden bir öncekini çeker. Derken son, onların hepsini birden kavrayıp kapı verir. Geceydi, sokak ıssızdı. Bu sözler aldırmaz bir tavırla söylenmiştir. Fazlaymış gibi bir halleri vardır. Fakat biz buna kapılmayız da onu alıp bir yana koyarız. Değerini sonradan anlayacağımız bir bilgidir bu. İçimizde öyle bir duygu vardır ki olayın kahramanı o gecenin bütün ayrıntıları kendisine verilen haberler gibi yapılan vaatler gibi yaşamıştır. Ya da hatta bunların yalnız yapılan vaatler nitelinde olanlarını yaşamıştır da serüveni haber veren her şeye karşı kör ve sağır kalmıştır. Yarının henüz ortada olmadığını unutuyoruz. Adam hiçbir özelliği olmayan bir gecede gezintiye çıkmıştı. Gece monoton zenginliklerini karma karışık bir halde ona sunuyor. O da herhangi bir seçim yapmıyordu. Ben de yaşantımın anlarının anımsanan bir yaşantınınki gibi birbirlerini izlemelerini ve düzenli olmalarını istedim. Zamanı kuyruğundan yakalamak gibi bir şey hani. Pazar Bu sabah günlerden pazar olduğunu unutmuşum. Dışarıya çıktım. Her zamanki gibi sokaklarda yürüdüm. Balzac'ın Ejoni Grande romanını da yanımda götürmüştüm. Derken parkın parmaklıklı kapısını açtığım sırada birdenbire bir şeyin bana işaret ettiği gibi bir duyguya kapıldım. Parkı sızdı, çıplaktı. Ama nasıl diyeyim bilmem. Her zamanki görünüşü yoktu. Gülümsüyordu bana. Bir süre parmaklıklı kapıya dayanıp durdum. Sonra birdenbire o günün pazar olduğunu anladım. Orada ağaçların çimenliklerin üzerinde hafif bir gülümseyişi andırır bir şey vardı. Anlatılabilir şey değildi bu. İnsanın çabuk çabuk kışın bir pazar günü bir park burası demesi gerekiyordu. Parmaklıklı kapıyı bıraktım orta halli evlerle sokaklara dönerek alçak sesle ''Bugün pazar'' dedim. Bugün pazar. Dokların ardında, deniz kıyısında, yük garının yakınında, çepeçevre kentin etrafında boş sundurmalar, karanlıkta kımıltısız duran makineler var. Bütün evlerde erkekler pencerelerinin önünde tıraş oluyorlar. Kimi zaman aynaya, kimi zaman da hava güzel olacak mı diye soğuk gökyüzüne bakıyorlar. Genel evler ilk müşterileri olan köylülerle askerlere kapılarını açıyorlar. Kiliselerde mumların ışığında bir adam dize gelmiş kadınların önünde şarap içiyor. Dış mahallelerde fabrikaların bitmek bilmez duvarları arasında uzun, kara diziler yürümeye başladılar. Ağır ağır kentin göbeğine doğru ilerliyorlar. Onları karşılamak için sokaklar kargaşalık günlerinin görünümüne bürünmüşler. Turnebrise sokağındakilerin dışında bütün mağazalar demir kepenklerini indirmişler. Çok geçmeden kara kara dizi kolları bu ölü taklidi yapan sokakları yavaş yavaş dolduracaklar. Önce Turville'deki demir yol işçileriyle bunların San Senforin sabun fabrikalarında çalışan karıları, sonra Juxtubuville'in kendi halinde insanları, Onların peşinden Pino iplik fabrikalarının işçileri, daha sonra da San Maxins mahallesinin her çeşit ufak tefek işler yapan bütün insanları gelecek. Tiraci mahallesinin erkekleri ise saat 11 tramvayı ile en son gelecekler. Çok geçmeden kilitli mağazalarla kapalı kapılar arasında pazar günlerinin kalabalığı ortaya çıkacak. Bir saat on buçuğu çaldı. Ben de yola koyuldum. Pazar günü bu saatte insan bu vilde görmeye değer şeyler görür. Ama kilisedeki büyük hainin dağılışından çok sonraya kalmamak gerekir. Küçük Josephine Soliari sokağı sanki ölü. Bir mahzen kokusu var onda. Fakat her pazar olduğu gibi denizin yükselişini anımsatan bir gürültü patırtı ile dolu. President Şamar sokağına saptım. Burada evler üçer katlı uzun beyaz panjurları var. Noterlerin bulunduğu bu sokağı pazar gününün büyük uğultusu kaplamış. Jilet geçidinde gürültü daha da büyüyor. Ben de tanıyorum onu. Erkeklerin yaptığı bir gürültü bu. Derken sol yanda birdenbire bir ışık ve ses tufanı boşalıveriyor. Geldim artık. İşte Turnbright sokağı. Benim de benzerlerim arasında yer almaktan başka yapacağım bir şey yok kelli felli bayların şapkalarını çıkarıp karşılıklı selamlaşmalarını göreceğim. Bu villiler küçük Prado diyorlar buraya. 1847 yılında yapılmış bir plan gördüm. Sokağın izi bile yoktu. O zamanlar dar, karanlık ve pis kokulu bir yol olmalıydı burası. Ortasında da kaldırım taşları arasından balık kafalarıyla bağırsaklarını sürükleyip götüren oluğu andırır bir çukurluk vardı. Fakat 1873'te Ulusal Meclis Momar Tepesi'nde bir kilise yapılmasının kamu yararına olacağına karar vermiş. Birkaç ay sonra da Bouville Belediye Başkanı'nın karısının rüyasına koruyucusu olan saint girmiş, onu azarlayarak kendileri gelenlerinin her pazar çamura bata çıka Saint-Rene ya da Saint-Claudian kiliselerine girip dükkancılarla birlikte ayin dinlemesi yakışık alır mı, demiş. Zaten Ulusal Meclis'te bu işe önayak olmuş değil mi? Tanrı sayesinde bu vilin ekonomik durumu çok düzeldi şimdi. Ona olan şükran borcunu ödemek için yeni bir kilise yapmak yerinde olmaz mı? Herkes buna hak vermiş. Belediye meclisi tarihsel bir toplantı düzenlemiş. Piskopos da bağışları toplamayı üstlenmiş. İş yeri seçmeye gelmiş. Eski tüccar ve armatör aileleri kiliseyi kendi oturdukları semt olan Yeşiltepe'nin en yüksek noktasına yaptırmak istiyorlar. İsa'nın Sacre Cœur'u nasıl Paris'i koruyorsa saint Cecil öyle bu vili korusun diyorlarmış. Bunun üzerine kordon boyunun sayıları henüz az fakat paraları çok yeni zenginleri neden sonra yola gelmişler. Kaç para gerekiyorsa veririz ama kilise Marigny'nin alanında yapılacak kilise için para vereceksek onu kullanmamız da gerek demişler. Kendilerine sonradan görme muamelesi eden bu kibirli burcuvalara bir kuvvet gösterisinde bulunmaktan da memnunlarmış hani. Derken psikopoz bir uzlaşma yolu bulmuş. Kilise kordon boyu ile yeşil tepe arasında tam yarı yolda Morina balıklarının satıldığı pazar yerinde kurulmuş alana da Son Cecil de la adını verilmiş. 1887'de biten bu gudubet yapı aşağı yukarı 14 milyona mal olmuş. Geniş fakat pis ve adı kötüye çıkmış olan Turnbridge Sokağı'nın baştan başa yeniden yapılması gerekmiş. Burada oturanlar gözlerinin yaşına bakılmaksızın Sensesil alanının gerisine yerleştirilmiş. Küçük Prado'da özellikle pazar sabahları şık kimselerle kodamanların buluşma yeri haline gelmiş. Seçkinlerin gelip geçtiği bu sokakta birer birer güzel mağazalar açılmış. Bunlar Paskalya'nın pazartesisiyle bütün Noel gecesi her pazar günü de öğleye kadar açık kalıyorlar. Sıcak börekleri meşhur olan mezeci Julien'in bitişiğinde pastacı Fulon kendi namlı mamullerini sergilemiş. Açık mor renkte tereyağdan koni biçimi çok hoş pastalar, ta tepelerinde şekerden birer menekşe var. Kitapçı Dubati'nin vitrininde Plon yayın evinin yeni yapıtlarını görürsünüz. Gemi teorisi ya da yelken üzerine inceleme gibi teknik kitaplar. Bu villa kentinin büyük bir resimli tarihi ve zarif biçimde yerleştirilmiş lüks baskılar. Mavi meşinle ciltlenmiş, Konix Mark, Paul Dumer'in kırmızı çiçekli bej meşinle ciltlenmiş Oğullarımın Kitabı adlı yapıp. Çiçekçi Piaguis ile Antikacı Pagün'ün arasında Paris modelleri ile lüks terzi Cislen var. Dört manikürcü çalıştıran kadın berberi Gustav, sarı boyalı yepyeni bir yapının birinci katında. İki yıl önce Mulojemo çıkmazı ile Turnbridge sokağının köşesindeki arsız bir küçük dükkanın camında hala haşarı öldürücü Tu Pu malın reklamı vardı. Bu dükkan henüz San alanında balıkçıların bağıra çağıra satış yaptıkları sıralarda açılmıştı. Yüz yaşındaydı. Vitrinin camları pek seyrek silinirdi. Tozla buğunun ardında insan, farelerle sıçanları gösteren alçepkenli bir sürü bal mumundan heykelcikleri fark edene kadar akla karayı seçerdi. Bu hayvan bastonlara dayana dayana uzaklardan gelmiş fakat daha karaya ayak basar basmaz zarif giyinişli fakat soluk yüzlü, kirden kapkara bir köylü kız üzerlerine tu pu ne serperek bunları kaçırtıyordu. Çok seviyordum bu dükkanı. Hayasız ve inatçı bir hali vardı. Fransa'nın en pahalı kilisesinden iki adım uzakta pislikte kir pasınaklarını küstahça savunuyordu. Kökçülük eden yaşlı kadın geçen yıl öldü. Yeni de dükkanı sattı birkaç duvarı vermekte etti. Bonboni adını taşıyan küçük bir konferans salonu oldu şimdi burası. Geçen yılda Henry Burdo burada dağcılıkla ilgili bir konuşma yaptı. Turnbridge sokağında acele etmemek gerekir. Aileler yavaş yavaş yürürler. Ara sıra bütün bir aile Fulion'a ya da Pijua'ya girdiği için bir sıra ileri geçersiniz. Başka zamanlar ise durup yerinde saymak gerektir. Çünkü birisi yukarıya çıkan kolda, öbürü aşağıya inen kolda yer almış, iki aile rastlaşmışlar, birbirlerini ellerinden sımsıkı kavramışlardır. Küçük adımlarla ilerliyorum. Her iki kola da bir baş yüksekliği yukarıdan bakıyorum ve şapkalar, bir şapka denizi görüyorum. Çoğu kara ve katı. Ara sıra içlerinden birinin bir kolun bitiminde havaya fırlayıp bir kafatasının tatlı pırıltısını meydana çıkardığı görülüyor. Derken şapka birkaç saniyelik ağır bir uçuştan sonra yine yerine konuyor. Turnbridge sokağının 16 numarasındaki kep uzmanı Urbain, dükkanın üstüne sembol niyetine koskocaman kırmızı bir piskopos şapkası asmış. Bunun altın sırmadan püskülleri yerden iki metre yüksekte duruyor. Biz de duruyoruz. Tam altın sırmalı püsküllerin altında bir topluluk oluşu verdi. Yanımdaki adam sabırlı sabırlı bekliyor bu solgun benizli, porselen eşya gibi kırılgan, ufak tefek ihtiyar, ticaret odası başkanı Kofir olsa gerek. Hiç konuşmadığı için bu denli ürkütücü bir hali varmış galiba. Yeşil tepenin doruğunda pencereleri hep ardına kadar açık duran büyük bir tuğla evde oturuyor. Bitti. Topluluk dağıldı. Yine yürümeye başlıyoruz. Bir başka topluluk daha oluşuyor ama daha az yer tutuyor oluşur oluşmaz da Gisley'nin vitrinine doğru kaydı. Dizi kolu durmuyor bile. Şöyle belli belirsiz, hafifçe yana doğru açılıyor. Birbirlerinin ellerinden tutan altı kişinin önünden geçiyoruz. Günaydın efendim. Günaydın canım efendim. Nasılsınız? Şapkanızı giysenize efendim. Soğuk alacaksınız. Teşekkür ederim hanımefendi. Hava pek de sıcak değil. Sana doktor Lefranço'yu tanıtayım yavrum. Tanıştığımıza çok memnun oldum doktor. Kocam kendisine çok iyi bakmış olan Doktor Lefrançoğuz'dan söz eder hep bana. Şapkanızı giysenize doktor. Bu soğukta hastalanacaksınız. Ama doktor hemen cecik iyileşir. Ne gezer hanımefendi. Hiç iyi bakılmayanlar doktorlardır asıl. Doktor iyi bir müzisyendir de ha. Ya hiç haberim yoktu doktor. Keman mı çalıyorsunuz? Doktor çok yeteneklidir. Yanımdaki ufak tefek ihtiyar, kafir muhakkak. Topluluktaki kadınlardan biri, esmer olanı doktordan yana bakıp gülümsemekle beraber kafiri gözleriyle yiyordu adeta. Şöyle düşünür gibi bir hali vardı. İşte Monsieur Kafir, ticaret odası başkanı. Öl ürkütücü bir hali var ki çok soğuk adam olduğunu söylüyorlar. Fakat Monsieur Kafir tenezzül edip de hiçbir şeyi görmedi. Kordon boynun insanları bunlar sosyeteden değiller. Bu sokağa gelip de pazar günü şapkalar çıkarılarak verilen selamları gördüğüm zamandan beri kordon boyunda oturanlarla Yeşiltepe'de oturanları ayırt etmesini öğrendim. Adamın biri yepyeni bir palto, yumuşak bir fötür şapka, tiril tiril bir gömlek giymiş de bastığı yeri titretiyorsa muhakkak ki kordon boyundan bir kimsedir. Yeşiltepe'de oturanlar da kılıksız mı desem, bitkin mi desem, işte o halleriyle göze çarparlar. Dar omuzları, yıpranmış yüzlerinde küstahça bir halleri vardır. Bir çocuğun elinden tutmuş şu şişman bay var ya, yeşil tepeli olduğuna yemin etsem başım ağrımaz. Kül gibi benzi var. Kravatını da ip bağlar gibi bağlamış. Şişman adam bize yaklaşıyor. Gözlerini Mösyö Kafir'e dikmiş bakıyor. Fakat yanından geçmeden az önce başını çeviriyor, ve küçük çocuğu ile babacan bir tavırla şakalaşmaya başlıyor. Oğluna doğru eğilmiş, onunla göz göze gelmiş bir halde tam bir baba edası ile birkaç adım daha ilerliyor. Sonra çabucak bizden yana dönerek ufak tefek ihtiyara sert bir bakışla bakıyor. Kısa bir kol hareketiyle katı, kandilli bir selam veriyor ona. Küçük çocuk ise şaşkın, şapkasını çıkarmıyor. Nesine gerek, büyük insanlar arasında bir iş bu, Basya Dovilla sokağının köşesinde bizim dizikolu, kiliseden çıkmakta olan dini bütün insanların dizi kolu ile karşılaştı. On kadar insan çarpıştılar ve anafora kapılmış gibi dönerek selamlaştılar. Ama şapka çıkarışları pek çabuk olduğundan ayırt edemedim. Bu şişman ve solgun kalabalığın üstünde San Sesil Kilisesi'nin o acayip beyaz yığını yükseliyor. Kapanık bir gök üzerinde bir tebeşir beyazlığı bu pırıl pırıl duvarın ardında. Gecenin karanlığından bir parçayı da bağrında saklıyor. Yine yola koyuluyoruz. Ama hafifçe değişik bir düzenle Mösyö Kafir benim arkama doğru itildi. Lacivertli bir hanım da sağ kalçama yapışık durumda. Gün ışığına yeniden çıkmış olduğu için biraz gözleri kamaşmış. Önü sıra yürüyen o çok sıska enseli bay onun kocası. Öbür kaldırımda karısını kolundan tutan bir bay, onun kulağına bir şeyler fısıldadı. Gülümsemeye başladı. Kadın da süt beyazı yüzünden hemencecik her türlü anlatımı yok ederek körü körüne birkaç adım ilerledi. Bu belirtiler insanı aldatmaz. Selam verecekler. Gerçekten biraz sonra bey elini havaya kaldırdı. Parmakları fötür şapkasının hizasına gelince şapkaya değmeden önce bir an çekindi şapkasını daha kolay çıksın diye başını biraz eğerek yavaşça havaya kaldırırken karısı da yüzünde genç bir gülümseyiş belirdiği halde hafif bir sıçrama yaptı. Bir gölge eğilerek onların önüne geçti. Fakat onların ikili gülümseyişi hemencecik yok olmadı. İlk izlenim etkisi altında bir süre daha dudaklarının üzerinde kaldı. Beyle hanım benimle karşılaştıkları sırada yine aldırmaz tavırlarına takınmışlardı ama ağızlarının çevresinde yine de neşeli bir eda vardı. Tamam, kalabalık daha az, şapkalarla verilen selamlar daha seyrek, mağazaların vitrinlerinde daha az güzel bir hal var. Thornbury sokağının bitimine geldim. Karşı kaldırıma geçip sokağın öbür ucuna bir daha gitsem mi? Ama bu kadarı yeter galiba. Şu pembe kafa taslarından, şu ufak tefek kibar, silik yüzlerden epeycesini gördüm. Marik'nin alanından geçeyim bari. Dizi kolundan dikkatle çıktığım sırada yanı başımda kara bir şapkadan sahici bir beyefendi kafası peyda oldu. Lacivertli hanımın beyi bu. Amanın ne de güzel. Dolikosafıl uzun bir kafa. Kısa gür saçları kır düşmüş. Amerikan vari bıyıkları var. Hele gülümseyişi. Nasıl da hoş, kültürlü bir gülümseyiş o. Burnunun bir yanında bir de gözlük var. Karısından yana dönerek. Fabrikaya yeni gelen desinatör dedi. Ne diye gelmiş acaba buraya? Kendi halinde utangaç bir çocuk. Hoşuma gidiyor. Şapkasını yine başına giyen genç desinatör, mezeci Julian'ın camı önünde hala perşembe yüzü, yere dikili gözleri, inatçı tavrıyla derin bir zevkin dış belirtilerini taşıyor. Thornbury sokağından geçme yürekliliğini gösterdiği ilk pazar bu herhalde. Pek acemi, pek toy bir hali var. Ellerini ardında kavuşturmuş, yüzünü de çok gıcıklayıcı bir utanç tavrıyla vitrinden yana çevirmiş. Maydanoz garnitürleri üzerinde yan gelmiş yatan, üzerlerindeki jöle ile de pırıl pırıl yanan dört tane domuz sucuğuna görmeden bakıyor. Mezacı dükkanından çıkan bir kadın onun koluna girdi. Karısı bu, teni pörsümüş ama çok genç. Tom Bray sokağında ne kadar dolaşsa boşuna. Kimse hanım yerine koymaz onu. Gözlerindeki hayasızca parıltı, akıllı ve çok bilmiş hali ona ele veriyor. Sahici hanımlar alacakları nesnelerin fiyatlarını bilmezler. Delice para harcamaktan hoşlanırlar. Gözleri saf, güzel çiçekler gibidir. Camakan çiçekleri. Saat bire doğru Vezeliz bir hanesine geldim. İhtiyarlar yine oradalar, her zamanki gibi. İçlerinden ikisi yemeye başlamışlar bile. Dördü de hem aparatif içiyor, hem kağıt oynuyor. Öbürleri ayakta. Bir yandan sofralara hazırlanırken onların oyununu seyrediyorlar. Sakalı göbeğine kadar uzanan en uzun boylusu borsa acentesi. Öbürü de deniz adamları sicil dairesinin emekli bir memuru. Yirmi yaşındaymışçasına yiyip içiyorlar. Pazar günleri kapuskalı sosis yiyorlar. Sonradan gelenler yemeye başlamış olan ötekilere sesleniyor. Ey, ne haber? Yine pazar günü yemeği olan kapuskalı sosis mi? Oturup rahatlıktan, ferahlıktan içlerini çekiyorlar. Maryet yavrum, bana yalakasız bir duble bira ile bir de kapuskalı sosis. Bu Maryet, hoppa bir kız. Dipteki masalardan birine oturduğum sırada kırmızı yüzü bir ihtiyara vermut veriyordu. Adam öfkeli öfkeli öksürmeye başladı. Daha koysana diye bağırdı. Fakat Mary de kızdı. Vermutlu kadehe koyma işini daha bitirmemişti. Bırakın da içkiyi kadehe koyayım. Size bir şey söyleyen var mı? dedi. Buluttan nem kapıyorsunuz canım. Ötekiler gülmeye başladılar. Eh hak ettin doğrusu dediler borsa ajantası yerine oturmaya giderken Merit'i omuzlarından kavradı. ''Bugün pazar Merit. Öğleden sonra sinemaya gidelim ha?'' dedi. ''Çevremdekileri tanıyorum. O dolaylarda oturan küçük esnaf. Pazar günleri hizmetçileri izinli olduğundan buraya geliyorlar. Hep de aynı masaya oturuyorlar. Pembe renkte nefis bir sığır pirzolası yiyor. Eğilip pirzolaya yakından bakıyor. Ara sıra kokluyor. Kadın da tabağındakilerle mızmızca oynuyor. Hafif tüylü kırmızı yanaklarıyla 40 yaşında, iri yarı bir kadın. Saten bluzunun altında güzel, taş gibi memeleri var. Her sofraya oturuşunda erkekler gibi bir şişe bordo şarabını deviriyor. Öshoni Grande'yi okuyacağım. Uzun boylu hoşlandığımdan değil ama bir şeyler okumak gerek. Kitabı rastgele açtım. Anayla kızı Öshoni'nin yeni filizlenen aşkından söz ediyorlar. Öşöni annesinin elini öptü. Ne kadar iyisin sen anneciğim dedi. Bu sözler üzerine annesinin uzun acılar yüzünden buruşmuş yaşlı çehresi ışıldadı. Öşöni, nasıl buluyorsun o çocuğu diye sordu. Madame Grande sadece gülümseyerek yanıt verdi. Bir süre ses çıkarmadı. Sonra alçak sesle. Şimdiden seviyor musun onu yoksa? Fena hava istedi. Öşoni neden fena olacakmış? Senin hoşuna gidiyor. Nanon'un hoşuna gidiyor. Neden benim hoşuma gitmesin? Hadi anne, sofrayı kuralım da yemeğini yesin, dedi. Elindeki işi bıraktı. Annesi de öyle yaptı. Delisin sen canım, dedi ona. Fakat kızının deliliğini paylaşarak aklı görmekten de geri durmadı. Öşuni, Nanon'u çağırdı. Yine ne istiyorsunuz küçük hanım? Nanon, öğleye süt var değil mi? Yaşlı hizmetçi cevap verdi. E. Öğleye yetecek kadar var. Ha, öyleyse onun kahvesini çok bol koy. Monsieur de Scranton söylerken duydum. Paris'te cezveye çok kahve koyarlarmış. Kahveyi nerede bulayım peki? Git al. Ya beyefendiye rastlarsam çayırlarında o şimdi. Yanımda oturanlar ben geleli beri konuşmamışlardı. Fakat kocanın sesi birdenbire okumamı yarıda bıraktırdı. E, gördün mü onu? diye sordu. Kadın irkilip ona baktı. Uykudan uyanmıştı sanki. Erkek bir lokma yedi, bir yudum içti. Sonra aynı fesat tavırla "Ha ha" dedi. Bir süre sessizlik oldu. Kadın yine düşlere dalmıştı. Birdenbire ürperip sordu. "Ne diyorsun kuzum? Dün sözünü canım." Kadın "Ha evet, Victor'u görmeye gitmişti." dedi. Ne demiştim sana? Kadın öfkeli bir tavırla tabağını iterek, iyi değil bu yemek dedi. Taban kıyısında çiğneyip çiğneyip çıkardığı kurşuni küçük et topakları vardı. Koca ise hep aynı şeyi düşünüyordu. Doğrusu şu kadın, dedi. Sustu. Belli belirsiz gülümsedi. Karşımızda yaşlı borsa ajanı biraz soluk soluğa Mariette'in kolunu okşuyordu. Erkek biraz sonra söze başladı. Ne söylemiştin? Söylemiştim sana geçen gün. Neyi söylemiştin? Gidip Victor'u görecek demiştim hani. Sonra bir denirgilerek, Neo Ne o? Sevmedi mi bu yemeği? Diye sordu. İyi pişmemiş. Erkek önemli bir tavırla. Eskisi gibi değil burası. Hekart'ın zamanındaki gibi değil. Hekart nerede biliyor musun? Domremi'de değil mi? Evet evet. Kim söyledi bunu sana? Pazar günü sen söyledin ya. Sonra kağıt sofra örtüsünün üzerinde duran biri çekmek parçasını çiğnemeye başladı. Peşinden sofra örtüsünün masanın kıyısına gelen parçasını düzelterek çekine çekine. Bildiğin gibi değil, aldanıyorsun sen. Suzun daha... diye başladı. Erkek dalgın dalgın. Olabilir yavrum, olabilir diye yanıt verdi. Çevresine bakınıp Mariette arıyordu işaret etti ona. Burası sıcak. Mariet teklifsiz bir tavırla masanın kıyısına dayandı. Kadın da evet burası sıcak dedi sızlanarak. İnsan boğulacak neredeyse. Sonra sığır da iyi değil. Bozuldu burası artık. Sana zahmet vasistası açıver Mariet'ciğim. Kocası yine gülmeye başlamıştı. Şey gözlerini gördün mü onun? Ne zaman sevgilim? Koca Öfkeli öfkeli onun taklidini yaptı. Ne zaman sevgilim? Tam sana göre laf. Yazın kar yağdığı zaman. Dün mü demek istiyorsun? Ha evet. Adam güldü. Uzaklara baktı. Az çok özenerek çabuk çabuk ezberden okudu. Korların içine yapan kedinin gözleri. Öylesine memnundu ki söylemek istediğini unutmuş görünüyordu. Kadın da herhangi bir art düşünceye kapılmaksızın gülmeye başladı. Ha ha seni şeytan seni diyerek adamın omzuna küçük küçük tokatlar indirdi. Seni gidi şeytan seni, şeytan seni. Adam kendinden daha emin bir tavırla tekrarladı. Korların içine yapan kedinin. Fakat kadın gülmüyordu artık. Ama şaka bir yana ciddi kadındır o. Erkek eğildi kadının kulağına uzun uzun bir şeyler fısıldadı. Kadın bir an ağzı açık, yüzü biraz gergin ve güleç, neredeyse kahkahaya basacakmış gibi baktı. Sonra birden kendini arkaya atarak erkeğin ellerini tırmaladı. ''Bak bunun aslı yok işte, aslı yok.'' dedi. Erkek uslu akıllı cevap verdi. ''Dinlesene yavrum, adamın kendisi söyledi bunu. Aslı olmasaydı söyler miydi?'' ''Yok, yok, İyi ama kendisi söyledi. Dinle bak. Diyelim ki... Kadın gülmeye başladı. Röne aklıma geldi de ona gülüyorum dedi. Evet. Erkek de güldü. Kadın alçak, ciddi bir sesle sözlerini sürdürdü. Adam salı günü işin farkına varmış demek. Perşembe günü. Hayır, salı günü. Biliyorsun nedenini. Sonra kadın eliyle havada bir çeşit yuvarlak çizdi. Uzun süre sessizlik oldu. Koca yemeğinin suyuna ekmeğinin içini bandı. Mary tabakları değiştirip onlara turta getirdi. Birazdan ben de bir turta yiyeceğim. Kadına sıcık dalgın bir tavırla ve dudaklarında kibirli, biraz da alınmış bir gülümseyişle gevşek gevşek. Ama hayır, sen işi biliyorsun, dedi birden. Sesinde öyle şehvetli bir hal vardı ki adam heyecanlandı. Tombul Ali ile kadının ensesini okşadı. Kadın ağzı dolu dolu gülümsedi. Yapma çağır, suylandırıyorsun beni, diye fısıldadı. Kitabı yine okuyayım dedim. Kahveyi nereden bulayım peki? Ya beyefendiye rastlarsam? Yine kadının sesini duydum. Bana bak, Mört ya da işi anlatayım da gülsün, diyordu. Yanımdakiler sustular. Turtadan sonra Mirit onlara erik kompostosu getirdi. Erkek gözlerini tavana dikmiş, masanın üstüne parmaklarıyla vurarak bir marş çalıyor. Galiba normal halleri susmak da konuşmak bir nöbet gibi ara sıra geliyor onlara. Kahveyi nereden bulayım peki? Git al. Kitabı kapadım. Gidip dolaşacağım. Vazeliz bir annesinden çıktığım zaman saat üçe geliyordu. Ölü üstünü hantallaşmış gövdemde duyuyordum. Bu benim ölü üstüm değildi. Yüz bin Bovili'nin birlikte yaşayacakları bir ölü üstüydü. Bu saatte bol bir öğle yemeği yedikten sonra sofradan kalkıyorlardı. Onlar için bir şey sona ermişti. Pazar günü uçarı gençliğini kaybetmişti biraz. Pilici ve pastayı sindirmek, dışarı çıkmak için giyinmek gerekiyordu. Eldorado sinemasının zili berrak havada çınlıyor. Güve gündüz duyulan bu zil sesi pazar günün alışılmış gürültülerindendir. Yeşil duvar boyunca yüzden fazla insan kuyruk yapıyor tatlı karanlıklar, gevşemeler ve kapıp koy vermeler saatini tutkuyla bekliyorlar. Beyaz perdenin sular altında bir çakıl taşı gibi parıldayıcı, kendileri için düşler kurmaya, konuşmaya başlayacağı saati bekliyorlar. Boş bir istek bu. Ne yapsalar içlerinde bir şey kasılıp duracak. Çünkü pazar günlerinin boşa gitmesinden korkup duruyorlar. Birazdan her pazar olduğu gibi hayal kırıklığına uğrayacaklar. İğrenç bir film görecekler. Yanlarında oturan piposunu içip yere tükürecek. Ya da Lucien kalabalık edip duracak. Bir tek tatlı söz söylemeyecek. Ya da bir pazar günü sinemaya gittiler diye bel ağrıları tutacak. Birazdan her pazarki gibi karanlık sinema salonunda ufacık boğuk öfkeler büyüyüp duracak. Sessiz bir resim sokağından geçiyorum. Güneş bulutları dağıtmıştı. Ortalık günlük güneşlikti. Lavok adını taşıyan villadan bir aile henüz dışarı çıkmıştı. Genç kız kaldırımın üzerinde eldivenlerini ilikliyordu. Otuz yaşlarında olmalıydı. Merdiveni ilk basamağında duran anne derin derin soluyarak güvenle önüne bakıyordu. Babanın iri sırtından başka bir şey görmüyordum. Eğilmiş kapıyı kilitliyordu. Onlar dönünceye kadar ev bomboş ve kapkara kalacak. Daha önce terk edilmiş ve kilitlenmiş komşu evlerde mobilyalar ve döşemeler usul usul çatırdıyordu. Çıkmadan önce yemek odasının şöminesindeki ateşi söndürmüşlerdi. Baba kadınların yanına geldi. Üçü birden tek söz söylemeden yola koyuldular. Nereye gidiyorlardı acaba? Pazar günü ya mezarlığa ya da akrabalara gidilir. Yapılacak hiçbir iş yoksa jit üzerinde piyasaya çıkılır. Benim yapacak işim yoktu. GT Promada çıkan Preston sokağı boyunca yürüdüm. Gökyüzü soluk maviydi. Ötede beri de dumanlar görülüyordu. Sürüklenip giden bir bulut güneşin önünden geçiyordu ara sıra. Jiti promenat boyunca uzanan beyaz çimento parmaklığı ta uzaktan görüyorum. Aralıklarından deniz parlayıp duruyor. Deminki aile sağa, Kotuvert'e çıkan O'Manier Hilaire sokağına saptı ağır ağır yürüdüklerini gördüm. Asfaltın parıltısı üzerinde üç kara leke gibi görünüyorlardı. Sola dönüp deniz kıyısında dolaşan kalabalığa katıldım. Sabahkinden daha karışık bir kalabalık bu. Bütün bu insanlar öğle yemeğinden önce o kadar onurlandıkları güzelim toplumsal kademeleşmeyi sürdürecek gücü artık yitirmişler sanki. İş adamları ile memurlar omuz omuza yürüyorlar. Bitik yüzü müstahdemlerin kendilerine çarpmalarına ve bu yüzden yer değiştirmek zorunda kalmış olmalarını bile ses çıkarmıyorlar. Aristokratlar, seçkinler ve meslektaşlar bu miskin kalabalığın içinde eriyip gitmişler. Kalabalığın dışında neyin nesi olduğu anlaşılmayan tek tek insanlardan başka şey yok. Uzakta bir ışık birikintisi. Çekilmiş durumdaki deniz bu. Birkaç kaya parçası bu aydınlık yüzeyi delip çıkıyordu dalga kıranı denizlerden korumak için dibine dökülmüş olan ve aralarında dalgaların durmadan uğuldadığı yapışık dört köşe taşların yakınında kumun üzerinde balıkçı kayıkları duruyordu. Dış limana girilen yerde bir temizleme makinesi güneşin arttığı göğün üzerinde heyula gibi beliriyordu. Her gün gece yarısına kadar bu makine korkunç gürültüler çıkarıp dünyayı birbirine katar. Ama pazar günü işçiler onu bırakırlar. İçinde bir tek nöbetçi kalır. Sesi çıkmaz bu yüzden. Güneş bir kadeh beyaz şarap gibi aydınlık ve donuktu. Işıkları insan gövdelerini zar zor aydınlatıyordu. Onlara gölge ve derinlik sağlamıyordu. Çehreler ve eller soluk altın rengi lekeler gibi. Bütün bu perde adamlar sanki yerden bir karış yukarıda salınıp duruyorlardı. Ara sıra rüzgar su gibi titrek gölgeler kapatıyordu üzerimize. Çehreler bir an sönüyor, tebeşirleşiyordu. Pazardı bugün. Parmaklıklı sayfi evleri arasında sıkışmış olan kalabalık, transatlantik kumpanyası koca binasının ardında dağılıp gitmek üzere küme küme ilerliyordu. Ne çok çocuk var. Arabaların içinde, kucakta, ana babalarının yanında ya da önlerinde. İkişer üçer ukalaca yürüyen çocuklar. Bütün bu yüzleri bir pazar sabahının tazeliği içinde. Bütün bu yüzleri bir pazar sabahının tazeliği içinde, birkaç saat önce güleç ve sağlam bir halde görmüştüm. Oysa şimdi güneşe belenmiş halde durgunluk, gevşeklik ve bir çeşit inatçılıktan başka şey taşımıyorlardı. Fazla el kol hareketi de yok. Hala selamlaşanlar var. Ama sabahın verdiği abartma ve sinirli neşe yok bu selamlaşmalarda. Hepsi biraz geriye kaykılmış. Bakışlar uzaklarda. Mantolarını şişirerek iten rüzgara bırakmışlardı kendilerini. Ara sıra hemen kesilen kuru bir gülüş, bir annenin bağırışı duyuluyordu. Janet, Janet, gelir misin buraya? Sonra ses çıkmıyor. Sarı tütünün hafif kokusu. Memurlar içer bunu. Salombo, Ayşe. Yani pazar sigaraları. Kendini daha fazla kapıp koyvermişe benzeyen bazı yüzlerde biraz hüzün görür gibi oldum. Hayır, hüzünlü değildi onlar. Neşeli de değillerdi. Dinleniyorlardı sadece. Fal taşı gibi açılmış durağan gözleri denizi ve gökyüzünü yansıtmaktan başka bir şey yapmıyordu. Birazdan eve dönecekler. Yemek odasındaki masada çoluk çocuk birlikte bir fincan çay içecekler. Şu anda elden geldiğince az güç harcayarak, davranışlarında, sözlerinde, düşüncelerinde tutumlu davranarak yaşamak istiyorlardı. Yüzlerindeki çizgileri, göz kenarlarındaki kırışıklıkları, haftalık çalışmanın verdiği acı yorgunlukları ortadan kaldırmak için bir tek gün vardı ellerinde. Tek bir gün. Dakikaların ellerinden kayıp gittiğini duyuyorlardı. Pazartesi sabahı dokuzda evden çıkmak için gerekli gücü toplayacak zamanı bulacaklar mı acaba? Deniz havası canlandırıyordu onları. Derin derin solumaları bundan ötürü. Uyuyanlarınkine benzeyen düzenli ve derin soluyuşlarından başka hiçbir şey canlı olduklarını göstermiyordu. Parmaklarımın ucuna basarak yürüyordum. Dinlenip duran şu acıklı insanlar arasında kas katı ve taptaze gövdemi ne yapacağımı bilemiyordum. Deniz arduvaz rengine bürünmüştü şimdi. Ağır ağır yükseliyordu. Geceleyin adam akıllı yükselecek. Bu gece je t'impromanette. Victor Noy bulvarından da daha ıssız olacak. İleride, sol tarafta, kanalın üzerinde bir kırmızı ışık görülecek. Güneş, denize doğru ağır ağır iniyordu. O arada norman tipi bir kalenin camını tutuşturdu. Gözleri kamaşan bir kadın, eline tembelce gözlerine götürüp başını salladı. Kesik bir gülüşle, "Gaston, gözlerimi kamaştırıyor bu.'' dedi. Kocası, Tatlı tatlı ışık saçıyor. Isıtmıyor ama zevk veriyor insana. Diye karşılık verdi. Kadın denize bakarak sözüne devam etti. Buradan görülüyor sanmıştım. Görülmez şimdi. Güneş engel oluyor. Güney ucu temizleme makinesiyle dış limanın rıhtımı arasından görülebilen Kelibot adasından söz ediyorlardı herhalde. Aydınlık yumuşadı. Bu kaypak saatte bir şey geceye haber veriyordu. Pazar günü şimdiden geçmişe karışmıştı. Villalar ve parmaklık biraz geride kalmış anılara benziyordu. İnsanların yüzlerindeki işsiz güçsüz anlam kayboluyordu bir bir. Kimisi neredeyse tatlılaşmıştı bile. Bir gebe kadın kaba görünüşlü bir delikanlıya yaslanmıştı. Bak, bak orada işte, diyordu. Ne? Bak, bak martılar orada işte. Delikanlı omuz silkti. Martı falan yoktu orada. Gökyüzü arınmıştı. Ufuk çizgisinde biraz pembelik vardı yalnız. Martıların sesini duydum. Bak dinle. Çığırışıyorlar. Delikanlı. Bir şey gıcırdamış olmalı dedi. Bir gaz lambası yandı. Lamba yakıcısı geçmiş olmalı diye düşündüm. Çocuklar onu gözlerler. Çünkü eve dönme işaretini onlara o verir. Ama yanılmışım. Güneşin son yansılarından biriymiş bu. Gökyüzü hala aydınlıktı. Ama toprak alaca karanlığa gömülmüştü. Kalabalık dağılmaya başladı. Denizin iç çekişleri iyice duyuluyordu. İki eliyle parmaklığa banmış bir genç kadın dudak boyasının karasıyla çizgilenmiş mavi yüzünü gökyüzüne çevirdi. Bir aralık insanları sevecek miyim yoksa diye düşündüm. Ama bu eninde sonunda onların pazarıydı. Benim pazarım değil. İlk yanın ışık kelibot feneriydi bir olan çocuğu yanımda durup sanki kendinden geçmiş gibi. ''Aa, fenere bak!'' dedi. O zaman yüreğimin yüce bir serüven duygusuyla kabardığını duydum. Sola dönüp Warrior sokağından geçerek Petit Prado'ya geliyorum. Vitrinlerin demir kepenkleri indirildi. Tom Bray sokağı aydınlık ama ısıs. Sabahleyin birkaç saat süren parlaklığını kaybetmiş. Bu saatte onu öteki sokaklardan ayıran bir şey yok.'' sertçe bir rüzgar esmeye başladı. Tenekeden yapılmış piskopos şapkasının gıcırdadığını duyuyorum. Yalnızım. İnsanların çoğu evlerine gitti. Radyo dinleyerek akşam gazetelerini okuyorlar. Sona eren pazar günü ağızlarında bir kül tadı bırakmıştır. Daha şimdiden pazartesiyi düşünüyorlar. Ama benim için ne pazartesi ne de pazar var. Günler ite kaka sürüyor birbirini. Sonra ansızın şöyle bir parıltı ortaya çıkıyor. Hiçbir şey değişmedi ama yine de her şey başka bir biçimde var olup gidiyor. Anlatamıyorum. Bulantıya benziyor bu ama aynı zamanda onun tam tersi. Sonunda başımdan bir serüven geçiyor. Kendimi sorguya çekince kendimin, kendim olmaklığımın ve burada bulunmaklığımın başımdan geçtiğini görüyorum. Geceyi yarıp geçen benim bir roman kahramanı gibi mutluyum. Bir şeyler olacak. Bosso Villa'nın sokağının karanlığında beni bekleyen bir şey var. Hayatım orada. Bu sessiz sokağın tam köşesinde başlayacak. Bir alın yazısı gerçekleşiyor gibi yürüdüğümü görüyorum. Sokağın köşesinde beyaz bir kilometre taşını andıran bir nesne var. Uzaktan kapkara görünüyor. Her adım atışımda biraz daha ağrıyor. Yavaş yavaş aydınlanan bu nesne olağanüstü bir etki bırakıyor bende. Tüm aydınlık ve beyaz olduğu zaman yanında duracağım onun. O zaman serüven başlayacak. Karanlığın içinden beliren şu beyaz fener öyle yakınımda ki şimdi korkuyorum. Bir ara geriye dönmeyi düşünüyorum. Ama bu büyüyü bozmak elden gelmiyor. İlerliyor, elimi uzatıyor ve taşı tutuyorum. İşte Bosta Villa sokağı ve devsel kitlesi karanlığın içinde büzülmüş. Camları pırıldayan son sesil kilisesi, teneke şapkı gıcırdıyor. Dünya mı böyle der top oldu, yoksa sesler ve şekiller arasında bu kadar güçlü bir birlik kuran ben miyim, bilemiyorum. Çevremdeki nesnelerin neyseler ondan başka bir şey olduklarını bile kavrayamıyorum. Bir an duruyorum, bekliyorum. Kalbim çarpıyor. Issız alana göz atıyorum bir şey yok. Sertçe bir rüzgar esmeye başladı. Aldanmışım. Bu sokak bir durak sadece. Beni bekleyen şey Dukoton sokağının bitiminde. Yeniden yürümeye koyulmak için acelem yok. Mutluluğumun doğruğuna eriştiğimi sanıyorum. Marsilya'da, Şangay'da, Meknes'te böyle dolgun bir duygu edinmek için neler yapmamıştım. Bugün hiçbir şey ummuyorum. Bomboş bir pazar gününün sonunda eve dönüyorum. İşte o duygu orada. Yeniden yürüyorum. Rüzgar bir vapur düdüğünün çığlığını getiriyor. Yapayalnızım. Ama bir kente yürüyen ordu gibiyim. Şu anda denizlerin üzerinde müzikle çalkalanan gemiler var. Avrupa'nın bütün kentlerinde ışıklar yanıyor. Berlin sokaklarında komünistlerle naziler çarpışıyor. İşsizler New York kaldırımlarını arşınlayıp duruyorlar. Sıcak odalarda Tuvalet masalarının karşısına geçmiş kadınlar kirpiklerini boyuyorlar. Ve ben burada, şu ıssız sokaktayım. Ne yok öndeki bir pencereden sıkılan her kurşun, götürülen yaralıların her kanlı hıçkırı, süslenen kadınların her ufacık şaşmaz el hareketi, adımlarımın her birine, kalbimin her atışına yanıt veriyor. Jilet pasajının önünde ne yapacağımı bilemiyorum. Pasajın sonunda beklemiyorlar mı beni? Ama Thornbright Sokağı'nın sonunda, Ducoton alanında, ortaya çıkmak için beni bekleyen bir şey de var. İçim boğuntuyla dolu. En önemsiz hareketim bile bağımlıyor beni. Benden ne istendiğini kestiremiyorum. Ama yine de seçmek gerek. Jilet pasajını gözden çıkarıyorum. Orada benim için neler saklı olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğim. Ducoton alanı bomboş. Aldandım mı yoksa? Böyle bir duruma boyun eğmem. Gerçekten hiçbir şey olmayacak mı? Mabli kafesinin ışıklarına yaklaşıyorum. Şaşırdım. İçeri girip girmeyeceğimi bilmiyorum. Buğulanmış, kocaman camlardan bakıyorum. İçerisi ağzına kadar dolu. Islak elbiselerden tüten buhar ve içilen sigaralar yüzünden hava masmavi kesilmiş. Kasiyer kadın yerinde. İyi tanırım onu. Benim gibi kızıl saçlıdır. Bir karın hastalığı çekiyor ayrışan gövdelerin kimi zaman çıkardıkları menekşe kokusunu andıran üzüntülü bir gülüşle orada. Etekliklerinin altında çürüyüp duruyor. Tepeden tırnağa titriyorum. O. Oh, evet. Beni bekleyen oydu. Tezgahın arkasında dimdik duruyor. Gülümsüyordu. Bu kahvenin içinden bir şey gerilere, pazar gününün dağını kanlarına gidip onları birbirine yapıştırıyor. Onlara bir anlam veriyor. Bütün bugünü burada bitirmek, alnım şu cama dayalı, nar rengi bir perde üzerinde beliren şu incecik yüzü görmek için yaşadım. Her şey durdu. Hayatım durdu işte. Şu koca cam, su gibi mavi şu ağır hava, suyun dibindeki şu etli ve beyaz bitki ve kendim. Kıpırdamayan dop dolu bir bütün oluşturuyoruz. Mutluyum. Kendimi yeniden Redwood Bulvarı'nda bulduğum zaman İçimde acı bir pişmanlıktan başka bir şey kalmamıştı. Şöyle diyordum. Yeryüzünde şu serüven duygusu kadar bağlı olduğum başka bir şey yok. Ama bu duygu istediği zaman geliyor, sonra hemen kaçıp gidiyor. Gittiği zaman nasıl bomboş kalıyorum? Yoksa hayatımı boşa harcadığımı anlatmak için mi bu kısa ve alaycı ziyaretleri yapıyor bana? Ardımda, kentin içinde, geniş ve dümdüz yollarda, lambaların soğuk aydınlığında, yaman bir toplumsal olay can çekişiyordu. Pazar gününün bitişiydi bu. Dün şu böbürleniş dolu saçma cümleyi yazabilmişim. Yalnızdım. Ama bir kente yürüyen ordu gibiydim. Cümleler yaratmak zorunda değilim. Belli durumları açığa çıkarmak için yazıyorum ben. Edebiyattan kaçınmalıyım. Sözcükleri aramadan çala kalem yazmak gerek. Dün gece kendimi pek yüce duymuş olmamdan tiksiniyorum asıl. Yirmi yaşındayken kafayı çeker, sonra Descartes gibi bir adam olduğumu ileri sürerdim. Kendimi yücelikle şişirip durduğumu duyardım. Ama engel olmazdım buna. Hoşuma giderdi. Ertesi gün kusmuk dolu bir yatakta uyanmış gibi sıkılırdım. Sarhoşken kustuğum olmaz ama keşke kutsam. Dün akşam sarhoş bile değildim. Bir budala gibi coşturmuşum kendimi. Su gibi saydam, soyut düşüncelerle temizlemeliyim benliğimi. Şu serüven duygusu'nun olaylardan gelmediği belli, kanıtlandı bu. Serüven duygusu anların ardarda arda geliş biçimine bağlı. Nasıl olduğunu anlatayım. Zamanın akıp gittiğini, bir anın ötekine, onun bir başkasına götürdüğünü, her anın kaybolup gittiğini, onu durdurmaya kalkmanın boş olduğunu falan ansızın hissedersiniz. O zaman serüven özelliğini anların içinde ortaya çıkan olaylara veririz. Yani biçimin malı olan öze veririz. Şu durmadan söz edilen zaman akışını pek gördüğümüz yoktur. Bir kadın görürüz, ihtiyarlayacağını düşünürüz. Ama ihtiyarladığını görmeyiz. Ara sıra kadının ihtiyarladığını görürüz gibi gelir bize. İşte serüven duygusu budur. Yanlış hatırlamıyorsam buna zamanın geri çevrilmezliği diyorlar. Öyleyse serüven duygusu zamanın geri çevrilmezliğinden başka şey olmamalı. Peki öyleyse bu duyguyu için her zaman yaşamıyoruz? Yoksa zamanın geri çevrilmez olmadığı anlar mı var? Her istediğimizi yapabileceğimizi duyduğumuz anlar vardır. Önden gidebilir, geri dönebilirsiniz. Önemi yoktur bunların. Öte yandan anların sıkıştığı, yeniden başlamamızın olanaksız olduğu ve atağımızın boşa gitmemesi gerektiği zamanlar da vardır. Eni zamanın verebileceği her şeyi çekip almasını bilirdi. Ben Aden'de, o Cibuti'de bulunduğumuz sırada 24 saat için kendisini görmeye gittiğimde yanından ayrılacağım ana bir saat kalana kadar çeşitli tatsızlıklar yapardı. Saniyelerin bir bir geçtiğini duymak için bir saat elverişli bir zamandır. O korkunç akşamlardan birini hatırlıyorum. Gece yarısı yanından ayrılmam gerekiyordu. Bir açık hava sinemasına gitmiştik. Umutsuzduk. O da benim kadar umutsuzdu. Ama durumu yöneten oydu. Saat 11'de asıl film başlayınca elimi tutup avuçlarında sıktı. Acı bir neşenin içimi kapladığını duydum. Saatime bakmadan 11 olduğunu anladım. O andan sonra dakikaların bir bir aktığını duymaya başladık. O kez üç ay birbirimizi görmemek üzere ayrılıyorduk. Bir ara perdeden aydınlık birimge geçti. Ortalık ağırdı. Başımı çevirince Eni'nin ağladığını gördüm. Sonra saat tam 12'de elimi iyice sıktıktan sonra bıraktı. Ayağa kalktım. Tek bir söz söylemeden yanından ayrıldım. Güzel bir iş yapmıştı. Akşam saat 7. Bütün gün çalıştım. Kötü gitmedi. Altı sayfa yazdım. Hoşlandım da. Birinci Paul'ün ile ilgili soyut düşünceler üzerinde çalıştığım için zevk duydum. Dünkü coşkunluktan sonra bugün akşama kadar uslu durdum. Yüreğime başvurmak gerekmiyordu. Ama Rus otokrasisinin temellerini bir bir açarken bir rahatlık duyuyordum. Ne var ki şu role bon canımı sıkıyor. Her şey bir sırla örtülü. 1804 yılının Ağustos ayında Ukrayna'da ne işi vardı? Yolculuğundan iyice anlaşılmaz sözcüklerle söz ediyor gelecek kuşaklar hiçbir başarının ödüllendirilemeyeceği çabalarımın kabaca bir yana itilmek ve ses çıkarılmadan katlanılan küçümsenmelerden daha değerli yankılar bulup bulmayacağı konusunda yargıya varacaktır. Bunlara katlanırken alaycıları susturacak ve korkutacak kozları elimde bulundurduğumda unutulmamalıdır. Bundan önce bir kere aldanmıştım. Bu bile yaptığı ve hakkında gizli kapaklı ukalaca laflar ettiği küçük bir yolculuk konusunda olmuştu bu. Söylediklerini ve hareketlerini irdelemek için tam bir ayım harcamıştım. Oysa bütün yaptığı yanında çalışan çiftçilerden birinin kızını gebe bırakmak olmuştu. Yoksa Rulebon kötü bir oyuncudan başka bir şey değil mi? Şu yalancı ukalaya karşı aksilik etmek geliyor içimden. Belki de kızgınlıktan doğuyor bu. Ötekilere yalan söylenmesinden hoşlanıyordum ama bana aynı biçimde davranmamasını isterdim. Bütün bu ölülerin üstünden çarşılardaki hırsızlar gibi anlaşabileceğimizi ve onun en sonunda bana gerçeği söyleyeceğini ummuştum. Oysa hiçbir şey söylemedi bana. Evet, hiçbir şey. Aldattığı 18. Louis'ye ya da Alexandra söylediğinden fazlasını söylemedi. Rulebo'nun esaslı bir kimse olmasının benim için çok önemi vardır. Hergelenin biri olduğu besbelli. Ama önemli olan küçük bir hergele mi yoksa büyük bir hergele mi olduğu. Canlı olsa elimi bile sürmek istemeyeceğim biri uğruna zaman kaybedecek kadar önem vermem tarih çalışmalarına. Robeson hakkında ne biliyorum? Onun hayatından daha güzel bir hayat tasarlanamaz. O hayatı gerçekten yaşadı mı? Mektupları bunca süslü yazılmış olmasaydı. Ah, nasıl baktığını bilmiş olsaydım. Belki de başını tatlı bir şekilde yana eğiyordu ya da kurnazca dik tutuyor ve işaret parmağını burnunun kenarına dayıyordu kimi zaman iki yaldızlı yalan arasında kısa bir öfkeye kapılıyor ama onu hemen bastırıyordu. Ne olursa olsun Ralebon bir ölüdür artık. Rulebon'dan geriye kalan bir strateji kitabı ile Erdem üzerine düşünceler. Kendimi bıraksam onu iyice tasarlayabileceğim. Sayısız kurbanlar verdiren alaycılığına rağmen. Sığ ve çocuksu bir adam bu. Pek az düşünüyordu. Ama her zaman gerekeni tıp atıp yapıyordu hergeleliği saf, kendiliğinden ve hesapsız bir hergelelikti. Erdem'e karşı duyduğu sevgi kadar içtendi. Kendisine yardım edenlere ve dostlarına hıyanet ettiği zaman ciddi bir tavırla olaylara dönüyor ve onlardan sonuçlar çıkarıyordu. Kendisinin başkaları üzerinde ve başkalarının kendisi üzerinde hakkı olduğunu bir an aklından bile geçirmemişti. Hayatın kendisine verdiği yeteneklerin gerekçesiz ve nedensiz olduğunu düşünürdü her şey sıkı sıkıya bağlanır ama kolayca kurtulmasını bilirdi. Ne mektuplarını ne de kitaplarını kendisi yazmış değildi. Onları parayla yazı yazanlara yazdırmıştı. Çıkardığım sonuç buysa Rolebon üzerine bir roman yazmam daha doğru olurdu. Gece saat 11. Akşam yemeğini Ohendevu de Chemino'da yedim. Patron kadın oradaydı. Bu yüzden onunla sırf kibarlık yüzünden yatmak zorunda kaldım. Biraz siksindiriyor beni. Hem çok beyaz hem de yeni doğmuş bir bebek gibi kokuyor. Tutkularının en şiddetli anında başımı göğsünün üzerinde sıkıyordu. Güzel bir şey yaptığını sanıyor. Oysa ben çarşafın altından kasıklarını dalgın bir halde okşayıp duruyordum. Sonra kolum ağırlaştı. Monsieur de düşünüyordum. Onun hayatı ile ilgili bir roman yazmaktan beni kim alıkoyabilir? Kolumu patron kadının gövdesi boyunca aşağıya bıraktım ve ansızın üzerlerinden kocaman kıllı yapraklar sarkan, bodur ağaçlarla dolu küçük bir bahçe gördüm. Karıncalar, kırk ayaklar ve güveler cirit atıyordu. Daha korkunç hayvanlar da vardı. Bunların gövdeleri pişmiş güvercinlerin altına konan kızarmış ekmek dilimlerini andırıyordu yengeç ayaklarıyla yan yan yürüyorlardı. Koca yapraklar hayvanlarla kaplıydı. Hint incirlerinin ve kaktüslerin ardından parkın vedellası kasıklarını parmağıyla gösteriyordu. Bu bahçe kusmuk kokuyor diye haykırdım. Patron kadın, sizi uyandırmak istemezdim ama altımdaki çarşaf katlanmış. Sonra Paris trenine yetişecek müşterilere bakmak için aşağıya inmem gerekiyor dedi. Mardi Gras Morris Paris'i kıçına vurarak dövdüm. Üç asker arkadaştık. Birbirimizin yüzünde bir delik vardı. Maris Paris yanımıza yaklaşıp şöyle dedi. Çok güzel. Sonra hepimize birer küçük menekşe demeti verdi. Kafası delinmiş olan asker, bunu nereye sokacağımı bilemiyorum dedi. Marius Beres askere karşılık verdi. Kafanızdaki deliğe sokmanız gerekiyor. Asker, ben onu senin kıçına sokacağım diye haykırdı. Sonra Maurice yatırıp pantolonunu çıkardı. Donun altından kırmızı bir kardinal elbisesi çıktı. Elbiseyi çıkardık. Morris Paris, dikkat edin, ayak altı şeritleri vardır, diye bağırıyordu. Ama kanatıncaya kadar dövdük onu. Ve kaba etlerinin üzerine menekşe yapraklarıyla süslü bir Drauledo portresi çizdik. Bir zamandır düşlerimi sık sık hatırlamaya başladım. Uyurken durmadan sağa sola dönüyor olmalıyım. Çünkü yorganlarımı, çünkü yorganımı her sabah yerde buluyorum. Bugün yortu. Ama Bouville'de bunun pek önemi yoktur. Bütün kente kıyafet değiştirip maske takanların sayısı yüzü geçmez. Merdivenden inerken patron kadın seslendi. Bir mektup var size. Mektup varmış. Sonuncu mektup Mayıs ayında Ruyen kitaplığı yönetiminden gelmişti. Patron kadın beni çalışma odasına götürdü sarı renkli, uzun ve şişkin bir zarf verdi. Eni mektup yazmış. Beş yıldır haber almamıştım ondan. Mektup önce Paris'teki eski adresime gitmiş. Üzerinde bir Şubat tarihi var. Çıkıyorum. Mektup elimde açmaya cesaret edemiyorum. Eni mektup kağıdını değiştirmemiş. Acaba Pikadili'deki küçük kitapçıdan mı alıyor hala? Saç tuvaletini de değiştirmediğini kesmek istemediği gür sarı saçlarını aynı biçimde taradığını sanıyorum. Yüzünü kurtarmak için aynaların önünde sabırla savaşıp duruyor olmalı. Kendini beğendirmek istediği ya da ihtiyarlamaktan korktuğu için yapmaz bunu. Eni nasılsa öyle kalmak, değiştirmemek ister. Onda en sevdiğim şey, görünüşünün en önemsiz çizgisine bile gösterdiği o sert ve güçlü bağlılıktı. Mor mürekkeple mürekkebini değiştirmemiş. Yazılmış adresin sımsıkı harfleri hala parlıyor. Bay Antoine O'Conten. Zarfların üstünde adımı okumak çok hoşuma gider. Sisler içinde gülüşlerinden birini yakaladım. Gözlerini, yana eğik başını gözümün önüne getirdim. Oturduğum zaman gelir. Önüme dikilirdi gülümseyerek. Başım belli nizasında dururdu. Omuzlarımdan tutup gergin kollarıyla sarsardı beni. Mektup ağır. İçinde en az altı sayfa olmalı. Eski oturduğum yerdeki kapıcı kadının kargaçık burgacı harfleri şu güzel yazıyı biraz kapamış. Printiano Oteli, Booville. Bu küçük harfler parıldamıyor. Zarfı açtığım sırada deminki yanılgıdan kurtulmam beni altı yıl gençleştirdi. Emi zarflarını böyle şişirmek için ne yapar bilmiyorum. Koca zarfın içinden hiçbir şey çıkmıyor şu andaki gibi zarfın içinden dörde katlanmış bir kağıt parçası çıkarmaya çalışırken 1924 yılı baharında yukarıdaki cümleyi belki yüz kere söylemişimdir. Zarfın astarı müthiş bir şey. Koyu yeşil, üstünde altın rengi yıldızlar var. Kolalanmış kalın bir kumaşı andırıyor. Zarfın ağırlığının dörtte üçü de bu astardan geliyor. Eni kurşun kalemle şunları yazmış. Birkaç gün sonra Paris'ten geçeceğim. 20 Şubat günü Espan Oteli'ne gelip beni gör. Lütfen. Lütfen'i satırın üzerine ekleyip acayip bir çengelle beni göre birleştirmiş. Seni görmem gerek, Eni. Metneste ya da Tanka'da gece eve döndüğümde yatağımın üzerinde kimi zaman bir not bulurdum. Seni hemen görmek istiyorum. Koşuyordum. Eni kaşları havada, sanki şaşırmış gibi kapıyı açıyordu bana. Söyleyecek bir şey yoktu. Hatta gelmiş olduğum için kızıyordu bile. Ama bu kez de gideceğim. Belki görmekten kaçınacak beni ya da otelin kapısında bu adı taşıyan kimse yok otelimizde diyecekler. Ama bunu yapacağını sanmam pek. Yalnız bir hafta sonra düşüncesini değiştirdiğini ve bir başka zaman görüşeceğimizi yazabilir. Herkes işinin başında. Tatsız susuz bir Mardi Gras başlıyor. Mutile sokağı her zaman yağmur yağmadan önceki gibi ıslak odun kokuyor. Bu acayip günleri sevmem. Sinemalar erkenden başlar, okullar kapalıdır. Sokaklarda dikkat ettiğiniz zaman hemen kaybolan bayramsı bir hava insanı etkiler durur. En iyi görmeye gideceğim tabii. Ama bu düşüncenin beni neşelendirdiğini söyleyemem. Mektubu aldığımdan beri içime bir avarelik çöktü. İyi ki saat 12. Karnım aç değil. Ama vakit geçirmek için yemek yiyeceğim. Horloger sokağında. Kamil'in lokantasına gidiyorum. Sessiz bir yer burası. Bütün gece lahan ağaçlamasıyla güveç bulunur. Tiyatrodan çıkanlar buraya uğrarlar. Geceleyin kente varan karnı acıkmış yolculara polisler burasını salık verir. Sekiz mermer masa var. Deri kaplı bir banket duvarlar boyunca uzanıyor. Pas rengi lekelerle kaplı iki ayna. Kapıda ve iki pencerede buzlu camlar var. Tezgah çukurda. Kenarda da bir salon var. Ama burası çiftler için. İçeri girmedim hiç. Bana jambonlu bir omlet verin. Masalara bakan kırmızı yanaklı iri yarı kız erkekle konuşurken gülmeden edemez. Veremeyeceğim. Patatesli bir omlet istemez misin? Dolap kitli. Jambonu çıkaramam. Yalnız patron keser onu zaten. Bir güveç ısmarlıyorum. Patronun adı Kamil. Kabadayı bir adamdır. Garson kız uzaklaştı. Şu eski ve karanlık yerde yapayalnızım. Cüzdanımda eniden bir mektup var. Yapay bir utanç, mektubu yeniden okumaktan alıkoyuyor beni. Cümleleri bir bir hatırlamaya çalışıyorum. Sevgili Antoine'ım, gülümsüyorum. Eninin sevgili Antoine'ım yazmadığı besbelli. Altı yıl önceydi. Tokyo'ya gidiyordum. Anlaşarak ayrılmıştık birbirimizden. Ona bir şeyler yazmıştım. Sevgilim benim diye başlamıyordum artık. Bütün masumluğumla sevgili Enim diye başlamıştım. Eni, senin densizliğine hayran kalıyorum diye yanıt verdi. Ben senin sevgili Enin değilim ve olmadım. Senin de benim sevgili Antoine'ım olmadığına inanmanı isterim. Beni nasıl adlandıracağını bilmiyorsan, adlandırma daha iyi. Mektubu cüzdanımdan çıkarıyorum. Sevgili Antoine'ım yazmamış. Mektubun sonundaki barca sözler de etmemiş. Seni görmem gerek diyor yalnızca. Duygularını sezinlememi sağlayacak bir tutamak yok. Bundan yakınacak değilim. Yetkinliği olan sevgisini görüyorum bu mektupta. En iyi yetkin anlar gerçekleştirmek isterdi hep. Durumu elverişli değilse hiçbir şeyden tat almaz olur. Gözleri ölü gözlerine döner. Ergenlik çağında koca bir kız gibi tembel tembel dolaşırdı. Ya da benimle kavga etmek isterdi. Bir burjuva gibi tantanayla sümkürüyor, mendiline öksürüp bundan hoşnut oluyorsun derdi. Yanıt vermemek, beklemek gerekiyordu. Birden farkında olmadan yaptığım bir hareket sanki bir işaret gibi titretiyordu onu. Yüzündeki o gevşemiş güzelim çizgileri sertleşiyor ve iğneyle kuyu kazmaya yandıran işine başlıyordu. Büyüleyici ve dayanılmaz bir sihirbazdı sanki. Dört bir yana bakarak şarkılar mırıldanır, gülümseyerek ayağa kalkar, Beni omuzlarımdan tutarak sarsmaya gelir ve birkaç dakika çevresindeki nesnelere emirler verir gibi yapardı. Benden ne beklediğini hızlı ve alçak bir sesle açıklardı. Dinle beni. Biraz çaba göstereceksin değil mi? Geçen seferki budalalığını unutma. Şu anın ne kadar güzel olabileceğini görüyorsun sanırım. Gökyüzüne bak. Halının üzerindeki güneş ışınlarının rengine bak. Yeşil elbise üstümde. Makyaj da yapmadım. Solgunum. Geriye gidip karanlığın içinde dur. Ne yapmak gerektiğini anlıyorsun değil mi? Hadi başla. Ne ahmaksın. Bir şeyler söylesene bana. Bu işin başarıya ulaşmasının bana bağlı olduğunu duyuyordum. O anın karanlık anlamını ayıklamak, yetkinleştirmek gerekiyordu. Belli hareketlerin yapılması, belli sözlerin söylenmesi zorunluydu. Sorumluluğumun yükü altında eziliyor, Gözlerimi fal taşı gibi açıyor ama bir şey göremiyordum. Eninin o an için yarattığı törenler arasında debelenip duruyor ve onları kaba etlerimle sanki birer örümcek ağıymış gibi bozuyordum. O zaman Eni benden nefret ediyordu. Onu görmeye gideceğim tabii. Eni'yi hala beğeniyor ve derinden seviyorum. Yetkin anlar yaratma oyununda bir başkası Eni'den daha usta ve şanslı olsun isterdim. Şu Allah'ın belası saçların her işi bozuyor derdi. Kızıl saçlı bir adam ne işe yarar zaten? Gülümsüyordu. Önce gözlerini, sonra incecik gövdesini unuttum. Gülüşünü elimden geldiği kadar uzun zaman tuttum aklımda. Üç yıl önce onu da kaybettim. Biraz önce patron kadının verdiği mektubu alırken bu gülüş birdenbire geri geldi. En iyi gülümserken gördüğümü sandım. Bunu yeniden hatırlamaya çalışıyorum. Annie'nin bende uyandırdığı içlenişi yeniden duymam gerek. Bu içleniş orada, yakınımda duruyor. Ortaya çıkmaktan başka isteği yok. Ama gülüş geri gelmiyor. Bitti artık. Bomboş ve kupkuru kaldım. Soğuktan titreyen bir adam içeri giriyor. Günaydın. Yeşilimsi perde sözünü çıkarmadan oturdu. Parmaklarını kenetleyip ince uzun ellerini oğuşturuyor. Ne istersiniz? Adam irkiliyor. Gözleri tasalı. Ne mi? Bir bira verin lütfen. Bir bira verin suyla. Garson kız kıpırdamıyor. Aynada sanki uyuyor gibi görünüyor. Gözleri açık aslında. Ama bunlar göz değil, birer yarık. Hep öyledir. Müşterilere hizmet ederken ağırdan alır. İstedikleri şeyleri uzun uzun düşünüp düşlere dalar. Tezgahın üzerinden alacağı şişeyi üzerinde kırmızı harfler bulunan beyaz etiketi bardağa koyacağı ağdalı sıvıyı düşünüyor olmalı. Sanki kendisi içecek gibi. Enir'in mektubunu yine cüzdanıma koyuyorum. Bu mektup verebileceği her şeyi verdi bana. Mektuptan hareket ederek onu eline alıp katlayarak zarfın içine koymuş olan kadına varamam. Geçmişte kalan bir kimseyi düşünmek bile elden gelir mi acaba? Birbirimizi sevdiğimiz sürece en önemsiz yaşantılarımızın, en hafif acılarımızın bile bizden koparak geride kalmasına göz yummamıştık. Sesleri, kokuları, gün ışığının küçük ayrımlarını, hatta birbirimize açıklamadığımız düşüncelerimizi bile alıp götürmüştük. Bütün bunlar canlılıklarını yitirmediler. Bugün bile bize ya acı ya da sevinç veriyorlar. Bir anı değil, söndürülmez ve yakıcı bir aşk. Geriye çekilmek, gölgeye ya da bir kuytuya sığınmak olanaksız. Üç yıl tek bir an gibi duruyor. Annie ile bu yüzden ayrılmıştık. Bu ağır yükü çekemiyorduk ve Eni beni ansızın bıraktığında üç yıl geçmişin içine gömüldü. Acı bile çekmemiştim. İçim boşalmış gibiydi. Sonra zaman geçmeye başladı ve boşluk genişledi. En sonunda Saigon'da Fransa'ya dönmeyi kararlaştırdığım sırada geçmişten geri kalan her şey, yabancı yüzler, alanlar, büyük ırmaklar boyunca uzanan rıhtımlar… Birden ortadan silindi. Geçmişim uçsuz bucaksız bir delikten başka şey değil artık. Şimdi de tezgahın yanında düşlere dalan şu siyah korsajlı garson kızla, şu ufak tefek adamcağızdan başka bir şey değil. Hayatımla ilgili olarak bildiğim her şeyi kitaplardan öğrendim gibime geliyor. Bönöres sarayları, cüzdanlı kral taraçası, java tapınakları ve parçalanmış koca merdivenleri. Gözlerimde bir aralık yansımışlar ama oldukları yerde kalmışlardı. Printano Oteli'nin önünden geçen tramvay geceleri camlarına vuran neon ışıklı yazıyı alıp götürmüyor. Bir an aydınlanıp sonra kapkara pencerelerle uzaklaşıp gidiyor. Şu adam gözünü benden ayırmıyor. Canımı sıkmaya başladı. Kendini önemsettirmek istediği belli. Garson kız istediklerini getirmeye karar verdi sonunda. İri esmer kolunu tembelce kaldırıp şişeyi tutuyor ve bir bardakla birlikte getiriyor. ''Buyurun bayım.'' Adam kibarca ''Baya kildir adım.'' diyor. Kız yanıt vermeden bardağı dolduruyor. Adam birden parmağını burnundan çekip iki elini de masaya dayıyor. Başını arkaya atıyor, gözleri parıldıyor, soğuk bir sesle ''Zavallı kız.'' diyor. Kız şaşırıyor, ben de şaşırıyorum. Adamın yüzünde anlatılmaz bir anlam var. Sanki bir başkası konuşmuş da şaşırmış gibi. Üçümüz de tedirgin olduk. Hayal gücünden yoksun olduğu için önce kız kendini toparlıyor. Bay Akili'yi küçümseyerek süzüyor. Tek eliyle Bay Akili olduğu yerden alıp dışarı atabileceğini iyice biliyor. Niçin zavallı bir kızmışım ben? Adam duraksıyor. Kıza bakıyor. Çekiniyor gibi. Sonra gülüyor yüzünde binlerce kırışık beliriyor. Bileklerini oynatıyor. Canı sıkıldı. Ne var sanki? Söz gelişi böyle denir. Kötü niyet yok bunda. Kız sırtını dönüp tezgahın arkasına gidiyor. Adam akıllı alındığı belli. Adam hala gülüyor. Ha ha! Ağzımdan kaçtı canım. Kızdın mı? Kızmış, diyor. Bana söyler gibi bir hali var. Başımı öte yana çeviriyorum. Kadehini kaldırıyor. Ama içmek niyetinde değil. Bir şey hatırlamak ister gibi. Çekingen ve şaşkın bir halde gözlerini kırpıştırıyor. Kız masanın arkasında oturup eline bir iş aldı. Gürültü eden yok. Ama bu biraz önceki sessizlik gibi değil. Yağmur başladı işte. Buzlu camları hafifçe vuruyor. Sokakta hala kıyafet değiştirmiş çocuklar varsa maskeleri hamur gibi olur bu yağmurda. Renkleri birbirine bulaşır. Kız lambaları yaktı. Saat henüz iki. Ama hava karanlık olduğu için elindeki işi göremiyor. Tatlı ışık. İnsanlar evlerindedir şimdi. Onlar da ışıklarını yakmışlardır. Bir şeyler okur, ara sıra pencereden gökyüzüne bakarlar. Onlar için durum aynı değil. Onlar başka türlü yaşlanmışlardır. Babadan kalma eşyanın, armağanların arasında yaşayıp giderler mobilyalarının her biri birer anıdır. Asma saatler, madalyalar, portreler, deniz kabukları, kağıt tutacakları, paravanlar, şallar, dolaplar şişelerle, kumaşlarla, pılı pırtıyla, gazetelerle doludur. Her şeyi saklamışlardır. Geçmiş, mal sahibinin bir lüksüdür. Ben geçmişimi nerede saklayacağım? Geçmişinizi cebinizde saklayamazsınız onu koyacak bir eviniz olmalı. Gövdemden başka şeyim yok benim. Yapayalnız bir adam salt gövdesiyle anıları durdurup saklayamaz. Anılar üzerinden geçip gider onun. Ama yakınmamalıyım. Çünkü özgür olmaktan başka şey istememiştim. Ufak tefek adam kıpraşıyor. İçini çekiyor. Paltosuna iyice sarılmış. Ama ara sıra şöyle bir dikeliyor. insanca bir hal alıyor onun da bir geçmişi yok. İyice araştırılsa artık kendisini görmeye gelmeyen kuzenlerinden birinin evinde onu bir evlenme töreninde kıvrık bir yaka, kolalı gömlek ve sert bir delikanlı bıyığıyla gösteren bir fotoğraf bulunur. Benim böyle bir fotoğrafım bile kalmamıştır sanırım. İşte yine bana bakıyor. Bu kez konuşacak. Kaskatı kesildiğimi duyuyorum. Aramızda bir yakınlık duygusu yok. Birbirimize benziyoruz sadece. Benim gibi o da yalnız. Ama yalnızlığın içine daha çok batmış. Kendi bulantısını ya da ona benzer bir şeyi bekliyor olmalı. Demek beni tanıyan insanlar var artık. Yüzüme baktıktan sonra bu da bizden diyen kimseler var. Ne var? Benden ne istiyor öyleyse? Birbirimize yardım edemeyeceğimizi bilmesi gerekir. Aileler anılarının ortasında evlerinde bulunuyorlar şimdi. Biz de burada anısız iki yıkıntıdan başka şey değiliz. Ayağa kalkıp bana bir söz söylese yerimden sıçrayacağım. Kapı büyük bir gürültüyle açılıyor. Gelen Doktor Roach, hepinize günaydın. Yalpalayarak kuşkucu ve vahşi bir halli içeri giriyor. Pazar günleri Vezeliz bir hanesinde sık sık görürüm onu. Ama beni tanımaz. Jünville eski öğretmen yardımcıları gibi iridir. Kollar baldırım gibi, göğüs çevresi 110 santim ama ayakta duramaz. Jin, Jin yavrucuğum. Koca fötür şapkasını asmak için portmantoya kadar hızla yürüyor. İşini bir yana koyan kız uykulu bir halle doktorun yağmurluğunu çıkarmak için ağır ağır ilerliyor. Ne içeceksiniz doktor? Doktor kızı ciddi bir şekilde gözden geçiriyor. Güzel erkek yüzü dediğin böyle olur işte. Yaşantılar ve tutkularla yıpranmış, çökmüş. Ama doktor hayatı anlamış ve tutkularını yenmesini bilmiştir. Derin bir sesle, ne istediğimi bilmiyorum ki, diyor. Tam karşımdaki banketin üzerine bıraktı kendini. Alnını siliyor. Ayaklarının üzerinde durmak zorunluluğundan kurtulunca rahat ediyor yücelik dolu iri siyah gözleri insan içine çekingenlik salıyor. Ne mi içeceğim, ne mi içeceğim, bir kalvados içeyim yavrum. Kız karşısındaki kocaman yıpranmış yüzü kıpırdamadan seyrediyor. Düşlere dalmış kız, ufak tefek adam başını kaldırıp bir yükten kurtulmuş gibi gülümsüyor. Doğru, bu dev gibi herif bizi kurtardı. İkimizi de avucuna alacak korkunç bir şey gerçekleşecekti yoksa. Rahatça nefes alıyorum. Artık insanların arasındayız. Benim kalvados geliyor mu? Kız kendini toparlayıp uzaklaşıyor. Doktor kalın kollarını uzatıp masayı kenarlarından tuttu. Bay Ekel çok sevinçli. Doktor da ilgisini çekmek istiyor. Ama öyle cılız bir gövdesi var ki banketin üstünde ne kadar debelense gürültü çıkaramıyor. Kız kalvadosu getirdi. Bir baş hareketiyle doktora ufak tefek adamı gösteriyor. Doktor Roche gövdesini ağır ağır çeviriyor. Boynunu döndürmek elinden gelmez. Bak hele aşağılık herif. Senin burada ne işin var? Ölmedin mi daha? diyor. Sonra kıza dönüyor. Bunu buraya alıyorsunuz demek. Yırtıcı gözlerle bakıyor. Her şeyi yerli yerine koyan dümdüz bir bakış bu. Açıklıyor. Kaçığın biridir bu ne yaparsın? Şaka yaptığını göstermek zahmetine bile katlanmıyor kaçık dediği adamın kızmayacağını, gülümseyeceğini biliyor. Tamam, tamam işte. Öteki alçak gönüllülükle gülümsemeye başladı. Kaçığın biri, içi rahat ediyor. Kendi kendine karşı korunduğunu duyuyor. Bugün başına hiçbir şey gelmeyecek. Benim de içime güven oldu. Demek bu adam kaçığın biriydi sadece. Doktor gülümsüyor. İşbirliği yapmak ister gibi bakıyor bana. Boyun posumdan dolayı besbelli. Sırtımda bir temiz gömlek de var. Bu yüzden beni alaylarına ortak etmek istiyor. Gülmüyorum. Gösterdiği yakınlığa karşılık da vermiyorum. O zaman gülümsemesini kesmek sizin göz bebeklerinin korkunç ateşini üzerime dikiyor. Birkaç saniye konuşmadan birbirimizi gözden geçiriyoruz. Gözlerini kısarak süzüyor beni. Sınıflandırdığı belli. Kaçıklar sınıfına mı yoksa hergeleler sınıfına mı koydu acaba? Başını önce o çevirdi, yapayalnız, toplumsal değeri olmayan birisinin karşısında yelkenleri suya indirmenin ne değeri var? Bundan söz edilmeye değmez bile. Hemen unutulur bu. Bir sigara sarıp yakıyor. Sonra yaşlı kimseler gibi durağan ve sert gözlerle kıpırdamadan duruyor. Yüzünde bütün yüce çizgiler var. Alnı baştan başa geçen yatay çizgiler, kırışıklıklar, ağzın iki yanındaki acı kıvrımlar, çene altındaki sarı büklümler, işte talihli bir adam. Uzaktan görür görmez, acı çekmiş, yaşamış bir adam olduğunu anlarsınız onun. Yüzünü hak ediyor zaten. Çünkü geçmişini elde tutmak, kullanmak konusunda yanlışa düşmesi hiç. Geçmişini mumyalamış. Kadınların ve delikanlıların kullanabileceği hazır deneyler haline getirmiş. Bay Akilin çoktan beri kendini bunca mutlu duymadığı belli. Hayranlıktan ağzı bir karış açık yanaklarını şişirip birini yudumluyor. Böyle işte. Doktor ona nasıl davranılması gerektiğini biliyor. Neredeyse zıvanadan çıkacak bir delik karşısında şaşkınlığa düşer mi doktor? Bu herifleri görünce iyice aşlayacaksın. Acı sözler söyleyeceksin. İstedikleri budur zaten. Doktor görmüş geçirmiş adam. Hayatı bunun üzerine kurulmuş. Doktorlar, papazlar, yargıçlar, subaylar, böyledir. İnsanı sanki kendileri yaratmış gibi tanırlar. Bay Ekil hesabına utanıyorum. İkimiz aynı hamurdan olduğumuz için omuz omuza vermemiz gerekirdi. Ama Bay Ekil beni bırakıp karşı tarafa geçti. Deney denilen şeye gerçekten inanıyor. Ama benim ya da kendisinin değil Doktor Rogin'in deneylerine inanıyor. Biraz önce Bay Ekil tedirgindi. Yapayalnız olduğunu duyuyordu şimdi bir yığın benzeri bulunduğunu biliyor. Doktor Roji bu adamları tanır. Hatta gerekirse onların hikayelerini de anlatır Bay Ekil'e. Bay Ekil birkaç baya kavramın içine sokulabilen önemsiz bir yaratık sadece. Önemli kişilerin oyununa kurban olduğunu, aldandığını anlatmak isterdim ona. Deney satarak geçinenleri bilirim. Hayatlarını sersemlik ve dalgınlık içinde geçirip durmuşlardır. Sabırsızlanıp evlenmişler, rastgele çocuklar yapmışlar, öteki insanlarla kahvelerde, evlenme törenlerinde, cenazelerde karşılaşmışlardır. Ara sıra kargaşalığa kapılıp başlarına ne geldiğini anlamadan debelinip durmuşlardır. Çevrelerinde olup biten her şey onların görüş alanının dışında başlamış ve sona ermiştir. Upuzun kara biçimler, uzaklardan gelen olaylar yanlarından geçip gitmiş, onlara bakmak istedikleri an her şey çoktan sona ermiştir. Kırk yaşına gelince o minicik inatçılıklarını ve birkaç atasözünü deney diye adlandırmışlardır. Para atılınca bir şeyler veren makinelere dönmüşlerdir. Sol deliğe bir beşlik atınca yaldızlık ya da sarılı kıssalar, sağdakine bir beşlik atılınca dişlere yumuşak karamelalar gibi yapışan değerli öğütler alırsınız. Ben de böyle bir adam gibi davranıp ahbaplar edinebilir ve Yaradan'ın önünde büyük bir yolcu olduğumu söylemelerini sağlayabilirim. Evet, Müslümanlar çömelerek işerler. Hindistan'daki ebe kadınlar keten lapası yerine tezekte dövülmüş cam kullanırlar. Borneo'da bir kız adet görünce evinin damında üç gün ve üç gece geçirir. Venedik'te gondola yapılan cenaze törenlerini, Seville'deki kutsal hafta bayramlarını, Obera oynayan tutku oyunlarını gördüm. Bütün bunlar bildiklerimin ufacık bir parçası tabii. Bir iskemlenin üzerinde arkaya yaslanıp neşeyle. Sevgili Bayan Jihlava'yı bilir misiniz acaba? 1924 yılında bulunduğum ilgi çekici küçük bir mor ile kentidir bu diye söze başlayabilirim. Görüp geçirmiş bir kimse olan mahkeme başkanı hikayem sona erince söze girişerek şöyle der. Ne kadar doğru efendim, ne kadar insansal bir şey. Meslek hayatına atıldığım sırada ben de böyle bir olayla karşılaşmıştım. 1902 yılındaydı. Limoges'ta yargıç adayı olarak bulunuyordum. Ama gençken bu sözlerle adam akıllı canımı sıkmışlardı. Oysa ailemde bu çeşit adamlar yoktu. Ama amatörleri unutmamak gerek. Bunlar kahvelerde başkalarını dinleyen katipler, müşahtemler, satıcılardır. 40 yaşlarına gelince bir türlü dışarı dökemedikleri deneylerle şiştiklerini duyarlar. İyi ki çocuk yapmışlardır. Çocukları deneylerinin boşa gitmediğine, anılarının bir araya gelerek bilgelik haline ağır ağır dönüştüğünü inandırmak isterler sizi. Kullanışlı geçmiş, cep geçmişi, güzelim özdeyişlerle dolu, küçücük yaldızlı kitap. İnanın bana, deneylerime dayanarak konuşuyorum. Bütün bildiğimi hayattan öğrendim. Hayat onlar için düşünmek sorumluluğunu üzerine alır mı? Bu adamlar yeni eskiyle açıklarlar. Eskiyi de daha eskiyle. Bu bakımdan Lenin'i bir Rus Robespierre'i ve Robespierre'i de bir Fransız Cromwell'i yapan tarihçilere benzerler. Sonunda hiçbir şey anlamazlar. Önemliliklerinin ardında karamsar bir tembellik fark edilir. Esner ve güneş altında yeni bir şey olmadığını düşünürler. Bir kaçık derken özel olarak hatırlamadığı öteki kaçıkları yarım yamalak düşünüyordu Doktor Roach. Şu anda Bayekil'in yapacağı hiçbir şey bizi şaşırtamaz. Çünkü Bayekil bir kaçıktır. Oysa hiç de öyle değil. Bayekil korkuyor. Neden korkuyor acaba? Herhangi bir şey anlamak istediğiniz zaman tek başımıza onun karşısında dururuz. Kimse yardım etmez bize. İnsanların tüm geçmişi işe yaramaz olur sonra anlamak istediğim şey ortadan kaybolur. Onunla birlikte anlamadığımız da silinip gider. Genel düşünceler daha umut vericidirler. Üstelik deney üstadları, hatta amatörleri bile sonunda hep haklı çıkarlar. Bilgelikleri elden geldiğince az gürültü etmeyi, az yaşamayı, bir köşede unutulmayı öğütler. En iyi hikayeleri cezalara çarptırılmış olan başkalarına benzemez. Gözü pek kimselere ilişkindir. Evet, bu işler böyle oluyor. Kimse tersini söyleyemez. Belki Bayekil'in içi rahat değildir. Belki babasının ya da ablasının öğütlerini tutsaydı şimdi şu duruma düşmüş olmayacağını düşünmektedir. Doktorun konuşmaya hakkı var. Hayatını boşa harcamadı o. Yararlı bir insan olmasını bildi. Şu ufacık yıkıntının üzerinde durgun ve güçlü bir şekilde yükseliyor. Sanki bir kaya. Doktor kalvadosunu içti. İri gövdesi gevşiyor. Göz kapakları iniyor. Yüzünü gözsüz olarak ilk kez görüyorum. Karnaval olduğu için bugün dükkanlarda satılan kağıttan maskelere benziyor. Yanaklarının pembeliği iğrenç. Birden kavruyorum gerçeği. Bu adam yakında ölecek. Bunu bildiği besbelli. Aynaya bakması yeter. Her gün ölüsüne biraz daha benziyor deney dedikleri bu işte. Deneylerin ölüm korktuğunu sık sık düşünmem de bu yüzdendir. Onların son savunmasıdır bu. Doktor buna inanmak, yapayalnız, bomboş, geçmişsiz bir kimse olduğunu, zekasının körelip vücudunun çürümeye yüz tuttuğunu görmezliğe gelmek, bu korkunç gerçeği örtmek ister. O zaman bunun yerine koyacağı küçücük çılgınlığını kurmaya, onu en kullanışlı hale getirmeye çalışır yani ilerlemeler gerçekleştirdiğini söyler kendine. Ara sıra düşüncesi duraklıyor. Kafasında karanlıklar mı beliriyor? Yargılarının gençlikteki hızdan yoksun olmalarındandır bu. Kitaplarda okuduklarını anlamıyor mu? Bu da artık kitaplarla ilgilenmemesindendir. Kadın yatmak elinden gelmiyor mu? Olsun, bunu eskiden yapmıştı. Kadın yatmış olmak hala yatabilmekten iyidir. Çünkü aradan zaman geçmiş olduğu için insan doğru yargılara varır, karşılaştırmalar yapar, üzerinde düşünür. Böylece doktor şu korkmuş ölü yüzünü aynalarda görmeye dayanabilmek için deneyin bütün izlerini yüzünde bırakmış olduğunu inanmaya çalışmaktadır. Doktor hafifçe başını çeviriyor. Göz kapakları açıldı. Uykuyla kızarmış gözlerini dikiyor bana. Gülümsüyorum. Bu gülüşün kendinden saklamak istediği her şeye ona açıkça göstermesini istiyorum. Gebereceğimi bilen birisi işte derse kendine gelebilir ancak. Ama göz kapakları yeniden iniyor. Uyuklamaya başladı. Uykusunu gözetlemeye bayak ile bırakıp dışarı çıkıyorum. Yağmur dindi. Hava tatlı. Gökyüzü güzelim geler sürükleyip duruyor. Yetkin bir an yaratabilmek için her şey tamam şu imgeleri yansıtabilmek için en iyi olsa gönüllerimizde küçücük, karanlık gelgitler yaratırdı. Ama ben fırsatı kullanmasını bilmiyorum. İçim boşalmış ve yatışmış halde şu kullanılmamış gökyüzü altında rastgele yürüyorum. Çarşamba Korkmamak gerek Perşembe Dört sayfa yazdım. Sonra uzun bir mutluluk anı. Tarihin değeri üzerinde uzun uzadıya düşünmeli. Tiksinmek tehlikesi var. Hayatımı haklı çıkaracak tek şeyin şu anda Monsieur de Rollebon olduğunu unutmamak gerek. Tam bir hafta sonra en iyi görmeye gideceğim. Cuma. Redo Bulvarında öylesine yoğun bir sis vardı ki duvara sürtünerek yürümenin akıllıca bir iş olduğunu düşündüm. Sağımda otomobillerin farları önerinde ıslak bir ışık sürüyüp geçiyorlar. Kaldırımın ne de bittiği belli değil. Çevremde insanlar vardı. Ayak seslerini, kimi zamanda mırıltılarını duyuyordum. Ama kimseyi görmüyordum. Bir kere omzumun hizasından bir kadın başı belirdi. Ama sis hemen yuttu onu. Bir kere de nefes nefese biri geçti yanımdan. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Dalmıştım. Sakınganlıkla ilerlemek, ayağının ucuyla geri yoklamak. Hatta ellerini ileriye uzatmak gerekiyordu. Bu hareketler hiç hoşuma gitmiyordu. Ama otele dönmekte istemiyordum. Yakalanmıştım bir kere. Yarım saat geçtikten sonra ta uzakta mavimsi bir buhar gördüm. Oraya yöneldim. Çok geçmeden büyük bir ışığın kıyısına geldim. Tam ortada ışıklarıyla sisi delip geçen Mabli kahvesini tanıdım. Mabli kahvesinde 12 lamba vardır ama yalnız ikisi yakılmıştı. Biri kasanın üstünde, öteki tavanda. Kahvenin biricik garsonu beni karanlık bir köşeye sürüklüyor. Burası olmaz efendim. Temizlik yapıyorum. Sırtında bir ceket var. Yeleksiz. Kolalı yakasını takmamış. Menekşe rengi çizgili beyaz bir gömlek giymiş. Esniyor. Elleriyle saçlarını tarazlayarak ters ters bakıyor bana. Bir kahveyle birkaç çörek getirin. Karşılık vermiyor. Gözlerini ovuşturup uzaklaşıyor. Gözlerime kadar karanlık içindeyim. Buz gibi bir karanlık. Kaloriferin yanmadığı besbelli. Kahvede başkaları da var. Balmumu tenli bir kadın tam karşımda oturmuş. Bluzunu okşamak ya da siyah renkli şapkasını düzeltmek için elleri durmadan hareket ediyor. Yanında hiç ses çıkarmadan çöreğini yiyen iri yarı sarışın bir adam var. Sessizlik dayanılacak gibi değil. Pipomu yakmak istedim ama kibrit çıtırtısıyla onların dikkatini çekmenin hoş olmayacağını düşündüm. Telefon çaldı. Kadının elleri bluzuna asılı kaldı. Garson acele etmiyor. Telefonu açmaya gitmeden önce süpürmesini tantanalı bir şekilde bitirdi. Alo, Bay Georges, siz misiniz? Günaydın efendim. Evet Bay Georges. Patron burada değil. Evet, neredeyse iner. Doğru, bu sisli havada Genel olarak sağ sekizde iner. Evet Bay Georges, ben ona bildiririm. Güle güle Bay Georges. Siz gri renkli ağır bir kadife perde gibi abanıyordu camlara. Bir yüz bir ara cama yapıştı. Sonra kayboldu. Kadın yakarır gibi. Ayakkabımı bağlasana. Adam başını çevirmeden, çözülmemiş ki diye karşılık veriyor. Kadın sinirleniyor. Elleri bluzunda ve boynunda kocaman örümcekler gibi dolaşıyor. Çözüldü, çözüldü hadi bağla. Adam dargın bir yüzle eğiliyor. Masanın altında kadının ayağına dokunuyor. Oldu. Kadın neşeyle gülümsüyor. Adam garsonu çağırıyor. Borcumuz ne kadar? Garson, kaç tane çörek var diyor. Onlara bakar görünmemek için gözlerimi çeviriyorum. Biraz sonra çıtırtılar duruyor, bir etekliğin ucunu ve üzerinde kuru çamurlar bulunan bir çift botu görüyorum. Bunların ardından adamın sivri burunlu cilalanmış ayakkabıları görülüyor. Bana doğru geliyorlar, duruyorlar, yarım dönüş yapıyorlar. Adam paltosunu giyiyordu. O sırada kas katı bir kolun ucunda bir el eteklik boyunca aşağı doğru inmeye koyuldu. Biraz durakladı, sonra etekliği yokladı. Hazır mısın? dedi adam. El açılarak sağ bot üzerindeki iri bir çamur lekesine dokundu. Sonra gözden kayboldu. Adam of dedi. Portmantonun yanında duran bir valizi almışlardı. Çıktılar. Sis içinde gözden kaybolduklarını gördüm. Garson kahvemi getirirken sanatçı bunlar dedi. Sis balasta Antrak'taki numarayı yapan bunlardır. Kadın gözlerini bağlayıp seyircilerin küçük adlarını ve yaşlarını biliyor. Bugün gidiyorlar çünkü program cuma günleri değişir. Sanatçıların kalktığı masada duran bir çörek tabağını almaya gidiyor. İstemez. O çörekleri yemek istemiyor canım. Elektrikleri söndüreyim. Sabahın dokuzunda tek bir müşteri için iki lamba yandığını görse patron çıkışır bana. Alaca karanlık kahveyi kapladı. Gri ve kahverengiye bulanmış cılız bir aydınlık yukarıki camlardan dökülüyor şimdi. Bay Faskül'ü görmek istiyorum. Yaşlı kadın içeri girdiğini fark etmemiştim. Buz gibi bir esinti içimi titretiyor. Bay Faskül daha inmedi. Beni bayan Florent gönderdi. Biraz rahatsız. Bugün gelemeyecek. Bayan Florent. Kasada duran kızıl saçlı kadındır. Yaşlı kadın. Bu havalar midesine iyi gelmiyor diye devam etti. Garson ciddi bir tavır takınıyor. Evet, sis yüzünden. Bay Faskül rahatsızlanır. Aşağı inmemesine şaşıyorum. Demin telefonla aradılar. Her zaman sekizde inerdi. Yaşlı kadın düşünmeden tavana bakıyor. Yukarıda mı? Evet odası orada. Kadın sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi mırıldanarak. Ölmüş filan olmasın diyor. Garson adam akıllı kızıyor. Rica ederim. Rica ederim. Ölmüş olmasın. Bu düşünce kafamdan şöyle bir geçmişti. Böyle sisli havalarda insan bu çeşit düşüncelere dalar zaten. Yaşlı kadın gitti. Ben de öyle yapmalıydım. Burası karanlık ve soğuk. Siz kapının altından sızıyor. Yavaşça yükselerek her şeyi kaplıyordu. Belediye kitaplığında hem ışık hem sıcaklık bulabilirdim. Bir yüz yeniden cama yapışıyor. Ağzını burnunu oynatıyor. Garson öfkeyle. Dur biraz diyor. Sonra koşarak dışarı çıkıyor. Yüz kayboldu. Yapayalnız kaldım. Odamdan çıktığım için kızıyorum kendime. Siz şimdi orayı da kaplamıştır. İçeri girmek içime korkusalar. Kasanın arkasında karanlıkta bir şey çatırdadı. Özel merdivenin bulunduğu yerden geliyor. Yoksa patron aşağı mı iniyor? Hayır, kimse görünmedi. Basamaklar kendi kendine çıtırdamış. Bay Fasgül hala uyuyordu. Ya da başının üstünde cansız yatmaktaydı. Sisli bir sabah yatağında ölü bulundu. İkinci başlıkta şu olur. Hiçbir şeyden haberleri olmayan müşteriler kahvede yiyip içiyorlardı. Acaba hala yatağında mı? Çarşafları yere düşürüp kafasını döşemeye çarparak yıkılmış olmasın. Bay Faskülü iyi tanırım. Ara sıra bana sağlığımı sorardı. İri yarı, güleç yüzlü, tertemiz sakallı bir adamdır. Ölmüşse nedeni kalp krizidir mutlak. Dili ağzından fırlamış yüzü patlıcan rengini almıştır. Sakalı havada kıvır kıvır tüyler altında boynu mosmor yatıyordur. Özel merdiven karanlık içinde gözden kayboluyor. Parmaklığın tokmağını zar zor görüyorum. Bu karanlığı geçmek gerek. Merdiven çatırdar. Yukarıda. Oda kapısının önüne gelirim. Ceset orada. Başın üstünde. Elektrik düğmesini çevirir. İyi canlamak için ılık tenine dokunurum. Dayanamıyorum. Yerimden kalkıyorum. Garson beni merdivenlerde yakalarsa bir gürültü duyduğumu söylerim. Garson nefes nefese. Hızlı içeri girdi. Budala. Üzerime geliyor. Borcunuz iki frank. Yukarıdan bir gürültü duydum diyorum. Tabii vakit epey geç oldu. Evet ama bildiğimiz gürültülerden değildi bu. Hırıltıya benziyor. Sonra boğuk bir ses duyuldu. Camlarını siz kaplamış şu küçücük karanlık yerde buna kolayca inanılabilirdi. Adamın gözlerini nasıl açtığını hiç unutmayacağım. Kalleşlik ederek, çıkıp bakmalısınız dedim. Hayır olmaz dedi. Bana yapmadığını bırakmaz. Saat kaç? On. İnmezse saat on buçukta çıkıp bakarım. Kapıya doğru ilerledim. Gidiyor musunuz? Kalmayacak mısınız? Hayır. Bayağı hırıltılar mı duydunuz? Çıkarken bilmem dedim. Aklım bu çeşit şeylere takılmıştı. Belki bu yüzdendir. Sis kalkmış biraz. Turnbright sokağına erişmek için acele ediyorum. Işıklarına ihtiyacım var. Ama hayal kırıklığına uğradım. Işık yok değil. Mağazaların vitrinlerinden aşağı akıp duruyor. Ne var ki bunlar neşeli ışıklar değil. Sis yüzünden bembeyaz kesilmişler. Bir duşun suları gibi insan üzerine dökülüyorlar. Bir yığın insan var. Çoğu kadın. Hizmetçiler. Gündelikçi kadınlar. Dükkan sahibi kadınlar da var. Hani şu alışverişi kendim yaparım bu daha sağlam diyen cinsten hanımlar. Camakanların önünde biraz duruyor sonra içeri giriyorlar. Domuz kasabı Julia'nın önünde durdum. Arada bir sosisleri ve mantarlı paçaları işaret eden bir el görüyorum. Camın ardında tombul, sarışın bir kız. Göğüs bağır açık, eğilip ölü et parçasını eline alıyor. Buradan beş dakika ileride Bay Fasgül odasında cansız yatıyor. Çevremde dayanacak sağlam bir şey, beni düşüncelerimden koruyacak bir sığınak aradım. Böyle bir şey yoktu. Sis ağır ağır dağılmıştı. Ama tedirgin edici bir şey sürüklenip duruyordu sokakta. Belki gerçek bir tehlike değildi bu. Soluklaşmış, saydamlaşmıştı. Ama sonunda insanın içine korku salan da buydu. Alnımı cama dayadım. Rus usulü hazırlanmış yumurtanın mayonezi üzerinde koyu kırmızı bir damla gördüm. Kandı bu. Sanırım üzerindeki bu kırmızı yüreğimi bulandırıyordu. Ansızın bir hayal kurdum. Birisi yüzü koyun düşmüştü. Kanı tabaklara akıyordu. Yumurta kana belenmişti. Tepesindeki domates dilimi fırlamış, yamyazsı olmuş, kırmızı üstünde kırmızı. Mayonez biraz akmış. Kan dereceğini iki kola ayıran bir sarı krema birikintisi sanki. Ama saçma iş. Kendimi toparlamalıyım. Çalışmak için kitaplığa gideceğim. Çalışmak mı? Tek satır bile yazmayacağımı iyice biliyordum. Bir gün daha gitti. Parktan geçerken her zaman oturduğum sıranın üstünde kıpırdamayan mavi pelerinli bir adam gördüm. Herifçi oğlu üşümüyor. Okuma salonuna girdiğimde kendini yetiştiren adam dışarı çıkıyordu. Yakaladı beni. Size teşekkür etmeliyim efendim. Verdiğiniz fotoğraflara bakarak unutulmaz saatler geçirdim. Onu görünce içimde bir umut doğdu. Belki iki kişi bugünü daha kolay geçirebiliriz. Ama kendini yetiştiren adam ile birlikte sadece görünüşte iki kişi olur insan. Elindeki kitaba vuruyor. Bir dinler tarihi bu. Bu geniş sentezi yapmak konusunda Noguçapi'den daha uygun kimse olamazdı. Öyle değil mi efendim? Yorgun bir hali vardı. Elleri titriyordu. Peki görünmüyorsunuz diyorum. Evet efendim, haklısınız. Başıma iğrenç bir olay geldi de. Kitaplık memuru bize doğru yaklaşıyor. Ufak tefek bir korsikalıdır bu askeri mızıka kaşeflerininki gibi bıyıkları vardır. Ayakkabılarını gıcırdatarak masaların arasında saatlerce dolaşır. Kışın mendillere tükürür durur. Sonra onları sobanın üzerinde kurutur. Kendini yetiştiren adam yanıma sokuluyor. Neredeyse soluğunu yüzümde duyacağım. Bir sır veriyormuş gibi. Bu adamın önünde hiçbir şey söyleyemem size diyor. Lütfetseydiniz. Neyi? Kızarıyor kalçaları kadınca sallanıyor. Beyefendi. Ah beyefendi. Peki açıkça söyleyeyim. Çarşamba günü benimle birlikte öğle yemeğine gelmek lütfunda bulunur musunuz? Sevinerek. Kendimi asmaya ne kadar isteğim varsa onunla yemeğe gitmeye de o kadar istiyorum. Beni mutlu kıldınız diyor kendini yetiştiren adam. Sonra hemen ekliyor. İsterseniz gelip sizi evden alayım. Birden ortadan kayboluyor. Düşünmek için zaman bırakırsa düşüncemi değiştireceğimden korkuyor herhalde. Saat on bir buçuk. İkiye çeyrek kalaya kadar çalıştım. Verimsiz bir çalışma. Önümdeki kitaba bakıyordum. Ama düşüncem mapli kahvesinden ayrılmıyordu. Bay Feskül aşağı indi mi acaba? Aslında onun ölmüş olduğuna pek inanmıyordum. Canımı sıkan da buydu. Bu kaypak düşünceden ne kurtulabiliyor? ne de ona inanabiliyordum. Korsikalı'nın ayakkabıları döşemenin üstünde gıcırdayıp duruyordu. Birkaç kere gelip önümde dikildi. Benimle konuşmak istiyor gibi bir hali vardı. Ama düşüncesini değiştirip uzaklaşıyordu yeniden. Saat bire doğru kimse kalmadı. Acıkmamıştım, dışarı çıkmak istemiyordum hiç. Biraz daha çalıştım. Sonra birden yerimden sıçradım Sessizliğin altında kalmışım gibi bir duygu kaplamıştı içimi. Başımı kaldırdım, yapayalnızdım. Korsikalı kitaplığın kapıcısı olan karısını yanına inmiş olmalıydı. Onun ayak seslerini duymak isterdim. Oysa sobanın içinde düşen bir kömürün çıkardığı hafif gürültüyü duydum. İçerisini sis kaplamıştı. Ama çoktan kalkmış olan gerçek sis değildi bu. Duvarlardan ve kaldırımlardan yükselen, sokakları hala donduran öteki sisti. Bu eşyanın yumuşayışının bir çeşidiydi. Kitaplar yine yerlerindeydi. ABC sırasına göre dizilmişler rafların üzerine. Kara ya da kahverengi sırtları ve etiketleri görülüyor. UP 7998 Genel Kullanım Fransız Edebiyatı Ya da UPSN Genel Kullanım Doğa Bilimleri ama nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. Genel olarak bu tıkız kitaplar, soba, yeşil lambalar, koca pencereler ve merdivenlerle birlikte geleceği sınırlarlar. Bu duvarlar arasında kalındıkça gerçekleşecek olan her olay sobanın ışığında ya da solunda gerçekleşecektir. Başını elinde taşıyan Söndenis bile içeri girse, sağdan girmesi Fransız edebiyatına ayrılmış raflar ile kadın okurların masası arasından geçmesi gerekecektir. Yere basmayıp da 20 santim yüksekten uçsa bile kanlı boynu tam üçüncü rafın hizasına gelecektir. Bu nesneler böylece hiç olmazsa olasılığın sınırlarını belirliyorlar. Oysa bugün hiçbir şey belirledikleri yok. Hatta kendi varlıkları bile sorguya çekilmişe benziyor. Bir andan ötekine geçerken güçlük çekiyorlar sanki okuduğum kitabı avucumda kuvvetle sıkıyordum ama en güçlü duyum bile körelmiş hiçbir şey gerçek değil gibi birden kaldırılabilecek bir dekorun ortasındayım sanki karton bir dekor dünya dert top olarak soluğunu tutarak bekliyordu geçen gün Baye Kilin beklediği gibi bunalımını bulantısını bekliyordu kalktım bu gücünü yitirmiş nesnelerin arasında duramıyordum. Pencereden İmpetras'ın kellesine bir göz atmaya gittim. Mırıldanıyordum. Her şey olabilir. Her şey gelebilir başıma. İnsanların uydurduğu korkunç şeyler değil tabii. Söz gelimi İmpetras birden dans etmeye başlayacak değildi. O başka. Belki bir saat, belki bir dakika sonra yıkılıp gidecek olan bu sallantılı varlıklara korkuyla bakıyordum. Evet orada. Kimi hayvan türlerinin değişmeyen şekillerini, kimi evrendeki enerji niceliğinin tüm olarak saklandığını açıklayan bu bilgi dolu kitapların arasındaydım. Orada camları, ışığı belli bir oranda yansıtan bir pencerenin önünde ayakta duruyordum. Ne var ki bunlar sağlam engeller değildi. Dünya her gün aynı yüzde ortaya çıkıyorsa bunun nedeni tembelliktir sanırım. Ama bugün değişmek istiyor sanki. Öyleyse her şey. Evet, her şey olabilir. Kaybedecek vaktim yok. Bu tedirginliğin temelinde Mabri kahvesindeki olaylar yatıyor. Oraya dönmeli. Bay Faskül'ü dipdiri karşımda görmeli ve gerekirse sakalına ya da ellerine dokunmalıyım. Belki o zaman kurtulurum. Pardesömü alıp acele sırtıma attım. Fırlayıp çıktım. Parkı geçerken pelerinli adamın hala aynı yerde oturduğunu gördüm. Soğuktan kızarmış kulaklarının arasında koskoca solgun bir yüzü var. Mabli kahvesi uzaktan ışık saçıyor. On iki lambada yanmış olmalı. Adımlarımı sıklaştırdım. Bir an önce bitirmeliyim bu işi. Önce büyük camdan içeri baktım. Kimsecikler yoktu. Kasiyer de, garson da yoktu. Ayfazgül de yoktu. İçeri girmek için büyük bir çaba harcadım. Ama oturmadım. Garson diye seslendim. Kimse karşılık vermedi. Bir masada boş bir fincan. Tabağın içinde bir tek şeker. Kimse yok mu? Askıda bir manto asılı. Alçak bir masanın üstünde siyah karton kutular içinde dergiler var. Soluğumu tutarak çevremi dinliyorum özel merdiven hafifçe çatırdadı. Dışarıdan bir vapur düdüğü, gözlerimi merdivenden ayırmadan geri geri giderek dışarı çıktım. Biliyorum, öğleden sonra saat 2'de tek tük müşteri olur. Bay Fesgül gribe yakalanmış. Alışveriş yapsın diye garsonu dışarı göndermiştir. Belki de doktor getirsin diye gönderdi. Evet. Ama Bay Fasgül'ü görmek gereksinimini duymuştum işte. Tom Bryce ağzında geriye dönüp ıssız ve ışıklı kahveyi tiksintiyle seyrettim. Birinci katın panjurları kapalıydı. Sınırsız bir korku kapladı içimi. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Rıhtım boyunca koştum. Bovosis mahallesinin bomboş sokaklarına döndüm. Evler üzgün gözlerle kaçışımı seyrediyorlardı. Boğuntu içinde durmadan tekrarlıyordum. Nereye gitmeli? Nereye gitmeli? Her şey olabilir. Ara sıra yüreğim korkuyla çarparak ansızın geri dönüyordum. Neler oluyordu arkamda? Korktuğum belki de arkamda başlayacaktı ve ben döndüğüm zaman iş işten geçecekti artık. Nesnelere baktığım sürece bir şey ortaya çıkmayacaktı. Her şeye bakmaya çalışıyordum. Kaldırımlara, evlere, gaz lambalarına Bakışlarım onları yakalamak ve değişimlerini tam gerçekleşirken durdurmak için nesnelerin birinden ötekine hızla gidip geliyordu. Her zamanki doğal halleri yok ama ben, bu bir gaz lambasıdır. Bu bir çeşmedir deyip duruyor ve bakışımın gücüyle onları günlük görüşlerini indirmeye çalışıyordum. Yolumun üstünde sık sık kahvelere rastladım. Café d'Espératons, Bardala de Morin pembe tül perdelerin önünde karar veremiyordum. Bu kapalı yerler belki başkaydı. Belki onlar. Hala dünkü dünyanın kıyıda kalmış, unutulmuş bir bölümünü barındırıyorlardı. Ama kapıyı itmek, içeri girmek gerekiyordu. Yapamıyordum bunu. Çekip gidiyordum. Evlerin kapıları hepsinden fazla korkutuyordu beni. Kendiliklerinden açılmalarından korkuyordum. Sonunda sokağın ortasından yürümeye koyuldum. Ansızın Basin Dunorun rıhtımına çıktım. Balıkçı kayıkları, küçük yatlar. Ayağımı taşa gömülmüş bir demir halkanın üzerine dayadım. Burada evlerden ve kapılardan uzakta bir an rahat edecektim. Yer yer kara lekelerle kaplı durgun suyun üzerinde bir mantar yüzüyordu. Ya suyun altında, suyun altında neler olabileceğini düşünmedin belki de bir hayvan. Yarısı çamura gömülmüş, koca bir kabuk. Bir düzüne ayak, çamuru ağır ağır eşeliyor. Hayvan ara sıra şöyle bir kalkıyor. Suyun dibinde bir kıpraşma, bir dalgalanma arayarak yaklaştım. Kara lekelerin arasında mantar kıpırdamadan duruyor. O sırada sesler duydum. Zamanıydı. Geri dönüp yeniden koşmaya başladım. Kasım Lyon sokağında konuşan iki adama yetiştim. Ayak seslerimi duyunca sapır sapır titreyip ikisi birden geriye döndüler. Kaygı dolu gözlerle önce bana sonra herhangi bir şey geliyor mu diye arkama baktıklarını gördüm. Demek onlar da benim gibiydi. Demek onlar da korkuyorlardı. Yanlarından geçtiğim sırada bakıştık. Neredeyse konuşacaktık. Ama bakışlarda ansızın bir çekingenlik belirdi. Böyle bir günde her önüne gelenle konuşulmaz. Kendimi soluk sola Bolibes sokağında buldum. Zarlar atılmıştı bile. Kitaplığa dönüyordum. Bir roman alacak, okumaya çalışacaktım. Parkın parmaklıkları boyunca ilerlerken pelerinli adamı yeniden gördüm. Hala bomboş parkta oturuyordu. Burnu kulaklarına kadar kızarmıştı. Kapıyı açacağım sırada yüzündeki anlam durdurdu beni. Gözlerini kısıyor ve yüzünde budalaca tatlı bir gülüş yarım yamalak, bel yarım yamalak beliriyordu. Aynı zamanda bakışlarını tam önünde bulunan ama göremediğim bir şeye dikmişti. Bakışları öyle sert ve şiddetliydi ki ansızın dönmekten kendimi alamadım. Bir ayağı havada, ağzı açık, on yaşlarında bir küçük kız karşısında sanki büyülenmiş gibi eşarbını çekiştirerek adamı seyrediyor ve sivri yüzünü ileriye uzatıyordu. Adam sanki güzel bir şaka yapacakmış gibi kendi kendine gülümsüyordu. Birden elleri, eteği ayaklarına kadar inen pelerinin ceplerinde yerinden kalktı. Bir iki adım attı. Gözlerinin akları göründü. Yere yığılacak sandım. Ama uykulu bir halde gülümsemeye devam ediyordu. Birden anladım. Pelerin. Önüne geçmek isterdim bunun. Öksürmem ya da kapıyı itmem yeterli. Ama küçük kızın yüzündeki anlam bu kez beni büyülemişti. Korkudan, kaşı gözü gerilmiş, yüreği küt küt atıyor olmalı. Ama faremsi çenesinde güçlü ve kötü bir şey de görüyordum. Bu merak değil, bir çeşit güvenli bekleyişti. Güçsüz hissettim kendimi. Dışarıdaydım. Parkın kıyısında. Onların minicik dramının karşısındaydım. Oysa onlar isteklerinin karanlık gücüyle birbirlerine kenetlenmişlerdi. Bir çifttiler. Soluğumu kesiyorum. Adam pelerinin eteklerini açtığı zaman bu çok bilmiş yüzde ne gibi bir anlam belireceğini görmek istiyorum. Ama kız birdenbire kendini toparlayıp koşmaya başladı. Pelerinde herif beni görmüştü. Yoksa devam edecekti bir an yolun ortasında hareketsiz durdu. Sonra iki büklüm yürüdü. Pelerini baldırlarına çarpıyordu. Kapıyı açıp hemen ona yetiştim. Hey baksana! diye seslendim. Titremeye başladı. Yanından geçerken kibarca. Kentin üzerinde büyük bir tehlike dolaşıyor dedim. Kitaplığa girdim. Masalardan birinin üzerinde duran parma manastırını aldım. Okuyup çevremi unutmaya, Sendal'ın Duru İtalya'sında bir sığınak bulmaya çalıştım. Ara sıra kısa sanrılara dalıp unutuyordum kendimi. Ama sonra durmadan boğazını temizleyen ufak tefek bir ihtiyarla iskembesinin arkalığına dayanıp düşler kuran bir delikanlının karşısında bu korkutucu günün içinde yeniden düşüyordum. Saatler geçiyordu. Pencereler kararmıştı. Kitaplığa gelen son kitapları odasında damgalayan Korsikalı'yı saymazsak dört kişiydik. Ufak tefek ihtiyar, sarışın delikanlı, üniversiteyi bitirecek bir genç kadın ve ben. Ara sıra içimizden biri başını kaldırıyor, sanki korkuyormuş gibi ötekilere güvensizce göz atıyordu. Bir ara ihtiyar gülmeye koyuldu. Genç kadının tepeden tırnağa titrediğini gördüm. Ama ihtiyarın elindeki kitabın adını tersinden okudum. Güldürücü bir romandı bu. 7'ye on var. Kitaplığın 7'de kapandığını birden düşündüm. Bir kere daha kendin içine fırlatılıp atılacaktım. Nereye gidecektim? Ne yapacaktım? İhtiyar romanını bitirmişti ama gitmiyordu. Düzenli ve sert sesler çıkararak parmağını masaya vuruyordu. Korsikalı, ''Beyler, birazdan kapatıyoruz.'' dedi. Delikanlı irkildi. Bana şöyle bir baktı. Genç kadın Korsikalı'ya dönmüştü. Sonra kitabını yeniden eline aldı ve okumaya dalmış gibi göründü. Beş dakika sonra Korsikalı, kapatıyoruz, dedi. İhtiyar kararsız bir halde başını salladı. Genç kadın ayağa kalkmaksızın kitabını itti. Korsikalı şaşırmıştı. Ne yaptığını bilmeden bir iki adım attı, sonra bir elektrik düğmesini çevirdi. Okulların masasındaki lambalar söndü. Yalnız ortadaki elektrik yanıyor. Delikanlı esefle ağır ağır yerinden kalkıyor. Önemli olan paltosunu kimin daha uzun zamanda giyeceği. Dışarı çıktığım zaman kadın hala oturuyordu. Bir elini kitabın üzerine koymuştu. Aşağıda giriş kapısı geceye açılıyordu. En öndekiden delikanlı döndü. Merdivenden ağır ağır indi. holü geçti eşikte bir an durduktan sonra gecenin içine dalarak gözden kayboldu. Merdivenin bitimine gelince başımı kaldırdım. Biraz sonra ihtiyar, pardi süsünü ilikleyerek okuma salonundan çıktı. İlk üç basamağı indiği zaman bütün gücümü toplayıp gözlerimi kapayarak karanlığa daldım. Serin bir okşayış duydum yüzümde. Uzakta birisi ıslık çalıyordu. Gözlerimi açtım. Yağmur vardı tatlı ve durgun bir yağmur. Alan dört lambayla usul usul aydınlanıyordu. Yağmur altında bir taş alanı. Delikanlı büyük adımlarla ilerliyordu. Islık çalan oydu. Durumdan habersiz olan öteki iki kişiye korkusuzca dışarı çıkabileceklerini ve tehlikenin geçmiş olduğunu anlatmak için bağırmak geldi içimden. Ufak tefek ihtiyar eşikte göründü. Sıkıntılı bir halde yanağını kaşıdı. Sonra ağız dolusu gülümseyip şemsiyesini açtı.